Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız bölgeye hoş geldiniz. Bugün acı bir gün. 10 şehit var. Mardin Kızıltepe'de 4 şehit. Şırnak Van Karayolu'nda 6 şehit. Birinde yola tuzaklanan bomba patladı. Diğerinde roket etarlarla saldırılar oldu. Çatışma çıktı. Yani tatsız bir gün. 10 şehidimiz var. Böyle bir günde gündemdeki konuları tartışacağız bu akşam. Kimlerle tartışacağız? Hemen konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Ahmet Gündoğdu, AK Parti Ankara Milletvekili hoş geldiniz Ahmet Bey. Derya Yanık, hukukçu hoş geldiniz hoş Derya Hanım. Hoş. Merhabalar. Profesör Ersan Şen hoca. Hocam hoş geldiniz. Ve yanında da Cumhuriyet Gazetesi'nden Kemal Göktaş var. Kemal Göktaş merhabalar. Kısa bir ara tarafsız bölge başlıyor. Tarafsız bölgeye başlıyoruz. Ee, açılışta da söyledim bugün maalesef 10 şehidimiz var Mardin Kızıltepe'de ve Şırnak Van Karayolunda. Ee, bir kez daha vurgulayalım acımız büyük. Ee, biz bu akşam e, terörü ve terör saldırılarını ve şehitleri konuşmayacağız. Zaten onları her zaman gündemimizde konuşuyoruz, her programda hemen hemen değiniyoruz ama bu akşam Özellikle gündemde olan başka konular var. Onları işleyeceğiz, tartışacağız. En önemli tartışma konusu FETÖ operasyonlarının siyasete sıçrama ihtimali. Bu şu anda Türkiye'de bir numaralı gündem konusu. Bunu tetikleyen temel haber şu. MIT'in telefonla haberleşme sistemlerinden biri olan Bayloku, ki bunu Fethullahçıların organize ettiği söyleniyor, kullanan 20 bin kişilik yeni bir liste daha belirlediği söyleniyor. Yani MIT 20 bin kişilik yeni bir liste daha e, belirlemiş ve bu yeni listede siyasetçilerin de var olduğu söyleniyor. Bunlar gazete haberlerine yansıdı e, ve buradan yola çıkarak da FETÖ operasyonlarının siyasete sıçrayabileceği belirtiliyor. Ee, az önce Bakanlar Kurulu toplantısından sonra hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'a bu konu soruldu. O da bu tür söylentiler üzerinden AK Partili siyasetçilerin töhmet altında e, bırakılmaması gerektiğini, bunun doğru olmadığını söyledi. E, bu arada CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise hodri meydan siyasi ayak nereye kadar gidiyorsa ister CHP ister MHP ister AKP gidelim gibi bir açıklama yaptı. Böyle bir tartışma var yani yeni bir liste var Baylok kullanan e, 20 bin kişi e, ve bu yeni liste kapsamında da operasyonlar siyasete uzanacak deniyor. Şimdi ben önce e, Ersan Şen hocaya bir şey soracağım Tek, teknik bir şey soracağım yani tart, tartışma ile dair bir şey değil de e, o da şu e, şimdi bu Baylok kullanmak bir kriter ve bir kanıt sayılır mı sayılmalı mı? sayılıyor çünkü şu anda yapılan uygulama o şekilde. Şimdi, Hukuken nedir yani? Şimdi tabii burada spekülatif bir açıklama yapmadan tahmin üzerinden giderek şunu söyleyeyim. Bir defa bu Baylok'un elde edilme şekli de önemli. Bunlar istihbari, önleyici kolluk yöntemiyle mi elde ediliyor yoksa adli kolluk yöntemiyle mi? Yani delil elde etmede eğer adli kolluk yöntemi üzerinden elde ederseniz bunu kullanabilirsiniz. Ama önleyici kolluk yöntemi üzerinden gelirseniz polis vazife mesleği kanununda, MİT kanunda ve e, jandarma teşkilatı kanununda bir takım kısıtlılıklar var. Onu ne yapacaklarını bilmiyorum. Ama benim bildiğim şöyle. Yani lütfen devam bir, edeyim. Bir, bir Heh, tamam. Ona bir açıklık getirelim evet. ondan sonra devam edin. Yani evet. şimdi ortada bir örgüt var. Bu örgütün e, değişik kademelerde adamları var. Tamam. Değişik mekanizmalarda. Tamam. Bunların kendileri arasında gizli haberleşmelerini sağlayan bir sistem kurdukları tamam. söyleniyor. Tamam. Ve istihbarat da diyor ki ben bu sistemi buldum, çözdüm ve tamam. bu sisteme dahil olan insanların isimlerini saptadım. Tamam, Milli İstihbarat Teşkilatı bunu önleyici kolluk olarak zaten yapmak zorunda. Yani görevi icabın diye tamam. işaret ediyorsa... Ş Polis bundan mi? sonraki adım ne olacak? Bundan yani biz bu sonra, örgütü... Bundan sonraki adımda adli kolluk devreye girecek zaten. Girmişti. Girmiş. Yani şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir takım soruşturmaları yapıyor. Ve bu bir delildir. Kullanabilir. Biraz önce söylediğiniz, yani bir terör örgütü yapılanması iddiasında, suç örgütü yapılanması iddiasında haberleşmelere müdahale edebilirsiniz. Biz bunun adına iletişimin tespiti, yani içeriği belli olmadan kimin kiminle ne zaman görüştüğü, diğeri dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesidir. Bu dediğiniz sizin tipik bir haberleşme hürriyetine müdahale. Salt bundan yola çıkarak ilk defa olacak bu. Bu sistemi, bu programı, bu haberleşme metodunu kullandıkları için başka kimse kullanmamıştır. Öyle. Sadece muhakkak bunlar kullanılmıştır şeklinde Öyle. bir tespit yapılır, yapıldı. Yapılır ve bu delillendirilip ortaya koyulursa o zaman haberleşmeye müdahale değil de bir sistemi, bir metodu kullanma kabulünden hareketle aleyhe asli delil olarak bu e, dediğiniz Baylokçular olarak bilinen artık biz de söyleyebiliriz. Ama onlarla ilgili de benim bir dakika, gördüğüm. Bir dakika. Yani şöyle zaten deniliyor ki yani bu sistem yani ben böyle bir sistem var. Baylok herkes gire giremiyor zaten. Tam Öyle devam devam miydi? Yani, kendilerinin buldukları bir sistem. Kendilerinin bu. buldu ama e, uygulamada normalde siz arama yaptığınızda uygulama motorlarında arama yaptığınızda karşınıza çıkabilir bu sistem. Tamam. Ben Buna şunu... giri, girdiğinizde ancak mesajlaşmak için bir takım şifreler girmek zorunda. Yani kaydolmak için ben... bir takım şifreler gerekir. Tamam. Ben diyorum ki bunu kullanmak için o örgütsel Şimdi... mekanizmanın içinde yer almanız tamam. gerekiyor. O şifrelere evet, hakim evet, tamam. de, eğer, olmak için. Eğer öyleyse böyle bir iddiayla iddia makamı gelebilirse bu haberleşme hürriyetine müdahale olmaz. Şöyle bir nitelendirme yapıyorsunuz. Tabii başka yan deliller var mıdır yok mudur herkes bakımından bakılacak. Diyorsunuz ki kardeşim bu alındaki veya sırttaki bir işaret gibidir. Ben bunu tespit ettiğim anda örneğin Rus mafyasının şu üyesi ve şu derecededir diyebiliyorum. Baylok açısından da böyle bir değerlendirme, nitelendirme yapılırsa sorun yok. Sorun nerede başlayacak? Biraz önce Kemal Bey'in söylediği gibi bunu siz ulaşabiliyorsanız elde edebiliyorsanız. Başına, başına yani darbeden sonra bile girdiğiniz o, o şekilde o şekilde iki türlü inkar gerçekleşecek. Bir, "Hayır ben bu programı kullanmadım. Nasıl geldiğinde bilmiyorum." ya da "Ben örgüt elemanı değilim ama." Değilim, evet. kullandım. İçeriğini belirleyemiyorsun. Çünkü içeriği çözüldü mü, çözülmedi mi ona bakmak lazım. Bir de benim şimdiden tavsiyem o çözümün yapılma şeklinin de Mutlaka adli kolluk tarafından gerçekleştirmesi lazım. Çünkü idari dediğimiz önleyici mahiyette Milli İstihbarat Teşkilatı böyledir. Onun müdahalesiyle eğer bu deliller, o şifreler kırılır, bütün çözümler yapılırsa yarın bir gün yargılamalarda hukuka aykırı delil savunmasıyla karşılaşılabilir ama söylediğiniz husus şu açıdan önemli. Bazı kriterler yürütüyorlar. Ama ben yine buradan tavsiyede bulunuyorum. Suç tarihi olarak öyle 17 25 efendim 7 Şubat şurası burası geçtiğinde <laughs> yargının önünü set çekecek özellikle siyaset üzerinden veya bir takım yerler üzerinden dokunulmazlığı siyaseten e, oraya koruma kılıfı oluşturabilecek yanlış ve ceza hukukunun kabul etmeyeceği dayatmalardan kaçınmak lazım şu andan Bu itibaren Bu başka bir şey söylüyorsunuz. Şunu söylüyorum. Şimdi yani baylok bayloka bağlı kalmadan Baylok'un ne zaman icat edildiği, ne şekilde bulunduğu, işte bir takım rivayetler, gazete haberleri, değerlendirmeler var. Ama sizin söylediğiniz nokta sadece terör örgütü yapılanmasına mensubiyetin ispatı yönünden kullanılacak delillerden birisi mutlaka değil. Onlardan birisi çünkü Hocam, onların neyse bunu çok uzatmayalım. Ben tamam. baş yani uzun uzun bunu tartışmak okay. istemiyorum. Ya yani bize söylenen şey şu deniliyor ki bu adamlar 15 Temmuz öncesi bu sisteme geçtiler. Tamam. Darbe öncesi, darbeyle ilgili her türlü haberleşmeyi bu sistem üzerinden tamam. yaptılar. Tamam. Doğru yanlış bilmiyorum. Resmen tamam. bize İddia bu. bu. İddia bunu, bu. Bunu üç kategoride yansıtmış. Evet o mavi, şart. turuncu Bir, ve kırmızı. Kırmızı şeklinde. liste var. Bunu yapının, FETÖ'nün en üst grubunun özel şifreli haberleşmesi. İki yeşil liste il imamı denen ikinci e, orta, kademenin, kademe. orta kademenin üç turuncu listede şüpheler var. Onun bir altında sizin de şifrenizi kırarak başka hiç paralelli FETÖ ile ilgisi olmayan birilerine de zarar vermiş olabilecek boyutta. Ama birinci ve ikinci listedeki kullanım biçimi doğrudan devletin temeline dinamit tamam, koymak işte, ve tamam. darbeyi i̇şte Sorum da vekilim burada eğer sizin dediğinizden farklı bir şey ortaya çıkıyor. Benim bunu mavi, turuncu ve kırmızı liste olarak duyduğum, internete de yansıyan, eğer böyle bir ile giderseniz o zaman demek ki telefonla her baylok yüklenen kişi bu örgütün mensubiyeti noktasına doğrudan bağlantılı sayılmıyor. Çünkü benim Hakan Ahmet Hakan Bey'den aldığım, hayır değil bu bir simge, bu varsa telefonda kullandın kullanmadın örgütün içinde sayılıyorsun. İşte Bununla sizin hocam, söylediğiniz farklı. Hocam şimdi teknik detaylara boğmayalım diye ben fazla tamam. girmedim. Tamam. Ama şöyle bir şey var yani Ahmet Bey'in verdiği bilgide de onun izlerini görüyoruz. Ee, bu sistem içerisinde sadece belirli bir zümrenin kullanabileceği şifreler var. Evet ha. O şifre... yazılımı her şeyi. Evet yani ait... kastettiğimiz o yani o şifreyi sadece belli bir grup biliyor. Onlar içerisinde de işte belli bir kademe var. Bu bir delildir ikinci kademe var. Ha üçüncü kademede dediğiniz acaba bunlar o e, hem örgüsel mekanizmanın içinde yer almıyorlar da işte baylok'a girmişler mi? Orada da şüpheler var. Yani bir cümle var. Onlar... söyleyeyim bir cümle sadece. O da şu. Sizin söylediğiniz tespit ile onların kullanma dereceleri arasındaki fark şu. Birisinde eğer baylokçu olmak, onu bulundurmak dahi bizatihi somut delil ise zaten orada siz o ispatı kendinize göre yapmış oluyorsunuz. Ama bunun ötesinde içerik tartışmasına girilirse haberleşme hürriyeti meselesi işte o ispat meselesinin nasıl olacağı, delillendirmenin hukuka uygun şekilde nasıl yapılacağı, bilir kişilerin ne şekilde raporlar hazırlayıp da savcıların önünü açacağını tabii soruşturma. ben yeni bir 20 bin, 20 bin kişilik liste dendiğinde benim anladığım bu iki üst kademeden 63 evet. bin kişilik listeye ek bir, bir bin listeden bahsediyor Öyle anladım ben. Yani evet. siz de mi öyle anladınız? Evet. evet yani yani açığı alıp başka işte aidiyetlerinden dolayı soruşturması devam eden on binlerin haricinde doğrudan suyun gözünde olan e, ve kasıtlı olarak bu pili yapanlar kapsamında. E, yani 20 bin kişilik yeni evet. bir liste varmış. Yani ya o abi. kadar kolay bir mesele değil aslında. Çünkü bu dijital verilerin sağlıklılığı meselesini biz yakın tarihte çokça, tartıştık, yaşadık balyoz vesaire de. Burada da yine e, bugünkü gazetede bu haberi yapan arkadaşların dikkat çektiği bir şey vardı. Özellikle e, EDSL, Türkçe ADSL, Türkçe Sözlük, ADSL bağlantılı yerlerde birden çok bağlantı yapılıyor. Özellikle lojmanlarda vesaire işte hakim ve savcıların ya da kamu görevlerinin oturduğu yerlerde. Kimin hangi e, IP ile bağlandığına ilişkin bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Üçüncü sıradaki işte. Evet yani ama işte Baylocktaki esas mesele bence bu ilk iki kademede olanlar ve şifreli mesajlaşanlar elbette çok güçlü bir emare örgüt üyeliği için ama salt bu delile dayanarak yapılan işlemlerden biz yine ileride bazı mağduriyetler duyabiliriz. Çünkü aslında çok olağanüstü bir yargı, olağanüstü bir soruşturma, Süreci içinden geçtiğimiz için bunları çok sıhhatle tartışamıyoruz. Yani Baylok tarzı bu tür dijital verilerde malum dışarıdan yüklemeler, başka müdahaleler çokça olabilir. Ee, normalde aslında bu çok daha ağır süreçlerle yürüyecek bir süreçti ama darbe girişiminden sonra hızla gitti. <laughs> ama ben Ve bu saat Baylok yüklü olduğu için ihraç edilenler de var mesela. Yani onların Ay, durumu da çok. Ama şu ana bu. kadar ben mesela birçok itirazla karşılaştım. Ya yani mağdur olduk, benim hiçbir suçum yok falan. Hani ben Baylok sadece Baylok kullandığım için beni attılar diyen bir şikayetle karşılaşmadım. Var var. Var mı? Var tabii. Yani başkasının yüklediği ya da kendisinde hiç yüklü olmadığı halde yüklü göründüğünü söyleyen insanlar da var çünkü zor bir mesele. Yani yüzbinlerce insanın girdiği bir sistemden bahsediyoruz. Size var mı şikayet? Baylok benden hani by, ben Baylok diye işte dernek <laughs> üyeliğinden atıldım, sendika üyeliğinden atıldım, vakıf üyeliğinden atıldım diye var. Baylok diye hiç bana ulaşın. Bana da konuşuyor. yok yani. Evet, ben de sendikadan zaten Baylok kullanıcılarından bana haksızlığa uğradım diye müracaat da yok denecek kadar bildiğim kadar az. Şimdi ee, valiliklerde birimler oluşturuldu e, açığa alınan atılanlar müracaatların e, kahir ekseriyeti BAYLOG dışında. Elbet önemli bir şey bu örgüt açısından önemli bir mesajlaşma olduğu anlaşılıyor. Ama dediğim gibi bu dijital verilerle ilgili meselelerde yani Baylok dijital veri midir? Elbette dijital bir veridir. Yani e, cep telefonları... Yani siz kullanmak, anladığım kadarıyla etmek, şunu diyorsunuz. Yani, Bylog e, kullanıcısı olmak önemli bir emaredir. Önemli bir delil. Yani özel Emare Uygun değil. elde edilmiş bir delil olabilir. Önemli Benim bir delil olabilir. De Özellikle şifreli kısmı bilhassa önemli delildir. Fakat yine de dikkat edilmeli diyorsunuz. Elbette yani. Değil mi yani sizin... Çok çok... E, ya yani, Ahmet Bey de diyor ki yani bu konudaki gelen şikayet sayısı bana gelen diğer yok biraz, az, biraz, diyor. Tabii, daha az elbette daha Yine sizin söylediğiniz tespit önemli. Sırf baylokçu olmak üyelik tespiti için yeterli mi yoksa içeriye girmek mi gerekir? Yani ne konuştuğu konusunda, ne mesajlaştığı konusunda ana sorun o. Bu konuda İlkin şey elde edilmesi. Ya bildiğim bir şey değil de şunu söyleyeyim. Mesela FETÖ 17-25 Aralık'tan beri birçok insan FETÖ mağduru, FETÖ'den dayak yemiş, televizyonlara çıkıp onun nasıl bu ülkeye ihanet ettiğini saatlerce anlatanlar var ama hiçbirisi bu yapının Baylok programını kullandığına dair bir tek cümle kurmadı. Yani burada çok gizli, masonik bir yapı gibi çok gizli bir yani onun sağ koluyken yanından ayrılıp da Bugün televizyonlarda konuşma yapanlardan da biz BAYLOG'a dair bir şey Ondan duymadık. Eski Ama yeni bu. BAYLOG işi yeni o bir eski iş. Eski tarihi. Yeni, Onun bu yeni yeni şey. oluyor Yakın ya. ayrılanlardan da duymadık. Üstelik üstelik ee, BAYLOG darbe girişinde... Aleyhinde önce ya da lehinde işte. FETÖ uzmanıyım diyen hiç kimseden duymadık. Ahmet Bey ben şöyle biliyorum. BAYLOG biraz... Bu darbeyle ilgili hazırlık sürecinde oluşturulmuş bir sistem. Hatta darbe sürecinde Bailuk kullanmıyorlar. Hazırlık, darbe sürecinde baylok var. Hayır, Darbe günlerinde yani. Eagle diye başka bir sisteme geçmiş. Hatta WhatsApp görünümü. Şu anda 15 Temmuz'a kadar Türkiye'deki devlet kurumlarının diyanetteki ezan okuma programı dahil e, o yazılımları ilk kez e, kullanan, e, kamuoyuna e, sunan bunlar. E ama iki yıldır bir darbe hazırlığının olduğunu geriye dönük şu anda görüyoruz. Baylok kullanmaya bu, bir yıl önce mi kal, başladılar? Adam, adam diyorsunuz 6 ay önce FETÖ'yü terk etmiş. Tam sağ koluyum diyor, göbeğindeyim diyor. Fakat Baylok'tan haberi yok. E Neye yani, bağlıyorsunuz bunu? E, yani şunu, Belki de haberi var söylemiyor. O da olabilir. Yani. E, Türkiye 16 darbe yaşadı geçmişte. E, o darbelerle ilgili e, o darbecileri de, darbe biçimlerini de, kalkışmalarını da Az çok siyaset tarihi, Türkiye tarihi bilen herkes biliyorken, bu kez çok farklı yönleriyle bilinmez ve aykırı bir yapılanmayla karşı karşıyayız. İlk kez bir darbe milli ve dini değerleri kullanarak onlara ihanet ederek kalkışmayı yapıldı. Yani işgal kuvvetlerinin bile hedef almadığı meclisin sabaha kadar bombalandığı, bu bombalamaya emir veren aklın, üst akıl ya da buradaki piyonlarının bir dini, bir milli değerle, herhangi bir ilahi dinle, herhangi bir ilkel dinle de irtibatı olamaz. Bu doğrudan yaşlı, genç, sivil, çocuk demeden, kasten, bilerek adam öldürmeye giren boyut. Kullandığı teknoloji boyutuyla da elbette Amerika'nın, Avrupa'nın bilhassa Amerika'nın haber olmadan Türkiye'de darbe olmamıştır ama buradaki haberdar olma biçimi ve yansıması da diğerlerinden farklı. Anladım ama ben şeyi soruyorum yani FETÖ'nün son ana kadar yanında olup kısa bir süre önce onu terk edenlerin bayloku bilmemesi normal mi? Ben yapının çalışma biçiminin kullandığı metodların e, alışa gelmişin çok dışında olması örneğin şöyle bir cümle kurayım size. O bir dolarlardı. E, e, 15 Temmuz darbesi olmasaydı yaş kararıyla atılacak olan paralel diye atılacak olanların ne kadarı masum e, insanlar olacaktı? E, paralel değil Tertemiz Türk askeri diye elde tutulanların ne kadarı ...paralel, gizlenmiş olacaktı... ...yani e, Hz. İsa... ...Hz. İsa Efendimiz... ...asabiyle yürürken bir köpek leşi görüyorlar... ...hepsi yüzünü çeviriyor, ne pis kokuyor... ...o diyor ki ne güzel dişleri var... 15 Temmuz'un herhalde güzel dişleri e, kestirilemeyen metotlarla kalkışılan bir şeyde e, topyekun bir direnişle e, püskürtülmesi. Yani kalkışma biçimi ne kadar aykırıysa püskürtülme biçimi de darbecilerin hiç hesaplayamayacağı kadar evet. e, mükemmel bir tablo oldu. Sıra dışı şeyler yaşadık. Hem kalkışma hem son Dolayısıyla bir... bu baylok filan da sıra dışı işler diyorsunuz yani. Evet. Yani e, haberdar mıydılar, değiller miydi filan bu soruların hepsi muammalı evet. bir biçimde. Evet. Evet bu muhabrak yani, raf edenler kısım. de oldu zaten. Gözaltına alınıp Baylok programı yüklü diye sadece gözaltına alınıp daha sonra evet ben bu örgüt içerisinde yer almıştım deyip bir hikaye anlatan insanlar da oldu. Peki, Bunda kuşku yok yani. Şeyi nasıl açıklıyorlar? E. Yani bir 53 bin kişilik bir baylok listesi çıkmış. 63 dediler. Yok mi? 53, diye, mi? 53 bin diye biliyorum. Arkadaşlar da öyle söylüyorlar. Evet. Ben de 52 şey. bin olarak kalmış aklımda 52 bin 53 bin. Neyse yani bir, bir baylok listesi çıktı. Peki böyle, bu böyle Payder Pay çıkacak bir şey midir? Yani onu nasıl izah ediyorlar? Şimdi, Şimdi 20 bin daha çıkıyor sonra bir 10 bin daha çıkacak. Yani böyle Şifreli şey... girilen bir uygulama olduğu için MIT bunu uzun uğraşlarla hackerlık yaparak aslında o kırarak. listeleri kırarak o uygulamayı içerisine kırarak e, numaraları elde ediyor. Ve 200 küsür bin kullanıcısı olduğundan söz ediliyor. Hatta belki de net rakam bile verilmiştir bu konuda. 260 bin diye bir sayı aklımda ama. E, dolayısıyla Payder Pay kırması bu açıdan doğal. Ee, ama tabi e, ileride e, bunun delil olma niteliğiyle ilgili Ersan Hoca'nın dikkat çekmeye çalıştığı mesele karşımıza Bize çıkıyor. Bir inkar edilirse. Yani önleyici... Bir, bir başka e, boyutu var. Kullananların tamamı Türkiye'de değil. Değil. Ya zaten ha, bir baltık ülkesinde yapılmış. Dünyanın değişik ülkelerinde bunu. ağ geniş ve kullanma Sadece Türkiye'ye has bizim e, yargıçlarımızın... Savcılarımızın, hakimlerimizin kapsam alanında küresel yok. bir sistem kullanıyorlar. Evet. Yani. En önemli sorun ama da Türkiye'de tabii inkar de. edildiğinde ispatı. Yani ben evet. telefonda yakaladınız tamam, ama yakalamayıp da listelerde var kullandığı makineyi bulamıyorsunuz eğer içerik de belirleyemiyorsanız adam da inkar ederse i̇nkar ne olacak, olacak der yani? o zaman önleyici, e ne olacak ispat önleyici yani. yolla almasının sıkıntısı burada yani e, Ersen hoca başka nasıl olur? bu adli kollukla savcılık soruşturması o sırasında o e, ilk elde etmede sorun yok da içeriye girerken işte herhalde bir sadece adli orada kolluk devreye girmiştir şimdi. telefonda yakalanmadığında ve sadece mit'in hmm. tespitli listede hmm. varsa bir derya anı şey bu konuda. Şimdi e, tabii Baylok sistemiyle alakalı şöyle bir şey var. E, Ahmet Bey'in söylediği işte yapıdan ayrılanların da bilmediği. E, doğrusu yapıdan yakın dönemde ayrılıp da kamuoyuyla e, bildiklerini paylaşan yakın dönemden kastım. Son bir yılı aslında kastediyorum. E, bir isim benim hatırıma gelmiyor. Gülerce var. E, o da, Gülerce biraz daha eski. Yani 2013-2014 başı itibariyle. Dolayısıyla Baylok ve bir gelişmiş modeli olarak Eagle sisteminin son e, bir buçuk iki yıllık yani darbe hazırlığının başladığı, yoğunlaştığı ve tam olarak tekemül etmeye başladığı dönemden itibaren e, oluştuğunu görüyoruz. E, Kemal Bey'in de söylediği gibi bizim de haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla e, Baylok sisteminin MIT tarafından e, deşifre edildiğini fark ettiği an yapı bir başka daha korunaklı bir yapı geliş bir yazılım sistem. geliştiriyor sistem geliştiriyor Eagle sistemi. hali hazırda daha o sistemin çözümü ile alakalı sıkıntılar olduğunu okuyoruz. Şimdi Baylok'la alakalı hocamın delil olarak değerlendirme bir de tartışmalarına bir dakika, katılıyorum. Şöyle, Ancak Derya Hanım pardon. bir dakika. Şey de enteresan değil mi sizce? Yani adamlar bir yazılım buluyorlar. Bu yazılımla haberleşmeye başlıyorlar. Hiç kimsenin haberi yok yani binlerce, on binlerce e, hiç insan. hiç ilginç değil. yani Niye? Hiç hiç şaşırtıcı değil daha doğrusu şu anlamda söylüyorum. Yapının zaten temel özelliği bu. Yani bugüne kadar yapıp ettiği her türlü çalışmada Gizlilik. çok içe kapalı, çok içe kapalı, çok e, böyle e, adeta e, gerçekten hani bir e, yemin üzere hareket eden, gizli, Kendini saklayan, kendini ölümüne saklayan e, ve ta, sadece kendi içindeki e, iletişimi ve haberleşmeyi önemseyen bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, darbe... Sızmaması. Sızmaması gayet tabii. Peki yok darbe, mu bunların ben, içinde bir istihbaratçı falan filan yok mu bir hani kadar 10 e, binlerden bu, bahsediyoruz bu, bu yani, soruyu, bir tane adam çıkmıyor mu ya ya burada bir enteresan bir haberleşme sistemi buldular kendi aralarında haberleşiyorlar falan bir, diye bir bir şekliyle zaten işte herhalde oradan çıkmış. Evet deşifre olması herhalde istihbaratın o yapı içerisine sızmasıyla mümkündür diye düşünüyoruz umut ediyoruz bilmiyorum. <laughs> ama ben doğrusu delil olarak değerlendirme noktasına yani şuna çok katılamıyorum. Yapının kendi e, içindeki e, örgütlenme biçimine ve yazılımların e, gücüne baktığımız zaman, Baylok'ta nitekim şöyle deşifre oluyor biliyorsunuz. Aslında Türkiye'de dil yazılımı sü e, gerçek, e, gerçekleştiren şirket tamamen yurt dışında bir yer. Sadece arada Türkçe e, bir takım kodlar görünce a diyor e, isiparat ve bu nedir dedikten sonra bakıyorlar ki işte farklı bir şey çıkıyor. Dolayısıyla e, ben itiraf edeyim ya yani, hoş itiraf edecek bir şey yok. Hepimiz herhalde aynı durumdayız. E, 15 Temmuz e, gerçekleştikten sonra Baylok sistemiyle alakalı yani böyle bir şey olduğunu ve böyle bir haberleşme ağı olduğunu hepimiz gibi işte basından e, öğrendik. Şunu demeye çalışıyorum. İşte ADSL sisteminden ortak haberleşme ağından biz evimizde kullandığımız internet bağlantılarına bile kablosuz bağlantılara bile şifre koyuyoruz yani konu komşu kullanmasın girmesin diye böyle bir sistemde bir açık bırakılabileceği bana hiç mantıklı gelmiyor. Kemal Göktaş. Hı -hı. Yani e bu yine soruşturma makamlarından alınmış soruşturmanın e, güçlülüğünü gösteren e, bir bilgiydi söylediğim yani e, özellikle e, çok fazla sayıda insan oturdu lojmanlarda vesaire EDS sistemi kablosuz ağ. kablosuz ağa başka e, telefonlardan girmek de çok mümkün yani aynı kablosuz ağ üzerinden bağlanıyorsanız. Şey siz gider. şunu mu diyorsunuz? Masumlar da gider yani, mi diyorsunuz? Hayır bir de soruşturmayı da güçleştiren bir şey olur. Yani işte sadece bir liste var ve o listenin yanı sıra içerik yok. İçerik olmadığı noktada o liste ve telefonu da ele geçirmemişseniz soruşturmada da bir güçlük çıkar ve masumlar da gider. Ama benim Derya Hanım'ın söylediklerine itiraz edeceğim çok da hani o darbe girişiminden sonra da çok söylenen bir şey. Yani aslında evet Fethullah Gülen örgütünün gizli haberleşme sistemleri, gizli metotları falan vardı ama ve çok efsaneleştirilecek, çok ya efendim dünyadaki en gizli örgüt vesaire denecek bir örgüt değildi ama niye öyle geliyordu bize biliyor musunuz? Çünkü biz bunu takip etmiyorduk. Yani bu örgüt aslında yarı legal bir örgüttü. Yani siz nerede e, büyük ölçüde Fethullah Gülen cemaatine ait okulları herkes biliyordu, şirketleri hemen herkes biliyordu imamları, abileri, e, top aslında böyle e, odalar da o rahatlıkla e, bir dönemin e, iktidar Maçı ortağı olmanın şey, verdiği değil. rahatlıkla yani e, benim çok, söylediğim şey o, o hayır, değil, çok özür. Dilerim. Hayır, bir de örgütün içinde bu yarı legal kanadın hatta legal kanadın içinde bir illegal kanat olduğu ve onun gizli haberleşme teknikleri kullandığı falan her örgütün zaten her gizli örgütün şeyi budur ama e, bu örgütü böyle e, efsaneleştirecek. Yani böyle dünyanın en gizli örgütü falan e, en aykır yöntemleri kullanıyor. Baylok sistemi vesaire bir de bu bir dolarlarla bu iyice efsaneleştirildi. Hayır aslında bizim istihbarat örgütümüz ya da kolluk kuvvetlerimiz bunları çok e, e, işte bir milat koymadan e, suç örgütü olduklarına dair toplumda kanaatler ortaya çıktığında araştırmaya başlasaydı e, bence çok daha rahat çözülebilirdi bu örgüt. Ama iş işte peyderpey ee, 7 Şubat'tan Peki. sonra hiç Ne edilmedi üstüne bitireyim. 7 Şubat'tan sonra gidilmedi üstüne uzlaşma arayışlarına girildi. Ee, takip edilmedi yani. Takip edilmedi. Yani bu anlamda istihbarat mutlaka MIT vardır ama e, yeterince bir, bir takip izle örgü, tabi, terör de, dinleyelim. Anlaşıldı te şeyiniz, teziniz. Ee, buna katılmıyorum tabii. Yani şu anlamda katılmıyorum. Böyle karşılıklı hani birbirimize atışır gibi olmasın ama e, herhangi bir miladı e, temel alsak da almasak da yani 7 Şubat olabilir daha öncesinde de dershaneler e, pardon daha sonra dershaneler sonra 17 25 vesaire. Aslında e, bir şekilde her işaret fişeğiyle beraber takip edilen veya en azından çözülmeye çalışılan en azından legal ama problemli bir yapı olarak e, fark edildiğinden itibaren bir şekilde etki ve nüfuz alanı kısılmaya çalışılan bir yapı var karşımızda. Yani ne e, Türkiye'de, e, Türkiye'de e, yapılıp edilenleri bu anlamda yani bu yapıyla alakalı veya bu yapıya karşı alınan tutum anlamında çok da küçümsememek lazım. Asla efsaneleştirmiyorum asla hiç öyle işte üstesinden gelinemez çok büyük çok hayır yani işte 15 Temmuz'u el birliğiyle sokaktaki elinde odunla sokağa çıkmış insanlar durdurdular. Yani bu bu başka bir şeydir. Başka bir reflekstir. O anlamda bir büyütme işte bir e... onu kastetmenizi biliyorum siz örselsizlik anlamında kastettiniz örgütsel gizlilik ama anlamında da şunu demeye çalışıyorum bakınız. Şöyle yapalım mı? Bu tartışmayı reklamdan sonra sürdürelim Tabii mi? Tabii ki. Esas hiç kesintisiz bölüm başlayacak. Orada daha net bir şekilde konuşuruz. Kısa bir reklam arasından sonra hocam size de söz vereceğim. Kısa bir aradan sonra tarafsız bölge devam edecek. Derya Hanım sizin sözünüzü kesmiştim bu evet, Baylok meselesiyle e, ilgili olarak. Şunu Ş e, söylemeye şimdi, Toparlarsak yani Hı -hı. E, Kemal Göktaş e, dikkat edilmediği, ...diyor. Değil mi? Yani sonuçta tartıştığınız konu neydi? Gerekli takip yapılmadı. yapılmadı. Yani cemaatin devam aslında edin. bir terör örgütü olduğu... ...ya da bir suç örgütü olduğu... ...Türkiye'de çok uzun süredir... Duyarlılık gösterilmedi. Hiçbir şekilde MIT e, bir takım... E, ...istihbari işlemleri yapmıştır mutlaka... ...içine girmiştir falan ama... ...hakkında hiçbir şey yapılmadığı için bu örgüt çok... ...rahat serpildi. Biraz haksız sayılmaz galiba... ...değil mi Değerli Hanım? Ha, bu? Gayet tabii ki haksız değil Kemal Bey. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi... Daha önce de farklı platformlarda hatta geçen beraber katıldığımız programda da kısmen bunu konuştuk. Şimdi e, paralel yapılanmayla alakalı ortaya çıktığından itibaren e, uyguladığı yöntemler ve korunma biçimine baktığımızda karşımızda tipik bir soğuk savaş dönemi, bir gladio yapılanması olduğu artık bugün Türkiye'de e, hemen her kesimin üzerinde ittifak ettiği bir şey. Dolayısıyla böyle bir yapının korunması, serpilmesi büyümesi, varlığını bir şekilde araziye uydurması, gizlenmesi vesaire bunlar bunlar hakikaten çok özel teknikler ve e, tespiti ve mücadele etme biçimi de e, son derece e, özel, zor. E, zor ve çok özel karşı e, teknikleri gerektiriyor. Deli Hanım dünyadaki yapılar. bütün terör örgütleri dediğiniz de, ama şu araya bir cümle gireyim. Bütün örgütler zaten gizli örgütlere girmek, nüfuz etmek falan zordur. Yani açık bir erişimleri burada... yoktur. Yani Fetullah Gülen örgütünü diğer örgütlerden ayıran bir takım tabii teknik olanaklara, para, maddi güce sahipler, bunun getirdiği ekstra olanaklar olabilir. Ama ben şunu diyorum. Diyorum ki Bugün bu örgütle mücadelede girilen zorluğu bize kalkıp yani bu örgütü efsaneleştirerek bakın, hayır, değil, hayır, o bu değil örgütün ama terörün gidilmemesi. Şunu, şunu gözden kaçırıyorsunuz. Bu. Şimdi so Yoksa devletin cümle olanaklar mi? onların olanaklar her şey. Hayır, zararlı. cümlemi cümlemi tamamlarsam Önemli bir tespit ama bence sizin kurduğunuz cümledeki sakınca şu. yarı legal gibi bir kavram Kurdunuz biraz çok önce. pardon. Çok özür dilerim. Şu cümlemi tamamlayayım. Aslında aynı şeyi söyleyeceğiz. Şimdi e, neden zor? Yani sizin söyledi bütün terör örgütlerini tespit etmek zordur. Doğru. Şimdi PKK ile FETÖ'yü kıyasladığımızda PKK <laughs> yapı itibariyle dışarıda yani devletin ve mekanizmanın dışında e, bir terör faaliyeti değil mi yürüten. Siz sadece ee, o terör eylemini gerçekleştiren ya da işte e, militanlarını işte vesaire bulmaya çalıştığınız bir yapıdan bahsediyoruz evet. fakat fetö ile alakalı baktığımızda mekanizmanın tamamen içinde ve mekanizmayı içeriden Manipüle ederek yürüyen bir yapıdan bahsediyoruz şimdi daha önceki örneklere bakalım size katılmakla beraber Şurayı kaçırdığımız zaman hem e, sorunu tespit etmekte Hem bundan sonraki Süreçle alakalı çözüm yollarını doğru belirlemekte Nereyi? hata yapıyoruz. Şunu demeye çalışıyorum. Bakın daha öncesinde Frantling su suikastini geçen programda konuştuk. İşte niye tespit edilmedi? Niye efendim işte e, şunlar şunlar adları zaten... E, işaret edilmişti. Şimdi böyle şöyle bir mekanizma var Ahmet Bey hatırlarsınız bütün e, izleyiciler de biliyorlar. İşte birisiyle ilgili bir şikayette bulunuyorsunuz. İşte neresi girer? Kolluk değil mi? Kolluk girer devreye. Birinci aşamadır. İkinci aşama adli mekanizmadır. Üçüncü aşama eğer o mekanizma ile ilgili bir e, sıkıntı sorun varsa işte teftiş kurulları, müfettişler, devlet denetleme kuruluna kadar Giden bir mekanizmada her biri bir sonraki aşamada kendi adamına, kendi adamına sonuçta geliyorsunuz sıfır noktasına. İşte Kemal, Kemal Göktaş da diyor ki bu adamlar bu mekanizmalara nasıl girdiler? Şimdi bu adamlar yani, bu şimdi mekanizmalara... Bu kadar tehlikeli bir örgüttü madem. Yani bunun böyle tehlikeler içerdiğine dair emareler biliniyordu madem. Savcı yaparken, polis yaparken, teftiş kurulu başkanı yaparken neredeydin diyor. Bu yani. aşamada girebilir miyim? Yani, onu diyorsunuz. Değil evet mi yani? ama şuradan almanız Bitirmedim gerekiyor. aslında ama evet buyurun. Ben oraya bir cümle kursam olur mu? Yani devlet ve hükümet işleyişi boyutuyla baktığımızda e, bugün e, FETÖ ile mücadelede de açı atılanlar 17-25 Aralık'ı esas alıyoruz. Öncesine gitmiyoruz. Yani 17-25 Aralık öncesi cemaat zannettiğimiz, lüzumsuz toplum biz zannetmiyorduk. E, ben bize göre söylüyorum evet, zaten. Yani. Siz de size göre söyleyin sorun evet. yok. Sizin, ya bizim, bizim yani e, e, şimdi mesele şu. Müsaade buyurun. Tabii. Bir cümle kurayım ondan sonra devam edelim Tabii elbette buyurun. E, 17-25 Aralık'ta e, o günkü başbakanımız Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle tepesinin ihanet ettiğini, bir e, illegal iş peşinde olduğunu görüp ona göre tavır aldığımız ve onun o saatten itibaren Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına kırmızı kitap benzer e, yer alışı ve o gün bile. Bir masum'a zarar vermeyelim diye ortası ticari, tabanı ibadet gibi kavramlar kurduğumuz 15 Temmuz itibariyle de tepesi de ortası da e, tabanı da hala simpati besleyen varsa hain ilan ettiğimiz bir yapı bence bu tarihlerle birlikte e, konu değerlendirilirse sağlıklı olur kanaatim. Şimdi verir. şöyle bir sorun var. Yani <laughs> siz biliyorsunuz ki 17-25 Aralık'ı biz milat aldık. Ya bugün resmiyette diyorsunuz. ya 17-25 Aralık'tan önce e, herhangi bir banka sendika vakıfçı bu çünkü o gün bir terki unsuru değil. Tabii ama ama on, bir dakika şimdi. 17-25 Aralık'ta tam sonrasını baz alıyorsanız temel alıyorsanız evet. şimdi bu banka de bankasya denilen banka 17-25 Aralık'tan sonra faaliyetini sürdürüyor mu? E, onun da kendi temel e, bankaların kendi açık şey... bu banka açık, legal. Adam da gidiyor bu bankaya para yatırıyor. Ve şimdi diyorsunuz ki ya bu banka her ne kadar açık olsa da 17-25 aralıktan değil, sonra yani, tehlikeliydi. Ya o değil. Hadi hayır 17 aralıktan Aralık yani sonra. Yani yaklaşımınız yanlış. Anı. Evet, Bankaların neresi? kendine has özel kanunları var. O bankayla ilgili ve aidiyetle ilgili ilişkilerin yanlıştığını o gün AK Parti milletvekili olan sporcu birinin de bankayı kurtarmak için çağrıda bulunduğunu ve bunun bankanın o saatten itibaren bir kalkışmanın ara unsuru, mücadelenin ara unsuru haline getirildiğini, o bankaya bilerek bu kavgaları bilerek para yatıranlar da bu bilinçle yatırdı. Yatırmayı, parasını çekenler de 17-25 Aralık'taki yapılanları gördüğü için çekildi. Bu tek unsur değil ki onlarca kanalı birlikte ele lazım. Başka kriterlerle elbette, birlikte bakalım. Elbette. Şimdi e, yani hakikaten e, trajikomik bir e, manzara ile karşı karşıyayız. Yani 1999'da Fethullah Gülen'in kasetleri televizyonlarda yayınlandı değil mi? Ne diyordu? Adliyeye, mülkiyeye sızacağız. Zamanı gelmeden harekete geçmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde harekete geçeceğiz. Onu da söylüyor. Bir amacı var ortada. Hadi bunu 28 Şubat koşullarında e, dikkate almadınız. Kale almadı. Üstünden geçtiniz. Hiç üstünden geçecek bir mesele değil aslında. Çok açık biçimde. Üstelik o konuşma üzerine soruşturma açan savcıya kurulan kumpası da biliyoruz. Hep toplumun göz önünde oldu bunlar. Sonra 2004'te hükümetin önüne MGK'da geliyor. Bu örgütle Fethullah Gülen örgütüyle ilgili çalışma yapın deniliyor. 2004'ten 2013'e kadar hükümet MGK'nın hükümete verdiği bu tavsiye üzerine hiçbir şey yapmadığını zaten ee, bu cemaat söylediler. Söylediler. Yapmadık dediler. Çünkü biz me mecburen attık imzayı dediler. Bitir bitirebilir miyim? Ha. Şimdi bugün ise e biz Fetö'nün terör örgütü olduğuna dair elimizde henüz kesinleşmiş bir yargı kararı yok. Ne var? E Milli Güvenlik Kurulu kararı var. Yani 2004'ten 2013'e kadar yok saydığınız o kurulun ki bence demokrasilerde yeri yok o kurulun. O ayrı bir tartışma. Ama siz 2004'te o kurul size tavsiyede bulunuyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sonra soruşturmalar başlıyor. Şey miyim? İnsanlar Feryat Figan Ahmet Bey bir dakika. Yok, yok izah etmenizi istirham ediyorum. O kurulun başkanı Cumhurbaşkanı değil mi? Türkiye'nin tüm denetlemesi Cumhurbaşkanı'na bağlı değil Bırakın mi? Bırakın Ahmet Bey hükümet var. yani, i̇çin bir işlem yapmamış Cumhurbaşkanı o zaman? Başkanı, sembolik olun. Ba bakmayın bugünkü Cumhurbaşkanı e, ama siz bütün devleti e, e, Sembolik o. AK Parti hükümetinin daire başkanına bile onay vermeyen ne getirirse karşı çıkan ve zora Ahmet sokmak için Sezeri, kararlar Ahmet getiren diye Cumhurbaşkanı bir Cumhurbaşkanı'nın sürü kararnamede. Bakın şöyle. 2001'i unuttunuz. Ahmet Bey ediyorum. Ahmet Devlet Sezer'in birçok kararnamede bu adam cemaatçidir diye imzalamayı reddettiğini, geri gönderdiğini ve Sezer gittikten sonra onların atandığını da biliyoruz. Yani Sezer elindeki yetkileri kullanmadı değil. Elindeki yetkiler bunlardı zaten. Hiç paralel ilgisi olmayanları engellediğini de biliyorsunuz. Efendim? Hiç paralel ilgisi olmayan... O, o başka bir mesele şimdi yani bir yani dakika. Yani hükümeti başarısız kılmak için... Siz tartışmayı boyutuna çıkarmayın lütfen. Meselemiz şu. 2004'te hükümet MGK önüne geldi mi bu? MGK'yı dinlemediniz. Ergenekon başladı. Ergenekon'daki... Peki, bir dakika, bir dakika, 2013 lütfen. yılında biz bu tehlikedir deyip karar Hayır, aldığımızda... Bir ama siz o tehlikeye oraya da uyum sağlamayanlar... 2004'de oraya da inanmış hayır, olanlar mıydı? Bir dakika yani? siz, siz o kadar 2013'te size yöneldiğinde, hükümete yöneldiğinde harekete geçtiniz. Doğrudur harekete geçmeniz. Şimdi ama, o gün ama halka... uyum sağlamayanlar bir dakika, Bir, dakika lütfen. Tabii Konuşur, mı? yani bir, e, bu örgüt 2013'e kadar evet hükümete bir şey yapmadı ama halka yaptı. Halka zulmetti. Bir tehdit ortamı yarattı. Bir baskı ortamı yarattı. İnsanlar cemaatten korkuyordu ya da şöyle yapıyorlardı. Ya cemaatten bir torpil bulalım da işe girelim. Cemaat kutsaldı. Gazetelerde biz Fethullah Gülen cemaati diye açık açık yazmaya insanların korktuğu günler yaşadık. Üniversitelerde Fethullah Gülen çalışanların korktuğu günler yaşadık. Bunları yaşarken hükümet ona destek veriyordu. Siz Türkçe olimpiyatlarında ne diyordunuz? Nobellik bir iş yapıyorsunuz diyordunuz. Onlar Nobellik iş yaparken Fethullah Gül'ün cemaat tabii Türkçe olimpiyatlarına gidiyordunuz siz. Nobellik iş yapıyor diyordunuz. Aynı sıralarda Ahmet Nedim içeriye giriyordu. Fethullah Gül'ün örgütünün kumpasıyla. Ne deniyordu? Bomba, e, kitap bombadan daha tehlikedir. Toplum biliyordu bunu. Halk biliyordu. Çünkü cemaat solculara, muhaliflere, Kürtlere, askerlere, herkese saldırıyordu. Herkesi içeri alıyordu. <laughs> Halka saldırırken <laughs> bu örgüt temizdi, paktı ama iktidara yöneldiğinde birdenbire bir dakika. İktidara yöneldi sen suç işledin. Siz bu bütün iktidara halkın iktidara yönelince biz evet. de bilinçli olarak e, e, tehlike saymadık itirafı anlamına mı geliyor bir zihniyet olarak? Bir dakika. Benim o konudaki görüşlerim çok farklı. Yani hiç şey değil. Yani siz <laughs> siz onların Nobel'lik görürken de biz Fethullah Gülen yani biz derken ben Fethullah Gülen örgütünün ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordum, yazıyordum, konuşuyordum, söylüyordum. O zamanlar tehdit altındaydık ama yani cemaatin Peki, de oradan 17-25 Aralık'tan sonra da 17-25 Aralık'tan sonra olan şudur. Siz, siz söylüyor muydunuz? <laughs> yani 17-25 Aralık'tan sonra <laughs> ne oldu biliyor musunuz? 17-25 Aralık'a <laughs> kadar o kadar bir meşruiyet sağladınız ki cemaate. İşte fotoğrafları bugünkü bir gazetede var. Fet Hakan Fidan'ın gözaltına alma girişiminden sonra dahi siz oraya Pensilvanya'ya turlar düzenliyordunuz milletvekilleri gidiyordu. Başı açık kadın milletvekiller orada başlarını kapatarak fotoğraf çektirmişler. Sonra ne oluyor? 17 Böyle bir toplumsal meşruiyeti var bunun. 17-25 Aralık gününe kadar. Hükümet nezdinde insanlar cemaatin kuyruğuna giriyordu. Ya bir cemaatçi bulsam da işe girsem. Bey. Bir dakika bir dakika. Ahmet kardeşim. Bey bir dakika. Bakın, hayır hayır. 17-25 Aralık'tan sonra olan. Petrogenen Adi'nin şefaatçi olacağım dediği tek lider Bülent Ecevit ideolojik olarak sizin akrabanız. Bir dakika bir dakika yani, yani ne e, Erbakan'a ne Erdoğan'a şefaatçi yapmayın. olacağım Ecevit dememiş. De dememiş. Ecevit'le benim bir ideolojik akrabalığım yok da. Hayır. Böyle Cumhuriyet tutuşlayarak gazetesi, içinde Allah, sıkılamak. Cumhuriyet ideoloji, gazetesi ideolojisi anlamında söylüyorum. Cumhuriyet gazetesinde birçok ideoloji var. Orada bir demokratik gazete de siz kendi gazetelerinizle karıştırdınız. Böyle değil galiba. Kemal Göktaş. Şey pardon özür. Kemal Ama Bey. bu, böyle yaparak böyle yaparak bu tartışmayı es geçemezsiniz. Yıllarca. Bir, ben es geçelim hayır, demiyorum. biz Mustafa Balbay alınırken, Tuncay Özkan alınırken, Balyoz'da sadece adı listelerde olan askerler tutuklanırken bunun arkasında cemaatin olduğunu insanlar söylerken hükümet cemaatin yanında durdu. Bunlar suç değil miydi? Niye bir tek bir ya yani o kadar önerge verildi? Niye Başbakanlık Teftiş Kurulu harekete geçirilmedi? Hadi bırakalım adli soruşturma yapılmıyor. Ya bu iddialar nedir? Toplumda bir cemaat deniyor. Bekir Bozda çıkıp kürsüden kefil olurken siz Nobel'e aday gösterirken kim siz diye Ahmet Bey'in konuşması var. He. Barış şey 2011, e, Türkçe, 2011 yılı. Türkçe Olimpiyatları. Bey, ya 2011, 2011 yılında 2011 cezaevinde bir... insanlar çürüyordu cemaatin kumpasında ve biz bunu biliyorduk. Ee, siz Nobele Nobel, e, e, Nobel e adayı gösterdiniz. Önceki programlarda irtibatlı müsaade derseniz bir Hayır, sorarsınız. Nobellik, Nobellik ben buna çok şey yaptım. Yani ee, önceki programlarda <laughs> da mı tartıştınız bunları? E, müsaade ederseniz o zaman ben, Hayır, iki ben e, müsaade bir müsaade şey bitireyim, bitireyim. Kemal Bey. Bundan sonrasında yani bugün evet gidersin 17-25 Aralık sonrasında toplumda o kadar bir meşruiyeti vardı ki cemaatin ben burada e, CHP'nin ve bir takım çevrelerin 17-25 Aralık'taki yolsuzluk soruşturmasını görüp cemaatin rolünü küçümsedikleri gerekçesiyle eleştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani orada şunu diyebilirlerdi. E, genel yaklaşım da öyle olmadı maalesef. Evet burada bir yolsuzluk var ve bu affedilir bir yolsuzluk değil. Her ne kadar bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasa hasebiyle e, işte haklarını hukuklarını koruyoruz da sarrafın. Ama dört bakan gitti orada. Niye gitti onlar? Çünkü tamam hukuken e, bir takım e, usulsüzlükler falan vardı ama toplum vicdanında şu. Orada yolsuzluk vardı. O yolsuzluk var, o yolsuzluk ortaya çıkmış. İnsanlar bir anda bu yolsuzluğu görüp o güne kadar yani 16 Aralık'a kadar hükümetin el üstünde tuttuğu cemaati yine meşru görmeye devam etmelerinin sorumlusu yine hükümettir. Siz 16 Aralık'a kadar onu meşru görmüşsünüz. 16, insanlardan bekliyorsunuz ki 26 Aralık tarihinden itibaren herkes birden AKP'yi, hükümeti eleştirmeyi bıraksın, yolsuzluğu görmesin, dönüp cemaate desin ki vay arkadaş siz darbe yaptınız. Bir kere herkes darbe diye görmek durumunda değil. Çünkü bu soruşturma yapanlar kumpas da olsa asker, polis, savcı ve AKP'nin yerleştirdiği asker, polis, savcı, o soruşturma yapanlar, pardon asker yok, polis, savcı. Dolayısıyla AKP'nin yerleştirdiği, AKP'nin hükümettesiniz ve onlar sizin kadrolarınız. İnsanları buradan 17-25 Aralık'tan dolayı suçlamayın. Çünkü 16 Aralık'a kadar ortağınızdı. Turlara gidiyordunuz. Nobel aday gösteriyordunuz. Bir dakika şimdi. Ondan sonrasına ne olacak? Bir güzelce bir detaylı Ve, Ama, ama bir... ben şahsen şöyle düşünüyorum. Göktaş, ben şöyle bitireyim. Bitir, bitirmeyin. Yani tartışacağız. Bitirmeyin. Hayır hayır. Sadece şunu biliyorum. Söylediğini söylemeni yani söyleyeceğinizi söylediniz. Devamı var. Bitirmeyin. Tartışma programı bu. Konuşacağız. <laughs> söylesin belki ondan Şahsen sonra tamamın söyleyeceğim tamam bir cümle. 17 25 aralıktan sonra darbe değil ya da işte neyse cemaatin bir yine usulsüz işlemler serisi olduğu görülmeliydi. CHP de diğer muhalefet de bunu görmeliydi. Haklısınız. Ama bunu sorumlusu yine hükümettir. Peki. O meşruiyeti siz sağladınız. Şimdi şöyle bir sistematik izleyelim. Bir birincisi Hocam size de soracağım ya hukuki olarak Derya Hanım'ın da cevabını merak ben ediyorum. Şimdi bu var. 17 25 Aralık milat olabilir mi? Temel alınabilir mi? Ondan öncesi yok sayılabilir mi? Yani Şu, bu bunu bu, ne nasıl bir ha. mantığa dayanıyor? Bunu ha. konuşalım. Ee, ama önce şöyle bir sistematikle gidelim. <laughs> Ahmet Bey'e siz daha önce de mi bu 1 Eylül 2011'de bir konuşma heh, mı yaptınız? Ona gireyim şimdi. şimdi onu Bilmiyorum. bir açıklayın da o bitsin o Ama iş. Ama onu burayla beraber itibatlayın. Buyurun. Bir müsaade. 1 Eylül'de buradayız. Hocamın yerinde Öztürk Yılmaz Bey, CHP milletvekili arkadaşımız, iki gazeteci arkadaşımız burada. 3-3,5 üç, üç saatlik çok güzel bir program oldu. Ama programdan sonra e, suikast, itibar suikastı başladı belli kesimlerce. Ne oldu? Ben tüm e, Şirin Hanım programının dökümünü getirdim. Ahmet Bey benim dediğimin o konuşma ile ilgisi yok. 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 Ben başka tamam. bir e, Onu şimdi, okudum biliyorum. Onu. E, tartışma devam ediyor diyor. E, Ama Öztürk şimdi Bey uzun bana, uzun onu mu anlatacaksın? Hayır hemen bitireceğim. 2-3 dakika. E, diyor ki yargı ile ilgili paraleli devlete siz yerleştirdiniz. Ben de diyorum ki e, AK Parti iktidara 2002'de geldi. Anayasa Mahkeme üyeliği, Yargıtay üyeliği, Danıştay üyeliği, Sayıştay üyeliği ve 30 yıllık hakim savcılar var, 25 yıllık var. Bunlar da mı bizim zamanımızda? Adı yüzleşme. Burada geçiştiriyoruz ve burada bir cümle kuruyoruz. Bizden önce bu işe girmiş insanlar Yargı boyutuyla Moğultay Seyfoktay zamanında hükümetler yemin etmeden alınmış insanlar. Onların aldığı herkes e, paraleldir demiyorum. Yüzleşmeyi 30 35 yıla yayalım diye. Sonra hep beraber yapalım. Beraber diyor. yapalım. Sonra Öztürk Bey y yargı konuşurken Ama şimdi bu Müsaade. Nereye geleceksiniz yani? Geleceğim. Çünkü İstirham ediyorum. İzleyici takip edemiyor ki, bunu. Yani cemaati siz yerleştirdiniz yargıya deyince ben de diyorum ki siz de yerleştirdiniz. Biz farkına varınca kadar zaman geçti. Şimdi siz yerleştirdiniz Moltay, Oktay, Seyfoktay temiz diyoruz yargıyla, boyutuyla. Sonra Şirin Hanım bunun üzerine soruşturmaların bağımsızlığı ve devlete yerleşme ile ilgili bir cümle kuruyor ve ben diyorum ki sorumluluktan siyasetçinin kaçma şansı yok. Hele bizim asla. Çünkü iktidarız. Konuşma burada. 2002'ye kadar istihdam olan memurlarla ilgili kimse sorumlusunuz diyemez bize. Ama 2002'den sonra aldığımız her memur, daha ilerisini söylüyorum. Kapasite ile girmiş olsa bile burada da bakanlıkların bizim sorumluluğumuz var. Bir de 2002'den sonra bürokraside atadığımız herkesten sorumluyuz. Bu 33-34 yıllık bir FETÖ terör örgütünü ele alırsak 14-15 yılla sınırlı değil. Genel Kurmay Başkanı'nın yaveri ortaokulda belirleniyor. Asker liseye alınıyor. 30 yıllık bir geçmişi var. Ee, karşımızda masum bir yapı var. 15 Temmuz öncesi şu değerlendirmelerde bulunuyordu. Bunların hepsi ihanet devam ediyor. Sonra diyorum ki 2002 öncesinden bütün hükümetler de sorumludur. Sonrası bize aittir diyorum. Arkasından 2002 öncesi hükümetler derken Ahmet Bey hükümetlere bugün getirdim. 78'de Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Ama Demokrat Bey, Parti. Ama takdir edersiniz ki eyvallah, 2000, 2002'den sonraki şimdi, cemaatin devlete sızma konusunda elde ettiği kazanımlarla ondan önceki kazanımlar. Ben hangisi daha çoğa girmedim. Sadece diyorum ki iki şey söylüyorum Ahmet Bey. Bir şeyde e, haklısınız. Hani e, adamlar bu planı. Devlete sızma planını 40 yıl öncesinden ha. orada tabii PKK ki yaptık. PKK'yı da FETÖ'yü de 40 yıllık, 35-36 yıllık ele almazsak yüzleşirken de bunu sen yaptın ben yaptım demek yerine hangi dönemde girerse girsin bunlara karşı ortak mücadele edelim demezsek sınıfta kalırız. Hayır, o o gece bana... Yap Mitelik, Kemal gece Bey bir şey. O geceyi bırakalım. Bu geceye dönelim. Hayır ya. İki şey yapıldı. Var. Bir... Adam e, namaz kılmıyormuş. Niçin kılmıyorsun demişler. Allah Kur'an'da namaza yaklaşmayın diyor demiş. Göster demişler. Sarhoşken namaza yaklaşmayın kısmını sarhoşkeni örtmüş yaklaşmış. Bana yapılan şey. 2002'den sorumlusu %100 biziz dememe rağmen. 2002'den önce CHP sorumludur diye. CHP'nin e, hükümet orta olduğu desepet ideolojik olarak. Bunları söyledim yok sayıldı. İki. 2011 yılında Türkçe bayrağımızı dünyaya tanıtan memur sene e, gelen o yabancı öğrenciler geldiğinde oradaki heyete Türkçemizi dünyaya tanıttığınız için teşekkür ediyorum. E, bu devletin yapması gereken bir şeydir. Bugün de terör örgütü olmaksızın bunu kim yaparsa alkışlarım. Burada da 2011'i çıkardılar. E, bugün yapılmış gibi yansıttılar. Ben Peki, sözümün e, bir dakika Ahmet, e, bir dakika. Arkasındayım Siz, ve şöyle diyorum şimdi ya Ahmet bir, bir dakika, bir anlay anlayarak Buyur. gidelim. Siz memur senin genel başkanı iken bu Türkçe Olimpiyatlarına gelenler, gelen çocukları size getirdiler. Evet, bir heyet getirdiler. Bir heyet getirdi. Siz de onları kabul ettiniz. Kabul ettim. 2011 yılında. 2011, on'da da vardır belki bilmiyorum. Bu servis edilen konuşmam 2011. Siz orada ay bu faaliyeti övdünüz. Bu faaliyeti övdüm. Şimdi size deniyor ki ya siz 2011 yılında 2010 yılında bu adamların bu Öyle denmiyor. Siz bu... de paralelsiniz konuşmanıza Hayır. bakın deniyor. Hayır. Bunların ee bu kadar övüyorsunuz bunları bu kadar masum görüyorsunuz hiç mi fark etmediniz bu adamların fark etmedik yani e, tam da söylemek <laughs> istediğim bu o zaman Ahmet Bey, fark 15 Temmuz. Diye bir şey var mı yani e, bir de Kemal Bey müsaade e, e, sadece politik tercih diyelim, yaptık e, diyelim 15 Temmuz. politik tercih 15 Temmuz sonrası iki şey yapılıyor abi 15 Temmuz'un e, mutabakatına girelim muhakkak girelim ama iki şey var Bir, AK Parti e, paralelleri temizlesin söylemi, AK Partiyi temizleyelim'e döndürüyor ve herkes, e, pa, siz paraleli merkezi Ama sizsiniz. Oraya gelmeyin, daha... İki oyu ben unutmuşum. çıkan konuyu da, Şirin Hanım yüzleşme dedi, yüzleşme ise ben de hangi dönem? Seyfi Bey, Seyf Oktay Bey buraya bağlandı, o da e, bildiri e, sundu, o da ben o gün Alevileri solculara aldım dışlanmışlardı filan filan diye burada konuşuldu ve ben de orada FETÖ'yle alakası yok dedi yani. Eee alakası yok değil mi? Neyse demedim. o akşamı bir tarafa bırakalım Ahmet Bey. Mi? Onu yani hakikaten Keşke eee Bey eee FETÖcü benim zamanımda bir tek FETÖcü yargıya girmemiştir deseydi diye cümle kurmuşum. Şunu söylüyorum. O gün onun zamanında girenler de bugün bizim zamanımızda girenler de girenler yanlış e, ve illegal iş yapıyorsa bunu ele alırken 35 yılı birlikte ele almazsak 15 Temmuz'la başlayıp bitirirsek gelecekte yeniden sıkıntılar olabilir. CHP, MHP, AK Parti, şimdi o gün koalisyon ortağı olup da bugün %1 bile oy olmayan partilere siz yaptınız diye hesap soracak değiliz. Ama kimin döneminde girdiğine bakılmaksızın kimin girdiğine bakarak Devlete sivil toplum örgütlerinin devlete nitelikli adam yetiştirme görevi vardır ama devleti ele geçirme bizim 17-25 şaralı e, esas Ahmet alırken Bey, sonuçta Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki. Ya dedi biz dedi aldatıldık dedi. Tam Yaramış... bunu söylüyorum. Ama siz şimdi... Yüzleşme <laughs> yayıyorsun... <laughs> tam bunu söylüyorum Ahmet Bey. Yayıyorsunuz yani. Hayırlı? Erdoğan şöyle demedi yani bunların 30 yıllık şeyleri var. Bizden önceki hükümetler de bunları aldı. Biz bizim de ancak onlar kadardır sorumluluğumuz falan demedi. Adamlar bizi aldattılar bugün, dedi yani. Bugün biz bunlara güvendik biziz. dedi. Alınları secdeli diye dedi. Bakın, güvendik dedi. Bakın aynı şey olmasın. Bugün iktidar biziz ve en üst dilden liderimizin diliyle pişmanlık, öz yapılmış. Evet. Ben de diyorum ki e, İmam Hatip Lisesi mezununun bile giremediği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu dinsizler nasıl girmişi konuşmazsak Yeterince öz yapmış olmayız. Elbette bu, onu da konuşmak Bu galiba. 2002 sonrasını konuşmayalım anlamı taşımıyor. Doğru, doğru. E, bu, yani as, şimdi, şimdi bir dakika. Askeriyeye sızmaları Askeriye, bir dakika, yargı... Bir cümlemi bitireyim. Tabii. Askeriye'ye sızmalar, özellikle bilhassa askeriyeye sızmaları AK Parti hükümetinin organize ettiği bir şey değildi. Yani, Araya giremiyor. Orada çok ciddi bir nitelik zaten var. Zaten bu nasıl? 15 Temmuz yani, darbesinde şimdi, karşımızda... Sızmışlar, doğru. Yani e, önceki hükümetleri bu manada e, temize çekiyor değilim. Fethullah Gülen e, örgütüne dair e, geleneksel olarak özellikle işte Özal, e, sonraki Doğru Yol vesaire. E, müsamaha gösterdiler. E, ama AKP ile olan iş daha farklı bir ortaklıktı. Yani bunu gözden kaçırmayalım. Orada çok ciddi. Hem zaten hacimli yani şeyi söyledim. As, Yani genel kurmay, Türk silahlı kuvvetleri boyutunu biraz ayırmak lazım. Evet. Bir de genel kurmaya e, soru çalarak, illegal evler kurarak vesaire. Tamam. Sızılmış. Tamam. E, yani orada e yani şöyle değil. E, bir savcının, bir polis şefinin, bir bilmem bürokratın atanması gibi orduya AK Parti hükümeti bir takım adamlar yerleştirdi diyemeyiz. AK Parti hükümetini bürokrasi... Ama AKP de o yaş kararlarına şerhler koyarak o yaş kararlarıyla özellikle 2013'e kadar bu cemaatçi kadronun önünü açtı. Ama yaş kararlarına söylüyorlar evet. komutanlar hiç cemaatçiler getirilmedi diyorlar nasıl getirilmiş? İlker Başbuğ söyledi. Genel Bakın. kurmay başkanınız var. Kuvvet komutanlarınız var. Hazırlık yapıp getiriyorlar. Genel kurmaya güvenmeyecek misiniz? Türkiye'nin gözbebeği, Peygamber ocağı diyoruz. Türk ordusu diyoruz. Şey, yüzleşmeden kastım bu işte. Yani 149 general şu anda FETÖ'den e, ihraç edildi, atıldı, alındı. E, tam da o gün üzerinde durduğum konu buydu. Biz AK Parti olarak bir ilçe milli eğitim müdürünün bile paralel mi değil mi olup olmadığına önem verdiğimiz kadar e, Türk Silahlı Kuvvetleri e, ve yargının kendi geçmiş yapısı dolayısıyla giremedik dedim. Bu da bir öz eleştiri. Şimdi, bu şey bu. Ama neyle bir şey ilgili? daha söyleyeyim. Bir saniye. Biraz önce esprisini söyledim. Şimdi söyleyeyim. FETÖ denen adinin Süleyman Demirel'e, Sayın Demirel'e, Süleyman Bey, Tansu Çelil'lere, Tansu Hanım, Erbakan'a hep o adam, Erdoğan'a ara sıra Erdoğan, ara sıra uzun adam, o uzun adam. Ama e, şefaatçi olacağını deklere ettiği tek adam Bülent Ecevit. Ben şimdi Bülent Ecevit kimler almıştı diye e, merhumun arkasından bir şey peşinde değilim ama... O şefaatçi olmak karşılığında hangi işlemler yapıldı? Kolay değil. Dünyadaki işler var. Bir de ahirete şefaatçi oluyor. Bu neye karşılık şefaatçi oldu? Bu e, 28 Şubat darbecilerine beceremedi değer gitsin diyen adam e, Bülent Ecevit'e şefaatçi oldu. Yani ahiretini e, bağışladı. E, sanki ruhbanlığa girdi. <laughs> Kastettiğim evet, şey bu. Topyekin yüzleşelim. Bu devlet bizim, bu ülke bizim. E, geçmişte. Diğer hükümetlerin ya da bizim yaptığımız bir hata, siz o hatayı yapmıştınız, ey falanca partiler ya da biz öyleyse yokum demek yerine 15 Temmuz gecesini külliyedeki liderlerin mutabakatını ve yeni kapı ruhunu teröre ve darbelere karşı olarak birlikte yürütmeliyiz. Peki, onu konuşacağız. Eyvallah. Derya Hanım bu tartışılan meseleyle ilgili hangi konuda bir şey söyleyeceksiniz? Şunu söyleyeceğim. Şimdi Kemal Bey ısrarla önceki hükümetlerin paralel yapılanmaya göz yumması ya da desteklemesi ya da önünü açmasıyla AK Parti hükümetlerinin yaklaşımı arasında bir nitelik farkı olduğunu söylüyor. Yok mu? Şöyle şimdi bakın. Burada bu yapılanmayı her konuştuğumuzda yani iki farklı görüş olarak her konuştuğumuzda mesela AK Parti dönemi üzerine kilitleniyor ve biz işte AK Parti e, taraftarı ya da karşıtı olanlar üzerinden bir konumlanma içinde olmak zorunda kalıyoruz. Temel yanılgımız bu bakın. Bu yapılanmayı anlamakla alakalı temel problem budur. E, bu asla bir dönem savunması değil ya da ben bir dönem savunması ihtiyacıyla bunu söylemiyorum. Ancak bu yapılanmayı doğru tahlil etmek toplumsal dinamiklerini ortaya çıkaran sosyal psikolojiyi sosyolojiyi iyi anlayabilmek için başından itibaren bakmamız lazım. Bakın Derya Hanım Bey şunu çok söylüyor. Üzereyim. Bakın, Bir Hayır hayır şunu söylemem lazım. Müsaade edin lütfen. Kemal Bey şunu söylüyor. Biz başından beri farkındaydık. Siz aldatıldınız. Bütün sorumlusunuz sizsiniz. Aldatıldınız demiyorum. E, veya siz kasten e, yardımcı oldunuz? Hayır. Şimdi bakın. E, İktidar ortağı olma durumu var. E, Ak Parti hükümetlerinin paralel yapıyı e, insanlara bilerek ve isteyerek zulmettiğini bile bile, haksızlık ettiğini bile bile bir ortaklık yapması söz konusu değil. Niye? Bunu herkes biliyor. bir. Bir müsaade edin, Mertine bir atalım, müsaade edin. Yani. lütfen kesmeyin sözüm. Bakın ben dinliyorum deminden beri ve hiç karışmıyorum söz cümlelere müsaade edin. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Olmadığı için de Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde de Cumhurbaşkanlığı döneminde de çok açık ve çok net bir biçimde dedi ki biz aldatıldık. Şimdi AK Parti hükümetleri en üst düzeyde kendi dönemiyle alakalı bunun öz eleştirisini veriyor. Hatta şunu söyledi bakın burası çok önemli. Biz çevreyi merkeze taşımaya çalıştık. Şimdi Fethullahçı terör örgütünün Yapılanmasını ve başından itibaren evet Süleyman Demirel destekledi, Tansu Çiller destekledi, Bülent Ecevit zaten destekledi, hatta hatta Erdoğan'ın hükümet ortağı olduğu dönemde dahi ve sonraki dönemlerde bu yapı hep büyüdü. Bakın, Erdal İnönü iyi... isterseniz katmayın ya. ya. yani müsaade Fethi edin. Bir süreçten bahsediyorum. Bakın 86'da e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde soru alan... Ama ne kadar hoyratça Erdal İnönü dediniz, o iktidar ortağı olduğu hükümet dediniz. Şimdi Erdal İnönü evet. İnönü'nün Fethullah Gülen örgütüyle Hayır, herhangi bakın, bir ilgisi kuracak şekilde... bir büyümeden bahsediyorum. Hayır bakın ya, lütfen sözlerim çok açık ya. Çok açık. Ben de yani açık. Bahsediyor. Evet ama öyle bir ilinti diyor, kurmayın diyor. Hayır bakın bir ilinti kurmak anlamında söylemiyorum. Bir süreç var ve bu sürecin başından itibaren büyüyen e, bir yapıdan bahsediyoruz. 86'da TSK'da soru çalan bir yapıdan bahsediyoruz. Biz bunları yeni fark ediyoruz, yeni öğreniyoruz, anlatılanlar üzerinden ancak toplumsal bir meşruiyet vardı dediniz siz biraz önce söylediniz. Şimdi Türkiye'de AKP iktidarı döneminde Hayır vardı. hayır sadece AK Parti iktidarı döneminde değil her dönemde to toplumsal meş Bakın bunu hayır, bunu böyle bir yorumlamadığımız yanı sıra sürece da Bakın bir Kemal vardı. Bey Kemal Bey yani e, bir siyasal tutumla e, kendinizi savunma ihtiyacı duyabilirsiniz ama müsaade edin ben kendi görüşümü söyleyeyim. Çok net ortada Aferin, olan siz de siyasal bir siyasal bir tutumla konuşuyorsunuz. Hayır, efendim, bir efendim, or, hayır yani. ortada ortada olan bir şeyden bahsediyoruz. Evet, Bakın, ben de ben de itiraz ettim ve e, tamam ben de diyorum ki size 60'lardan itibaren 60'ların ortalarından itibaren başlamış 70'ten itibaren ortaya çıkmış ve sonraki her dönemde bir şekilde korunmuş, kollanmış, büyümüş, bir şekilde kendini kamufle etmiş bir yapı var. Ve toplumsal meşruiyet dediğiniz şey bu anlamda toplumun sosyal e, psikolojisi açısından önemli. Neden bu yapı bu kadar kendini ayırtçı tutmasına rağmen, bütün diğer yapılardan uzak durmasına rağmen bir şekilde toplumsal meşruiyet sağladı? Bunu Türkiye'nin siyasal yapısı, laiklik uygulamaları, geçmişte dindar insanlarla ilgili yapılan tasarruflarla birlikte düşünmediğiniz sürece bu ve benzeri yapıların nasıl bu kadar güçlü ve nüfuz alanı oluşturduğunu anlayamayız. Hanım, Bunu peki söylemeye çalışıyorum. Ben bir, kendi ben, yanıtımı ay, verebilir bir, bir dakika miyim? ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi şu, şu konuda tamamen e, size katılıyorum. E, yani Fethullah Gülen hareketini geçmişinden bugüne kadar hangi boşluklardan yararlandığını falan mutlaka tespit etmek lazım. Bunların üzerinde düşünmek, konuşmak şart. Fakat eee Şimdi bizim yaşadığımız bir dönemden bahsediyoruz yani birebir yaşadık hı hı. Ee, 2002 hatta 2003-2004'ten sonra cemaat denilen olgunun. Şimdi bir dakika, oraya şimdi ya, bir, de, bir hı hı. dakika yani ben şahsen gazetecilik yapıyorum televizyonculuk yapıyorum ben şahsen yaşadığım bir şey bu ben e, 96'dan beri bu işi yapıyorum e, ben böyle bir cemaat gücü görmedim yani. Kemal Göktaş'ın söylediği AK Parti dönemindeki farkı anlatmak istiyorum yani bir resmen ittifak kuruldu. Adamlar Türkiye'nin her tarafına hakimler. insanlar, vatandaşlar hükümetten falan korkmuyorlar, cemaatten korkuyorlar. Ya böyle bir şey Doğru. olabilir mi? Olmazdı. Yani bu evet. şimdi bu, bu Ecevit'in bir dakika şimdi Ecevit döneminde böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmadı yani. Çiller döneminde olmadı. Demirel de tamam bunlar bir takım müsamahalar gösterdiler ama Burada tam bir ittifak vardı yani. Burada tuhaf bir durum vardı. Ya biz korkuyorduk. Bunu tedricen bir miydin? çalışma olarak ele e, almış Şimdi olamazlar mı? Yani e, İzmir e, kestane pazarında keşfedilip pazarlanması ihanet şey, AK Parti sürülmesi, dönemiyle alakalı bir şey değil her iktidar döneminde e, çalışarak gelmiş bir bütün hareket olarak ele almak gerekmez. Bu yani ben o işin o kısmına bakalım diyorum. Ben evet. Derya Hanım'ın o sözüne katılıyorum ama burada yani hep şimdi eğri oturup doğru konuşalım. AK Parti döneminde bu adamların önü biraz fazla açıldı. İttifak yapıldı. Yani bu adamlar fazla topluma Bakın. terör estirdiler. Şunu, şunu söyleyeceğim. Estirdiler. Sen. E, kesinlikle katılıyorum. Bakın ya adam ona, ver vergi. Hayır Ona hiç itiraz etmiyorum. Müfettişi gelmesin diye Fethullahçılara yardım yapıyor ona, bilmem. Ona hiç itiraz etmiyorum. E ama Bakın. böyle tuhaf bir devlet olur mu? Böyle e, hükümet şunu, olur şunu mu? Şunu demeye çalışıyorum. Bakın eee Önü kasten ve bilerek açılmaktan ziyade kendi bürokratik yapılanması içerisinde özel bir önleme çabası yapılmadı. Bu anlamda bakın daha önce de söyledim. Bu anlamda devlet üzerine düşeni yapmalı ve önleme çalışması yapmalıydı. Buna katılıyorum bakın. Hiç itirazım yok. Daha önce yine Yok yok ayrıcalık da tanındı. Öyle. Ee, yani bu çok naif. alabilir Şimdi mi? Çok çok bakın anında. ayrıcalık tanınması noktası bir noktaya kadar kabul edilmiş. Ya edilir. ben yaşadım. Ama, bu bakın, Diyorlar ki yani herkes. Yani bu açıklamaya gerek yok. Ya bu herkes yani. diyor ki cemaatçi. Ya milli görüşçüyü bile müdür yapmıyorlardı ya. Cemaatçi olman lazım. Tam yani Yani dindarlık şey işte, falan tam, değil ya. Tam, milli tam, görüşçü adam. Şu anda cezaevinde olan birçok hakim ve savcı niye cezaevinde biliyor musun? Cemaatçi olmadıkları halde cemaatten referans bularak e, o sınavlara girdiler. E, zaten hakim savcı alımı hocam da biliyor fecaat. Cemaatten referans alarak giren ve cemaatçi olmayan birçok hakim savcı şu anda tutuklu ya da açığa alındı. Yani onları Yapma kadar etkili ya onları cemaat... cemaatten referans almaya iten karanlık atmosfer. Yapmıyoruz. Onu, onu onu hiç konuşmuyoruz. Tam, tam, onu hesabını kimse bun, buna vermiyor. Buna %100 katılıyorum bakın hiç itiraz etmiyorum. Ben şunu söylemeye çalışıyorum sadece. Ee, kendi bürokratik yapılanması yani bürokrasinin içerisindeki kendi yapılanması eliyle çoğalttığı bir süreç var. Bakın ben serbest avukatlık yapıyorum. Ee, hali hazırda devam ediyorum ve meslekte de yaklaşık 20 yıldır devam ediyorum. 28 Şubat döneminde yaşadık, sonrasında döne yaşadık, şu dönemde yaşadık. Ve çok üzülerek söylüyorum, ee, yani inanılmaz çok üzgünüm. Ne i̇nanılmaz diyorsunuz? Çok, üz çok çok kötü çünkü. Peki. Çok hocam, kötü yani şimdi anlatabiliyor muyum? Hocama şimdi. geçmeden hocam da müsaade ederse, yani dedi ya diğer iktidarlar hani o nitelik farkına dair kısa bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi çok haklısınız. Evet, önceki iktidarlar da bunu yaptı. Çünkü bu bir 12 Eylül darbe projesiydi. Ve 12 Eylül darbesi şunu yaptı. Bu çok net ve açıktır. Ee, hani söyleyince basit geliyor ama bu açıklığı ve şeyi yaşadık biz. Türkiye'de hem sermaye çevreleri, hem asker, hem iktidarlar sol büyüyüp gelişmesin diye, sol düşüncenin önü kesilsin diye siyasal İslam'ın ve cemaatlerin önünü açtılar. Zorunlu din derslerinden tutun. Cemaatlere, özel döneminde verilen desteklere, rabıta olayına. Sonraki hükümetler de yine işte dediniz DYP ve sonraki hükümetler de bir şekilde bunun destekçisi oldular. Zorunlu Bu, din dersi 12 Eylül. Evet 12 Eylül, Eylül ürünüdür. Yani bütün bunlar da genel olarak sadece sosyalist solun değil, cumhuriyetçi solun da önünün kesilmesi için Amerikancı bir projeydi ve Türkiye'de sermaye, asker, ee, ve Neyse bu sağ biraz politika, bunlar uzun tartışma verdi. konusu. Sorumlusu evet haklısınız. AKP asıl ortaklık yaptı. Evet ama demin saydığım çevrelerde bugünkü manzaradan Peki. sorumludur. Hocam şimdi size şunu sormak istiyorum. 17-25 Aralık hmm. e, öncesini unutacağız sonrasına bakacağız. Bu hukukken e, hem siyaseten hem hukuken siyasi perspektifte koyabilirsiniz. Ne diyorsunuz buna? Bu bakışınız nedir? Olabilir mi böyle Şimdi bir şey? Şimdi siyaseten onu koyabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Yani düşündüğünüz, katıldığınız, desteklediğiniz siyasi parti neyse. Onun menfaatleri icabınca konuştuğunuzda. Yani 17-25 kimse... Ama yani. hukukçu olarak biz bunu yapamayız tabii. Biz hukukçu olarak. Ama hukuken yargılamalar da buradan yapılıyor. Hayır değil. Öyle bir durum yok. Var. O sadece. Şimdi ısrarla bütün tarafkir hareketlerde de görüyoruz basında siyasetçiler de yürüyen soruşturmaları etkilemeye çalışıyorlar. Çünkü bunun ucunun nereye gideceği, kime dokunacağı belli değil. Hocam Benim, şu an bir dakika. Şu anda yargı 17-25 Aralık öncesine uzanmış mı? Uzanacak tabii. Ya ama şu niye peki niye uzanmıyor şu ana kadar? Öyle bir söyleyeyim size. Şimdi çünkü şimdi, siyaset kriter koydu, milat koydu. Tamam ben bir cümle edeyim. Bir cümleyi söylemem lazımdı. Araya girdi bir defa Ceza yargılamasında her şey delil olabilir. Yeter ki güvenilir ve hukuka uygun yol yöntemlerle elde edilsin. Dolayısıyla buna Baylok dersiniz. Peki bir dersiniz. Bu yeni Neyse. konuya geçelim. O bir. İkincisi, işte kimisine göre 1963, kimisine göre 1966 yılından bu tarafa başlayan bir yapılanmadan bahsediliyor. Bu yapılanmada bir defa suç kesintiye uğramadı. Mütemadi suç bu. <laughs> Neticesi devam ediyor. Zaten bu e, ilginç hediye, Balyoz Ergenekon dönemlerinde o soruşturmaları yürüten savcıların yakalama ve gözaltılarında görülüyor. Çünkü örgüte neticesi devam eden suç dedikleri için bir de terör kapsamını aldıkları için ağır cezalık suçüstü hali evet. telakki ediyorlar. E, dolayısıyla şu anda ben e, düşünce itibariyle Milli Siparat Teşkilatı Kanunu'nun sağladığı ayrıcalık hariç, milletvekillerinin de dokunulmazlıktan faydalanamayacağını düşünüyorum. Yani anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrasındaki ağır cezalık suçüstü hali tehdidi e, halen milletvekili görevini yapanlar için de devam ediyor. Yani yarım bir savcı mi, mi, millet meclisi başkanlığına haber vermek suretiyle milletvekilini alabilir. Ha, e, Betö'den. şey tabii. mi Tabii tabii. mi suçüstü? Tabii da. yani te terör. Yani bu bizim benim iyice ben katılmıyorum buna ama Uygulamalar onu gösterdi. Yani özellikle 2007 yılından itibaren yapılan uygulamalarda terör örgütü üyeliği bir suçüstü hali sayıldı. Yani örgütün faaliyeti kapsamında suç işlendiği iddiası olmasa bile dedi ki o dönemin meşhur savcıları, Efendim siz üyesiniz üye iddiasıyla ben sizi yakalayıp gözaltına alıp derdest ederim. Hatta elinde çanta giden askerleri dahi tutuklamaya sevk ettiklerinde gerekçe buydu. Çok tehlikeli bir şey. Şimdi bak böyle şöyle söylemiyorum. Benim söylediğim şu. Şimdi bazen bazen yaptığını çekeceksin. Anlatabildim mi? Öyle kötü örnekler ortaya koyarsan, böyle mefruz cebir gibi garip kavramları icat edersen, hani varsayılan cebir gibi. Çünkü hukuku arasallaştırıp birilerinin hak ve hürriyetlerini gasp edersen kardeşim, onu meşrulaştırırsan yarın birisi gelir senin o kullandığın o argümanlar üzerinden o silah sana doğrultur. Zaten hukukun en tehlikeli tarafı budur. Huk onun için biz hukuku bu bumerang olarak telakki ederiz. Bölmek istemiyorum ama devam tam, edeyim ben. Ben bunu ben, ben bunu, ben bunu bak ben bunu nükteli konuşuyorum. Anlatabildim Peki, mi? Hocam nereye var yani? 17 17'de ve hala şu şimdi sorunun cevabını alamadım sizden. 17, Şöyle söyleyeyim size. Milat... Bir Cumhuriyet savcısı önünde ceza kanunlarına göre zaman aşımını esas alıp, suç zaman aşımını esas alıp bu örgütle ilgili gidebildiği yere kadar gider, gelebildiği yere kadar gelir. Dolayısıyla hiçbir savcıya siz, biz 17-25 Aralık'ta uyandık, 7 Şubat'ta uyandık diye bakamazsınız. Cumhuriyet Savcısı tabi iddia makamı olarak. Bunun bir de biliyorsunuz sizinle konuşamadığımız mahkeme süreçleri olacak. O daha uzun ve sancılı olabilir. Şu anda bizim bahsettiğimiz soruşturma süreçleri. Cumhuriyet Savcısı önüne niye alıyor? Hükümeti meclisi cebir şiddetle devirmeye teşebbüs. O suç unsurları, delilleri şahsileştirilmesi kim var karşısında? Şimdi iki sorumluluk türü koyuldu da tam netleşemedi. Birinci sorumlu tipler örgütle mensubiyeti olanlar. Bunlar için şekli şemali kanun kitap belirlemiş. İkincisi ikincisi o 15 Temmuz sürecine katılanlar, azmettiricileri, efendim işte o örgüt mensubu olarak destekleyenleri bunlara da bakıyorlar. İşte sizin dediğiniz baylok üzerinden şu üzerinden bu üzerinden. Ama asıl sorun onu kimse söylemiyor. Türk Ceza Kanunu 220. maddesinin 7. fıkrasından kaynaklanıyor. Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte terör örgütüne yardım veya yataklık edenler. Şimdi esas zaten Sorun burada. Herkes Kanalım, kuyruğu burada. Aa, evet. Şimdi şimdi sen siyaseten kendini anlatabilirsin. Öyle diyebilirsin. Farkında değildik diyebilirsin ama hukuk önünde evet, şimdi sorun şu. 2009 yılında bir insan kürsüye çıkıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. rahmetli Kamer Genç. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarını diyor ki böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu kim? Fetullah'a anlatıyor. Anne, aynen bugünü anlatıyor esasında. Bunlar yani diyor size... o 1999 yılında bahsettiği siyaset meydanı programında deşifre edilen kayıtlar, 2002 yılında rahmetli Ab Ablemitol'un ortaya koyduğu açık kaynağı koyduğu Ankara emniyet müdürü'nün eski emniyet müdürü'nün milli istihbarat kayıtlarına dahi geçen kendi istihbarat kayıtlarına, bunlar hepsini koyuyor. Ben dikkat ederseniz ne burada, burası Kamergen şunu söylüyor, bu bir tehlikeli yapıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmeye çalışıyor. Siz bu yapıyı meşru zeminde sayamazsınız. Gelin bunu biz araştıralım. Ben geldim gidiyorum demek istiyor esasında. Ama yarın bir gün bu yapı hepimizin başına bela olacak. Türkiye Cumhuriyeti'ne talip oluyorlar bunlar. Farkında değil misiniz? Bunları önlememiz lazım. Yani siz bunları din üzerinden 2009 yılında söylüyor. Açık kaynak da var. Hani biz açık ve kapalı kaynak olarak nitelendiririz. Hocam biliyorum ben. Ya, ya biliyorsunuz Defalarca yani. dinledim de tamam. hani, söyleyin diyorum bir kez daha. Yani ee, 2009 yılında internetten herkes bulabilir. Kamer Genç, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüne mebus olarak çıkıp yaklaşık 20 dakikalık veya o civarda bir konuşmada bugünü esasında anlatıyor. Şimdi ben buradan siyasi parti isimlendirmesi yapmam. Şahıs isimlendirmesi de yapmam. O bizim işimiz değil. Ama... Eğer siz kamu görevinizden kaynaklanan yetkileri kullanmamışsanız. Evet. Ve bunu da kasten yapmışsanız. Bunun da delillendirmesini Cumhuriyet Savcıları yapacak. Bir o örgüt. Kamu ne dediniz? Bir daha söyle. Kamu ya. görevinden kaynaklanan yetkiler. Ne Çünkü demektir? kamu görevinden kaynaklanan yetkilerde Örnek verin ne demek? Örnek şu. Neticede siz o araştırma komisyonunu belki kurmanız, kurdurmanız gerekiyordu. Ha, Yapmamışsınız. Örnek veriyorum polis olarak, kolluk olarak yapıya müdahale etmeniz gerekirdi. Etmemişsiniz. Cumhuriyet Savcısı olarak o dönemde kimse işte. Örnek vererek gidiyorum. Yani illa bir isim üzerinde durmuyorum. Bunları evet. Bunlar yardım ve yataklar mı giremez? bu, Evet. Görevi kötüye kullanma değil veya görevi ihmal değil. Bu sadece basit Türk Ceza Kanunu 257. maddesi değil. Size şunun hesabını sorabilirler diyorum. Yani hukuken yarın birisi kapıyı çalabilir. Ne diyebilir? E, diyebilir ki gel sen tamam benimle birlikte oturup ağlıyorsun ama o ağladığın dönemde bu işe davetlere, çağrılara bu kadar feryatlara rağmen müdahale etmeyip önünü kesensin. Bunu yapma sebebini şöyle açıklayabilirsin. İşim öyle geldi veya efendim ben farkında değildim ama sana şunu sorarlar ki bu kadar açık kaynaklara düşmüş bir yapının bir gün gelip Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisini Hükümetini ve emniyet kuvvetlerini bombalayıp helikopterle uçaklarla vuracak hale getirilmesindeki bu engellememeyi önlememeyi yapmamanın hesabını ver. E, Tabi çünkü Peki, çünkü, hocam, bir çünkü bizde bir, bir sorumsuzluk değil kamu görevinden kaynaklanan yetkilerde sorumluluk esastır. Şimdi e, teoriyi bir tarafa bırakın, evet. pratiğe bakalım. Evet. Türkiye'de işleyen hukuk sistemine adliyeye, yargıya filan bir baktığınız zaman böyle bir sorunun e, gelin bakalım diyerek milletvekillerine, kamu görevlilerine yani 17-25 Aralık öncesine gidilerek sorulabileceğine ihtimal veriyor musun? Yüzde yüz. Olacak bu mı canım? Nasıl olmayacak? Öyle şey mi olur ya? Ha, siz şunu söylüyorsanız ya, altındaki cümleniz şu. Ya siyaset buna izin vermez. Veyahut da biz de tamam yargı bağımsızdır, tarafsızdır ama o kadar, siyasi o kadar. meselelerde siyasetin mutlaka... Ama onu söylemek e, istiyorum. Tamam, tamam ama dünyanın Herkes her yerinde... Dünyanın ya da Dünyanın her yerinde İsveç dahil karartmalar vardır. Onu söyleyeyim. Tamam. Burada Dünyada hiçbir şey ben... maddi hakikate ve adalete ulaşmakta yüzde yüzü bulamaz. Karartma olacak diyorum ben de. Ya olacaktır, olmaya çalışılacaktır. Ama bu ülkenin yetiştirdiği ve şu anda bizim güvendiğimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı mensupları olarak telakki ettiğimiz, bu yapıyı deşifre edeceğine inandığımız Beylik cümleler sayabilirsiniz. Cumhuriyet savcılarına ve, ve kolluk kuvvetlerine güveniyorum. Onların önünde duramayacaklarını zannediyorum. Bu çünkü bir şekilde bu hesap verilecek. Bu defter başka türlü kapanmaz. 17-25 Aralık'tan öncesine evet. girecek. Evet. Yüzde yüz. Ne diyorsunuz abi? Şimdi, şimdi Bey? şöyle bir şey söyleyebilir misiniz ya, siz? Hocamın şöyle şöyle bir şey söyleyebilir misiniz? Bakın ben e, kimse burada yargı kararı olsun olmasın 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nun kayıtlarına girmiş. Şu Nettir. Biz böyle kabul ederiz. Eğer yargıtayca veya mahkemece verilmiş de yargıtaya gitmese bile bir örgütün varlığı terör veya suç örgütü olarak kesin kayıtlara, kararlara geçmişse ona örgüttür deriz ya. Ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Öyle bir şey yok. Niye? Nereye varacaksınız? Şuraya abi? varacağım. Şimdi bir mahkeme kararı olmasa bile eğer ben maksadım itibariyle mensubiyetim itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisini hükümetini anayasayla kurulu düzenli ele geçirip gayrimeşru veya bana özel sistemi kurmak gayreti içindeysem ve o içinde olduğum gayretle hareket ediyorsam daha önce benim mahkeme kararıyla teskillenmemiş örgütüm olsa bile ilk defa başlayan soruşturmada ha bunu yaptılar Ergenekon balyozda. Geçmişe gider. Öyle öyle. Peki, Ahmet öyle Bey. Bu, bu, bakın şöyle söyleyeyim. Ve size, ya tartışalım bunu. Size, size yok tartışalım ama Net olarak sizi tekniğe de boğmadan söylüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. 15 Temmuz'u göz önüne getirin. 15 Temmuz öncesini göz önüne getirin. Karşılaşılan maliyete bakın. Bu maliyete doğrudan katılanlar için zaten söylenecek bir söz yok. Ama bu maliyetin ortaya çıkmasına şu veya bu gerekçelerle yani ceza hukuk anlamında sahiplerle ses çıkarmayanlar da sorumludur. E, sorumludur, sorumludur ve onlarla ilgili de mutlaka yargı bir işlem yapar. Yargı eğer olmazsa eksik kalır aya mesela Peki ben hocam bir dur. Ben, ben bir, ben bir cümleyle bitireyim. Bir cümleyle bitireyim. Söz sırası gelince yine cevap vereceğim. Siyaseten sorumluluk sorumsuzlukta da şunu söylüyorum, zannetmesin ki insanlar efendim bütün o dönemin siyasetçileri mutlaka sorumludur. Niye gereği Şimdi kolay bu işleri bugün söylemek. O zamanların söylemesi daha zor. Benim bahsettiğim Peki, siyasi sorumluluk nasıl olacak? Siyasi sorumluluk o şeyi kastetmiyorum. Halka gidip sandıktaki sorumluluktan bahsetmiyorum. Hayır hayır. Yani siyasetçiler nasıl hesap verecek? E Şimdi şöyle verecek biraz önce söylediğim gibi bu bahsettiğim suçlara şu veya bu şekilde katıldıkları noktasında başlayan soruşturmalarda ister ona baylok deyin, isterseniz geçmiş ilişkiler deyin, isterseniz Pensilvanya'ya gitmesi deyin, niye gittiğini soracaksınız. Peki. Yani getireceksin soracak. Çünkü siz bunu öğretmene, öğretmene da... yani sokaktaki e, garip kurabaya soruyorsan, ki hukuk nazarında herkes eşitse, bunu da anayasa koymuşsa oraya, e sen o onların öyle çıkıp kürsüden oradan buradan açıklamaları Cumhuriyet savcılarının karnını doyurmaz. Bir defa Cumhuriyet savcılarının karnına öyle çıkıp buralarda televizyon ekranlarında efendim ben örgütten ayrıldım şöyle pişmanlık içindeyim işte ben deşifre. Onların yeri burası değil. Onların yeri Cumhuriyet savcılarının o e, soruşturmaları yürüttükleri odalar olacak. Bir küçük hat. Hayır Ahmet Bey. Şimdi e, hocamın çok iyi bildiği bir cümle hukukta yargılamada esas olan Delildir ve masumiyet karinesi bunu daha önce fark etmediniz bu eleştiriler bunlar saygındır bunlar kastetmiyor Ben öyle bir şey zaten hiç söylemedim benim evet. konuşmamın evet. yok Onu size yönelik söylemedim tamam. yani söylediğim iki şey sizin alanınız olduğu için masumiyet karinesi ve delillerin esas alınması Şimdi e, siyaset tarihimize baktığımızda 12 Eylül'de bu yapının olduğunu güçlenerek çıktığını görüyoruz 28 Şubat'ta güçlenerek çıktığını görüyoruz. Ergenekon'da bize göre Ergenekon davası vardı, suçlular vardı ama bunların evet. haramı helali, haklılığı haksızlığı bir Türk milleti adına karar verme adaleti evrensel hukuka herhangi bir inanca dayanmadığı için %100 helal bile olsa FETÖ'nün aleyhine olan her şey haram. %100 haram bile olsa adam öldürmek de dahil onun lehine olan her şey helal endeksendiğini bugün 15 Temmuz'da net gördüğümüz için bunu geriye dönük siyasi partilere müdahale evet bir siyasi parti olarak bizim bunu 7 Şubat'ta şüphelenip 17-25 Aralık'ta fark etmemiz biz bunu söylüyoruz ve bunun hayıflanmasını da deklar ediyoruz ama bizim söylediğimiz bir başka şey var bugün kriterimiz ve kuracağımız cümle siyasetçi, gazeteci, hukukçu, e, avukat arkadaşlarımızla beraber. Kuracağımız cümle milletin hukukunu gözetmeli, darbecilerin değil. Şu anda kamuoyunda öyle bir darbe, 15 Temmuz darbe tartışması var ki sanki e, 79 milyonda herkes mağdur e, ve mağdur. E, darbeciler noku. Buna dikkat etmemiz lazım. Kriterimizde. Orada şu anda öyle bir tartışma yapmıyoruz. Ya bir cümle öyle bir tartışma yap... genel cümleler kuruyorum. Ee, bunu yaparken tespitimiz geriye dönük şu şu 35 40 yıl gittik ama bugün önümüzde net bir tablo var. 15 Temmuz'da da bir Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki, medyanın çok güzel bir sınav vermesiyle üç, milletin bu çağrıya kulak vermesiyle. Dört, siyasi partilerin bu darbeye karşıyım deyip o gece e, bizim çağrımızda CHP MHP geldi. HDP'de provokasyon olmasın diye gelmiyoruz darbeye karşıyız dedi. Ertesi günde e, ilk kez bir bildiriye imza attık. Şunu söylemek istiyorum Ahmet Bey. Belki de tartışmanın serini değiştireceğiz. 15 Temmuz'a kadar AK Parti milletvekili olarak ben CHP'li ve MHP'li arkadaşlarımızla tartışıyorken Kürçü'den Geriye dönük CHP tarihi, MHP tarihi, AK Parti tarihi eleş siyasi eleştiriler olur. Bir şeyi söylüyorduk ve yüzde yüz haklı olduğumuza inandığımız. Ya bu patlama bile olsa Fransa'da darbe değil. E, muhalefet partileri hiç devleti ve hükümeti suçlamadan teröriste karşı oluyorken, dünya orada bir araya geliyorken, olağanüstü hal bir yıla çıkıyorken tek kelime etmiyordu da biz niye bir araya gelemiyorduk diyorduk. 15 Temmuz'da geldik. Bu bana göre Türkiye'nin milli bu mutabakat açısından e, tırnak içerisinde terörle arasına mesafe koymuş üç partinin yeni kapıda oluşturduğu ruh açısından tarihi bir noktadır. Şimdi ben bunu bundan sonra hangi terör örgütü ne zaman palazlandı, kime yakındı, şuydu, buydu demek sizin bütün terör örgütlerine karşı, bütün darbe girişimlerine karşı bir tek masumun zarar görmemesi ama bir tek hainin de cezasız kalmaması için her birimizin üzerine ne düşer? Buna kafa yormamız. Yani cümle söyleyebilir yani miyim? Pardon siz yani bu tartışmanın bir götüre, bizi götüreceği bir yer yok. 15 Temmuz sonrası oluşan evet. mutabakata eğilelim diyorsunuz değil mi? <laughs> bir, bir PKK Tabii ve FETÖ'yü de 35 yıllık tarihiyle ele alalım. Nerede nasıl yerleşmişler? İki, İki 15 Temmuz'da oluşan mutabakatı örelim, koruyalım. koruyalım ve geleceği buna göre inşa edelim. Mutabakatı. Haksızlık. Bunu çok aynen. önemsiyorum. Muhakkak ama bu mutabakatın yargıyla bir işi olmaz. Yargıyla mutabakat sadece afla sağlanır. Yani siz ya zaman aşımıyla kurtulabilirsiniz yargının elinden ya da afla. Onun dışında yargı bu sert bir sözdür ama yargı dünyanın hiçbir yerinde işlendiği iddia edilen bir suçla ilgili basit şüphe bile ortaya çıktığında onu soruşturmamazlık gerekirse de davaya konu etmemezlik yapamaz. O onun görevine ihanettir. Dolayısıyla ben şöyle söylüyorum. Biraz kışkırtıcı cümleler kurmamın sebebi kim üstüne alınıyorsa o alınacak ben diyorum ki ucu nereye kadar giderse gidecek bu işin. Savcıların önünü kesmeyin. Kolluğun önünü kesmeyin. 45 yıl bunun zaman aşımı kardeşim geriye doğru. 30 artı 15. Ee, bunun geriye doğru açacaksın. 66. maddeye göre Türk Ceza Kanunu. Burada da bakın şunu da söylemiyorum. Mesela ben şu kavramları çok iyi biliyorum. Sayın vekilimde aynı mutabıkız. Ulusal güvenlik, iktisadi güvenlik, hukuki güvenlik, yarın kaygısının taşınmaması, insanların içine düştüğü şu anda endişeleri biliyorum. Meslekten ihraçları biliyorum. Ama şunu da biliyorum ki devlet bir karar verdi. Dedi ben cemaatlerle ve özellikle bu yapıyla yola devam etmeyeceğim. Hata yaptım. O havuzdan çıktım. Kalan herkese de en azından tabanda olan öğretmendi, askerdi, şuydu buydu değil. Bütünüyle bu yapıyı tasfiye edeceğim. Hocam ben ilk burada demedi ki. Cemaatlerle ben bu, demedi ki. Ya cemaatleri ben söylüyorum. En azından aklını başına almıştır diye düşünüyorum devlet. Demedi ama. Yani. Şimdi şunu da soyut cümlelerdir ama sonuna kadar biliyorum savunuyorum siz de söylediniz. Şahsi kusur sorumluluğu, kanunilik, suçsuzluk masumiyet karinesi, dürüst yargılanma hakkı. Evet. Ama ben şunu söylüyorum diyorum ki biz bu işe başladık mı 15 Temmuz'da bu millet ölümü gördü. Bir mecazi anlam katarak söylüyorum. Yani biz belki başarılı bir darbe sonucuna ulaşılamayacaktı ama ülke nedefi kaosa götürülmesi, iç savaşa götürülmesi. Niye bunu söylüyorum? O dönemde millet de yanlış yerlere de götürmekse ama belki silah arayacaktı. Kendini savunacaktı. Mahalleler kurulacaktı. Barikatlar kurulacaktı. Yani ülke bir yere getiriliyor. Muhtelif senaryolar çiziliyor. Şimdi hatta o endişe sahibiyle bu da rivayet değil bir takım tespitler. Bireysel silahlanmanın hız kazandığı söyleniyor ülkenin yerli yerine rayına oturması lazım ama oturması için de sizin 1960'lı yıllardan bu tarafa oluşan bu yapıyla onun içindesin dışındasın korkma kardeşim yargıdan niye korkuyorsun ya Yargıda herkes hukuk iyilik denetimine açık olacak. Öyle bir dünya yok. Sen diyorsun ki kuvvetler ayrılığı, yasama, yürütme, yargı erkleri diyorsun. Yargı hukuk denetimini yapar diyorsun. Savcı bu diyorsun, hakim bu diyorsun. Ve FETÖ iddiasıyla ilgili olan hakim ve savcılardan da kurtulduk artık. Korkmayalım. Bundan sonra, bundan sonra şunu yapacağız. Siyasi dosyalarda, siyasi davalarda, Türkiye'de, dünyada da böyledir Ahmet Bey. Yürütme güç verecek yargıya. Kesmeyecek önünü, destekleyecek bir yerde kesebilirsin yargının önüne af çıkarırsın. Ne diyorsunuz? Onun dışında e, onun dışında şimdi. serbest ama hukuk çerçevesinde gidecek tabii e, ki bunların aksini söylemek mümkün ucu değil. Ucu nereye dokunursa dokunsun diyerek kurduğu cümleler doğru ama Biraz e, AK Parti'ye e, muhatap yok, o öyle bir alınganlık yapmasına gerektirecek bir durum bir yok. hocam ben rahat olun ben çok söylüyorum. rahat konuşuyorum ben sizin için söylemedim ben Ahmet e, Bey e Ama burada söyleyeyim. bir muğlaklık var. Ucu kime dokunursa dokunsun benim kurduğum cümlelerde yargıya müdahaleyi zımne ile his yok. Bugün 90 bin civarında memurla ilgili işlem yapılmışsa, bir, bunun gözaltı, tutuklama adli yargı boyutu var. Asla kimse ona dokunamaz. Şimdi hocam... İki, burayı açalım. Bir dakika. açığa almalarda bakanlıkların huttesinde memurlar bir var. Sili, bir dakika. Bir Türk da, ne olur bir dakika. Hocam, sizin bütün söyledikleriniz yargıyla alakalı. Evet. Yani evet. şeyle ilgili değil, kamu... Yani o ben siyasetçilere düşen sorumluluktan işten çıkarılması. O değil onlar ayrı. Ha, şimdi şöyle bir şey var. Çok güzel bir dakika. Deniliyor ki ya biz yargıyla ilgili bir şey söylemiyoruz 17-25 Aralık falan filan derken. Biz diyorlar kendi tasarruflarımızla ilgili olarak söylüyoruz. Kendi tasarrufumuz ve bu tasarruflarda e, muhalefet partilerimize düşen görevler, mutabakat bu tasarrufları muhalefet partiyle birlikte olsak bile bizim muhtemizde olmayan özerk alanlar. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yüzde yüz iktidarın ötesindedir. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Başbakanımız da gene başımıza bir araya geldi. Ona gelen mağduriyetler vardır. Bu değerlendirilir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Savunma Bakanlığı, üniversiteler özerk yapısı, YÖK'ten de bağımsız yapıları. Ben topyekun... Yasama yürütme yargı kuvvetler ayrılığı ilkesi. Evet yürütme olarak biz doğru söylüyor hocam. 15 Temmuz'un sorumlularının üzerine gitmeliyiz. Yargı Burada, yargı da git. Yargı yargı gitmeli. da gitmeli. Yargının da gitmesini engelleyici hiçbir pozisyonu siyasetçilerin olmamalı. Bir şey daha ekliyorum. O zaman katılıyorsunuz hocam. Bir şey daha ekliyorum. 15 Temmuz gecesi millet olarak FETÖ'ye vurduk. Ses PKK'dan çıktı. PKK'ya vurduk. PYD'den çıktı. PYD'ye vurduk. DEA'den çıktı. DEA'ya e vurduk. Avrupa'dan, Amerika'dan çıktı. Bunu milli duruş olarak yani iç siyaset farklılıklarımız, dünya görüşü farklı olacak tabii her partinin bir şeyi var. Ama 15 Temmuz ve Yeni Kapı ruhundaki oluşan e, vatan sevgisi, devlet sevgisi, millet sevgisi kızgınlıklarımızın üzerinde olmaya devam ederse sağlıklı olur. Bunun için söylüyorum. Kanun hükmünde kararname ve daha öncesinde dokunulmazlık tartışmaları yaşadık. Dokunulmazlık 15 Temmuz'dan önceydi. Şu şu kaygılar olabilir. Ama bugün ortada çok somut verilerle darbe kalkışma hocamın dediği gibi iç savaş, Türkiye'yi diz çöktürme belki bunun uluslararası boyutunu. Ee, Amerikan Büyükelçisi Ankara Büyükelçisi'nin itirafını e, biz diyor biz ve Avrupa Recep Tayyip Erdoğan'ı asla sevmeyiz. Çünkü diyor o e, İslam ülkeleri liderleri gibi bize yaltaklanmaz ve doğruları gözümüzün içine vaka vaka doğrudan söyler diyor. E, bir başka batılı e, Victor Hugo batıda diyor bir kişi öldürülürse onun adı %100 cinayettir. Doğuda 50 bin kişi bile öldürülürse bu meseledir diyor. Bir uygarlık ve medeniyet tartışmasının da öteden beri Churchill, İngiliz siyasi Churchill'den beri gelen evet. boyutları var. Yani iç ve dış boyutuyla. Ama ben şunu söylüyorum. Ortada bir e, darbe girişimi var, kalkışma var, ihanet var. Meclis e, bombalanıyor. İşgal kuvvetleri bunu tevessül etmemiş. Bunu e, acaba ancak lakin demeden hukuk kurallar elbette yargıçlar yapacak ama ya siyasetçilere düşenlerde elbette farklı bir şey söyleyelim ben. Çok <laughs> o farklı şeyi söyleyelim. Ha şunu bir cümle söyleyeyim. Katılmadığım yer. cemaat hayır FETÖ bir cemaat değildir. Cemaat görünümlü ihanet hareketidir. O gece darbeye kalkışan askerlerde asker elbiselerini işgal etmiş hainlerdir. Yani bunun üzerinden bir İslam düşmanlığı, cemaat karşıtlığı geliştirmek hukuk devleti normlarına uymaz, şiddete dönüşmeyen düşünceler bu ülkelerin sivil toplum örgütüdür. Ve her bir yapı e, cemaattir kendi içerisinde. Yani e, e, bir oluşum dakika, bir hocam, 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 o konuda e, e, bir tartışacakız. hocam onur orada hukuki bir hem hem hayır cemaatlerin hukuki altyapılarının eksik olduğunu düşünüyorum ve cemaatlerin e, din üzerinden dini kullanmak sureti Türkiye Cumhuriyeti niteliği İslam devleti değil. Müslümanız. Çoğunluğu Müslüman. Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyetin nitelikleri de ikinci maddede belirtilmiş. Şimdi siz cemaat kavramından bahsedebilirsiniz. Ona hukuki altyapı da sağlayabilirsiniz. Yarın kanun da çıkarabilirsiniz. Ama ben cemaatlerin Türkiye'de maalesef devlete Osmanlı İmparatorluğu döneminde de var talip olduğunu görüyorum. Bugün bu cemaat bu şekilde hareket edebilir. Siz onu şimdi söylüyorsunuz. Yani e, 2016 hayır, hayır. Bakın, anayasal bir sö sözüm... olarak söylüyorum. Söz... Cemaat, ya, ya bakarsanız cem e, olmadır. E, yani ya, tamam bakın, tamam, e, bakın tamam, e, evet, şimdi, cemaat camiden yönetir. İnkılap kanunları arasında da vakfe zaviyeleri bakın o ayrı bir, ayrı bir, bütün ayrı bir, cemaatleri bakın, zan altında bırakmayı a, a, doğru, bakın, doğru bakın, bulmuyorum. Bu insanlar herhangi bir cemaat mensubu yanlış yapıyorsa devlet cezasını verir. dikkat dikkat buyurursanız dikkat buyurursanız sivil toplum örgütünün kurulması, edilmesi, kontrol altında olması. Demek ki bu kontrolden kaçılmış. Siz tabii 2016 yılında yani bizim bulunduğumuz 26 Eylül tarihinde bunu söylüyorsunuz. Yani bu 15 Temmuz öncesi veya 17-25 Aralık öncesi cemaatti. Hizmet hareketiydi. Bunu, buna farklı bir isim kullanmak ve e, Fetullah Gülen için bir takım yanına da e, sıfatlar eklemek suretiyle konuşan çok insan vardı. Ben onları da isimlendirmiyorum. O tartışma boyutlarında da şu söylendi bu söylendi gibi kimseye de itamda bulunmuyorum. Ama ben şunu söylüyorum, diyorum ki. Hocam ben evrensel, bakın, bakın, evrensel hukuktan bahsediyorum. Amerika'da, Avrupa'da herhangi da bir cemaat yanlışa kalkıştığında e, evrensel, bütün evrensel cemaatler suçlu Bakın evrensel, evrensel hukuktan da bahsetseniz dini hissiyatları kullanmak suretiyle devlete talip olan kim olursa olsun ben onun gözünün yaşına bakmam. Hayır, ben şuna inanıyorum. Böyle bir talip varsa inanıyorum. devlet gereklerini yapsın. Bir, farklı bir noktadayım yavaş. ve diyorum ki ben çağdaşlaşma ortamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinde de devletin dine sahip çıkıp devletin çocuklarımıza dini öğretmesi gerektiğini savunan bir insanım. Cemaatlerin önüne ben niye bırakayım ki Hocam. Niye oralardan çıktın askerler gelsin canım? Saniye, bakın, manıklar, bakın manıklar, eğer manıklar, siz tartışmayı manıklar, oraya, oraya getiriyorsanız kontrolsüz, kontrolsüz, kontrolsüz tanış, bakın, kontrolsüz bırakılan, kontrolsüz Müsaade bırakılan bir yapıyı kabul etmiyorum. Devlet Der, bunu yaşatmıyor. Derya Hanım Der, yaşat bir şey söyleyecek. Şimdi, yani sizinle belki şöyle bir canım kontrolsüz kalmasa böyle olur muydu? Şöyle ya, bir an kabulden hareket Ya böyle olur mu? Hocam, yani, ya FETÖ'ye yani bakın, ne insanlar, sen insanlar, eyvallah. Insanlar, ben de diyorum ne, ki bu bu kötü örnek e, topyekun bütün cemaatleri töhmet altında ben ne bırakmasın. Ben ne söylüyorum? Ben ne, ne söylüyorum? olan siz, ülkede, siz yanlış anlıyorsunuz? Devle, devlete kim kalkışırsa, bakın, girişimde bulunursa e, tamam. her türlü ceza tamam. verilsin. Tamam. Ama kurduğumuz cümle size ceza e, cevap devlet veriyorum. cemaatleri önlem alsın. Ya şimdi, şimdi Türkiye'de suç örgütü kurdun, terör örgütü kurdun faaliyeti kapsamında suç işlemesen bile cezalandırılabiliyorsun. Eğer kurulan yapı, onun adına cemaat de ne dersen de, istersen dernek de, dernek bunun meşrulaşmış kısmı, vakıf meşrulaşmış kısmı, yasal altyapısı var. Toplandın, cem ettin, dediğiniz gibi. Zaten herhangi bir illegal faaliyetin içinde değilse, illegal bir yapıyla kurulmamışsa ona kimse dokunmaz. Ama eğer çıkıp da benim durum bu, açık kaynaktan, Hocam, yazdığım bu, ettiğim e buyla eğer o yapı altında da devlete nüfuz etmek, oraları ele geçirmek suretiyle... Hocam tam onu söylüyorum. E eğer siz cümle Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasayla kurulu düzenine kast devlet buna alırsın, olsun. izin vermez. Siz bütün cemaatlere yönelik söylüyorsunuz. Ya şimdi şöyle söyleyeyim size. Bir cemaatin eğer bir doktrini varsa, ortaya koyduğu doktrinin dini yaşamak, din ve vicdan hürriyetini korumaksa zaten kimsenin ona dokunacağı yok ki. Tam aynı şeyi Ama bunun ötesine götürüp de... ya Türkiye'nin pratiği ve Osmanlı'nın pratiği maalesef söylediklerinizin aksini gösteriyor cemaatlerde dini hissiyatlarla hareket edip oraya gelip din üzerinden siyaset yapıp eğer siz Türkiye Hocam, Cumhuriyeti'nin kırsal bugünkü cemaatleri mi yargılayacaksınız Ya yargılarsınız demiyorum ya. ceza sorununun şahsi olduğunu ben de biliyorum e, ama Cumhuriyeti bir musibetten lütfen. bir nasıl bak bir musibetten ders çıkarmak ve bundan sonra bu yapıları yapayım. kontrol altına almak zorunda diyorum dediğim o. Şimdi hocamın da dediği aslında. Benim söylediğim Şu sadece derya hanıma haksızlık. Söylediler mi? Yani ben evet. ben şimdi söyleyeceğim Kemal Bey. Hiç kimsenin adlandırma. Türkiye Cumhuriyeti'ni 15 Temmuz sürecine getirmeye hakkı olamaz. Hiçbir şekilde bir yapı da dini hissiyatlar üzerinden çıkıp da eğitim öğretim bahane ederek bir takım duygularla hareket edip Türkiye ile bu şekilde oynayamaz bunun bedenini ödeyecek hocamın Öyle bu altına altını imza atıyorum hiç kimse de bir cemaatin pisliği üzerinden cemaat yönemi yapını pisliği üzerinden diğer cemaatleri töhmet altında bırakamaz şey bakın size söyleyeyim madem konuşma yeri geldi bir cümleyle fazla konuyu da farklı noktalara götürmeden okuyan anlayan yazan sorgulayan insanlar kağıdaşlaşmış eğitim öğrenimi devlet ya anayasada yazıyor ya bunu 40 maddede ya ben niye oraya buraya eğitim öğrenimi vereceğim ya kim Bunlar kim? Kontrolsüz. Efendim işte alnı secdeye gelir. Efendim Türkçe olimpiyatları üzerine ne olursa olsun. Ben önce Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasayla kurulu düzenini ayakta tutmak zorundayım. Kim için? Devlet için değil. Millet için, ülke için. Sen kalkacaksın hangi yere? bu ülkenin istihbarat örgütleri bu çalışmaları yapmışlar, ortaya çıkarmışlar, ses çıkarmamış Devlet olarak karar verememişsin, duruş sergileyememişsin. Ben bununla ilgili de sadece iktidar partisi dönemini bu dönemi de itham etmiyorum. Geçmiş de bunun vebali altında. Ah bundan diyorum ders çıkaralım. Bunun tekrarına müsaade etmeyelim. Tekrarına müsaade edip de yine şuculuk buculuk üzerinden gidip liyakatı bir kenara koyarsak Türkiye Cumhuriyeti'nin yürütmesinin idaresinin bir kısmını bir yere bir kısmını bir yere onlar da kendi menfaatlerine babalarına üstadlarına imamlarına hizmet etmek suretiyle 80 milyonluk toplumla sen bu şekilde oynayamazsın. Benim söylediğim bu. Tamam. Ve şunu söylüyorum. <laughs> diyorum ki bu ülkenin kuruluş felsefesi var. Kuruluş felsefesinden birisi de laikliktir diyorum. Tamam hocam. Bu Sartre'ın Nobel'i red <laughs> konuşması gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> hocam, yani, hocam, konuşması. hocam öyle bir heyecanla e, manifestolar e, sunuyor Manifesto ki. Manifesto değil bunlar sanki, gerçekler. Yemin hocam müsaade ya. edin sanki biz aksini savunuyormuş gibi bir duruma düşüyoruz. Şimdi, yo, siz karşı tarafta yer aldınız öyle bir yo, yo, şey oluyor. Hayır. Bütünüyle ha, katılıyor. Siz bu yanlış fikirleri sırf karşı karşıyayız diye mi söylediniz? Hayır niye? E, <laughs> bütünüyle. <laughs> Neyi? yanlış fikirleri. Karşı, karşı karşıya dediniz. Hayır hayır. Şunu, şunu, hocam hocam müsaade edin lütfen. Oraya gibi söylemiş oldum diyorum. Şunu söyleyeyim. Şimdi anayasada çok açık bir hüküm var. Kimse, hocam çok daha iyi hatırlayacaktır. Kimse dini, inancı, siyasal görüşü, mensup olduğu aidiyet vesaire dolayısıyla herhangi bir hakkı kullanmak küçümsenemez, e, yargılanamaz. Herhangi bir evet e, herhangi bir hakkı kullanmaktan da yoksun bırakılamaz. Kabaca meali budur. E, dolayısıyla şimdi baktığımız zaman biz bugün bir cemaat yapısı veya paralel yapılanma için baktığımızda geçmişte sadece o yapının mensubu olmak dolayısıyla öne açılan kendisine hak etmediği bir takım e, makam ve nüfuz alanının bahşedildiği insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün hepimiz hoş her zaman kendi hesabıma bunu rahatlıkla söyleyebilirim buna karşı çıkıyoruz. Diyoruz ki bir insan bir mensubiyetten bu siyasi görüş olur, bu cemaat mensubiyeti olur. Bugün herhangi bir cemaate, herhangi bir gruba aidiyetten dolayı özel muamele görmesin. Eyvallah. Bunu savunuyoruz. Aynı zamanda Ahmet Bey'in aslında vurgulamaya çalıştığı şey o. Hukuki anlamda da baktığımızda yani hem anayasa anlamında, hem ceza hukuku anlamında baktığımızda hiç kimse bir aidiyetten dolayı da hak ettiği şeyi almaktan alıkonamaz. Yani bundan sonraki süreçte de sen falanca cemaattensin. O zaman sen işte X şey olamazsın. La tekrar insanların karşısına çıkmanın manası yok ha. O zaman ne yapacağız? Evet, şuna çok katılıyorum. Bakın, bunu e, liyakat. Mi... efendim, liyakat, muhakkak liyakat, liyakat. Ancak e, duygusal anlamda da hocamın söylediği şu noktaya çok çok katılıyorum. 15 Temmuz ee, belki hepimizin ama ben kendi hesabıma söyleyeceğim. Gerçekten kişisel tarihlerimizde kendi duygusal e, dünyamızda da çok farklı karşılığı oldu. Evet hepimiz 15 Temmuz'u hak etmek zorundayız. Bu, bu çok net. Yani siyasetçisi, yargıda, efendim iş adamı, e, medya her ne gelirse aklınıza. Benim Derya Hanım Hepimiz bir şey hak etmek ben zorundayız. Ben hocamızın söylediklerini şöyle anlıyorum. Yani Şimdi, bir, Çok bir dakika, Onu Şuna devam bir itirazınız edeceğim. var mı? Yani adım adım gidelim. Söz <laughs> sizde. Şimdi e, diyor ki ya adına cemaat denilen bir yapı böyle bir kalkışmaya girişti. Bundan sonra diyor bu cemaatler, tarikatlar, bunlar böyle şeyler yapmazlar. Hayır hayır hayır. Ya, ben katılıyorum. Yani hayır, hayır derken... Deneyelim diyor. Evet. Deneyelim gayet. Müteyakkız tabi, olalım. Yani, gayet. Tabii eğer ki o demeyelim. cemaat zaten. Normal faaliyetleri şunu... yapıyorsa, normal, yasal, Hı -hı. legal, yani e, herhangi bir takibatı Hı -hı. gerektirmeyecek şeyler yapıyorsa zaten onun alınmasına, korkmasına gerek yok. Gayet Ama olsun. devlet de müteyakkız olsun. Gayet yani, tabi. Devletin Kesinlikle müteyakkız olmasının bir hayır, sakıncası hiç, var mı? Hiç, hiçbir sakıncası Siz yok. bunu diyorsunuz. Bilakis buna katılıyorum. Yani. Hayır, hayır, hiçbir sorun yok. Ee, müteyakkız olması gerektiği, herhangi bir ayrıcalık tanımaması gerektiği noktasındaki kanaate katılıyorum. Ama o Ancak... insanlara da potansiyel suçlu muamelesi yapılmasın. Yapılmamalı. Yani bu işin hukuki tarafı efendim, ama sosyal tarafıyla alakalı cümleler, özür dilemiş. Tamam. Ucu açık efendim. şöyle. 40 yıllık bir hareket herkes sorumlu. AK Partililer yargılansın. Kimi bu cemaat bu? pislik e ee, yanlış. Bundan sonraki cemaatleri de suçlu olabilir hocam. Benim ağzımdan öyle algıladım. E, 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 öyle öyle algılanıyor diyorum. AK Parti. Hocam AK parti. E, tam eden esnek cümle derli kuruyorsunuz. Kur, Kurduğunu Değerli mu? hocam kurduğunuz cümle şu. Niye siyasetçi olarak üstünüz anlınıyorsunuz? Değil. Değil. Siyasetçi olarak niye üzerimi alayım değil ben? Niye? Ben kendim diyorum ki biz iktidarız. Asla tamam. sorumluluktan kaçamayız. Ben de size Ama kurduğunuz, kurduğunuz cümlenin mi? kamuoyunda algılanma ne biçimi çocuk Ay, ay, annesi eee? hamile kalmış. 9 ay 10 gün orada kalmış. Doğmuş, büyümüş, yetiştirilmiş. 40 yaşında biz onunla tanışmışız. benim e, Ve tehlikeli sizde. olduğunu fark etmiş, meydan okumuşuz. Yani. Cephe almışız. Ya, Kurulan şöyle cümleler, söyleyeyim. geçmişini, şöyle, şöyle yetişme biçimini yetiştirenleri, siz, besleyenleri siz, dikkate tamam, almadan siz millet, geliyor. Siz, siz kaç dönem milletvekilliği yaptınız? Ben birinci dönem. Pardon. Birinci. 7 Haziran'da da bir hızlanılmış tamam. dönemimiz var. sizin Bu milletvekiliyle ilgili, ilgili bir şey değil mi? değerli hocam. Sizin bu yıllar içinde, geçmiş yıllar içinde bu ülkede sıfatınız, göreviniz, o görevinizden kaynaklanan yetkileriniz var. Eğer o konuda kendinize göre bir kusur görüyorsanız, bunun ceza karşısında değerlendirmesini zaten ayrıca yaparsınız. Ama yoksa ya ben sesimi çıkaramadım veya Efendim işte o şekilde ben de inandım, itimat ettim demenizin sizinle ilgili sizin sorumluluğunuza sebebiyet verecek bir durum yok ki. Benim söylediğim şu. Hocam benim, benim tam söylediğim bunu şu, söylüyorum. Tam şu kurduğunuz cümle Siz, biçimleri şu. 15 Temmuz tamam. direnişini gölgeliyor. Tamam, tamam. İstirham benim, benim, ediyorum. Benim, benim biz şu. biz siyasi benim, parti olarak öz eleştirimizi yapmışız. Aynen. Siz hoca olarak 15 ben, Temmuz'dan sonrasına ne diyeceksiniz? bunu Siyasi söyleyeyim. partinin tüzel kişiliğiyle ilgili de kelam edilmiyor. Ettiğim kelam şu. Tekrar söylüyorum, altını da çiziyorum. Ceza hukuku nazarında, ceza yargılaması hukuku nazarında yürütülen soruşturmalarda iddiaya konu suçlarla kim ilişkilendiriliyorsa, kimler hakkında o soruşturmalarda yeterli şüpheler elde ediliyorsa veya kuvvetli suç şüphelerine ulaşılıyorsa, bunların ulaşılması, araştırılması noktasında hiçbir savcının önü kesilmemeli ve tespit ettiği noktada siyaset buna koruma getirmemeli. Bu iş Nereye ve kime dokunuyorsa oraya kadar gittiğinde biz bu hesaplaşmayı hukuk nazarında yapabiliriz diyor. Doğru. Dediğim bu bu, bu kapsama kim giriyorsa o giriyor cümlelerin oluşturduğu algıdan bahsediyor ben şu al, algı, algıya bakmayın şu, he, ama öyle var. esnek kuruyorsunuz <laughs> ki yok yok esnek e, işte, ya bugünün öyle, sorunları öyle diye başlıyorsunuz yok. mesela ben, yani, şunu, ben, zaten, ben şunu biz merak zaten ediyorum. meydan okuyoruz ben, bakın, topunuz bakın, gelin diyoruz şöyle darbeciler hukuk devleti normlarıyla <laughs> Ahmet Bey ben şunu söyleyeyim ben şu anda bu soruşturmalar <laughs> yürümese bitse rahat konuşurum tabii ki herkesin bir işi var sizin, bizim, hepimizin. Bu bir çarkın O noktada isim vermiyor. Ama çıkıp, çıkıp bu yapının önünü açmışsan, desteklemişsen, o ulaşmak istediği hedefi, amacı açık kaynaktan ortaya koymuşsa, ona rağmen fütursuz davranmışsan, o yapının palazlanmasına, yerleşmesine, 15 Temmuz sürecine bu ülkeyi getirmesine katkı sağlamışsan diyorum, onun hesabını vereceksin. Benim söylediğim bu. Açık ve net. Peki Bundan bir, nereye giderse bizi, gider. Biz bize giderse gider, şimdi. Giderse gider şimdi izin verir misiniz? Bir, bir dakika. Gerçekten söz vereceğim. Çok özür diliyorum. Benim Hak, söylediğim Bu arada o. benim sözüm yine araya gitti. Farkında <laughs> mısın? Onun da B farkındayım. Şimdi yani, şöyle yok, yapalım. Yok, önce Derya yok, Hanım sözünü tamamlayacak. Sonra Kemal Göktaş konuşacak. Ama önce tam da şu bağlamda Kemal Göktaş'ın ortaya attığı bir mesele var. Onu da bir konuşalım. Bugünlerde çok konuşuluyor bir gazetede de manşet olmuş. 17-25 Aralık'tan önce 2012'de bir grup AK Parti milletvekili Pensilvanya'ya gitmişler. Fotoğraf çektirmişler Fethullah Hoca'yla. Hatta işte yine Kemal Göktaş da hatırlattı. Ee, kadın milletvekilleri de başlarını örtmüşler. Ni niye başlarını örtüyorlar ya? Orası Kabe <laughs> mi yani? Nedir yani? Tövbe no, ya Tabii normalde başa çık. <laughs> Başını örtmüş. Kutsal bir mekana girer gibi. Ya. Neyse şimdi bu Yardım ve yataklığa giren yok mi? olmaz. Hayır. Yok, yok, yok. Çünkü o siyaseten oturursun, ezmeye çalışırsın rakibini. Efendim dersin bak siz şunu yaptınız, siz bunu yaptınız. Yani ben o tartışmaları tabii takip ya ediyorum. Bu siyasi tartışma Ay, konusu olacak. Ben prole ama hayır, içeride hayır de görüşüldü. <laughs> yani yani yalnız, onun ispatını oturur yaparsın. Dersin ki oradan Ay, gitti. Oradan gitti. Hocam? Bilgi aldı. Ta Bakın ne diyorum? Araştırmaya muhtaç mıyız? Zaten şu anda e, Cumhuriyet Savcıları için sadece bu soruşturmalar nedeniyle bütün soruşturmalar nedeniyle herkes e, evet. soruşturmayı ve <laughs> araştırmayı açık olabilmek önemli olan hukuk çerçevesi. Ben o yani. milletvekillerinden biri olsam kalkarım, hiç değilse bazıları yaptı gerçi. Açıklama yani, yani, yaparlar. Tabii derim yani, ki ya kardeşim şöyle oldu, gittik. Şunu yok, şöyle konuştur. diyen var mesela yani diyor ki ben gittim gitmek istemiyordum ama şimdi bir grupla giderken Aa, çarşı var, pazar bir, iki, gezilmez. Bir iki milletvekili. Yok Ahmet kavga Bey, yok. Ahmet Bey. pardon. Var. O, a, bugünkü e, fotoğrafı kastediyorsunuz. Evet. şunu söyleyeyim Ahmet Bey. İki, a, e, a, i̇ki, a, e, a, iki a, tanesi şu anda vekil. Diğerleri biz de, eski biz vekil de, ve eski bir fotoğraf. Biz de mesela 2012. Şöyle söyleyeyim. yönetici olan var. Tehlikeli bir kabul de var. AKP'de yönetici Bu özellikle. Ama oraya başka partilerden de milletvekillerinin gittiği kamuoyunda konuşuluyor. Resmi yayınlandı mı yayınlanmadı mı? Sırf oraya gittin diye kimse suçlanmaz. Yani bu bir şey olarak ha, yani gidip oraya kuryelik yapmışsan Hayır, özel anlaşmalar ama yapmışsan onlar ayrı şeyle, şeyle. konuşmasında dinlemesinde masak para yatırmasında şu an benzer işler varsa o zaten öyle geçer. Ama, biz, de, biz de bir şey doğru anlamak lazım. Şu anda 15 Temmuz süreciyle birlikte mesela 17 25 Aralık ile 15 Temmuz arası da tartışma açılacak biliyorsunuz. Şimdi o dönemde de Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı çağrılara rağmen tüm uyarılara rağmen bürokraside gerekli tedbirleri almayanlar siyaseten siyaseten ön planda olup da bakanlıkta şurada burada bulunup o sahip olduğu yetkileri nerelere ne şekilde kullanmış veya kullanmamış olanlarla ilgili de herhalde çünkü herhalde çünkü 15 Temmuz'a getiren süreç var. Ee, o kadar uyarı yapıldığı halde gerekli önlem alınmadı. 15 evet aynı, aynı 17 25 Aralık'tan ama sonra ama biz de şu tabii e, net söylemeli bunu hukukçular söyleyince birazcık ya yes. Nedir yani? Ee, o biraz böyle aklamaya değil de yumuşatmaya mı çalışıyorsun? Değil. Bizde tahkik sistemi yok. İtham sistemi var. Tahkik sisteminde Araştırma suçluluk olur. karinesi vardır. Tahkiktir o. Suçluluk karinesi. Yani ben seni suçlu kabul ediyorum. Suçsuzluğunu ispat edeceksin. Bizde de mesela isimlendirmeler, sıfatlandırmalar şu anda biraz öyle yapılıyor. Ama bu ümit ediyorum Cumhuriyet Savcıları'nı etkilemeyecektir. İtham sistemi. İtham sisteminde şu. eylem iddiası varsa oturursun, sorarsın, edersin ama Sanıktan veya şüpheliden delile değil de mümkün evet. olduğu kadar delilden evet. gideceksin. Bunun adına da itham sistemi e, derler. Bu konuyla ilgili yani milletvekilleriyle ilgili bir şey söyleyecekseniz söyleyin. Yoksa Derya Hanım'a söz vereceğim. Yani bu milletvekilleriyle ilgili meselede hocamın söylediği bir şey çok trajik tabii. Ee, hı hı. Yani olgu trajik. Hocamın söylediği o dile getiriyor ama e, suçüstü hali kabul edilmesi ve milletvekillerinin öyle bir şey demedi. Öyle uygulanmıştı. Öyle, öyle uygulanmıştı geçmişte. Uygulanıyor. Örnekleri var ee, mı? Şimdi şöyle bir benzerlik var tabii. Biz 15 Temmuz'da Türkiye'de hepimiz darbeye karşı çıktık ve bunu demokrasi için yaptık. Zaten demokrasi bayramı denildi. Ama maalesef sonrasında gelişen birçok şey demokratik gelenekleri, demokrasinin içeriğini boşaltıldığı bir tür karşı darbeye dönüşen manzaralar ortaya çıktı ki bu çok tehlikeli. Yani demokrasiye sahip çıkalım derken demokratik yaşamın en temel meselelerinde, işte meclisin devre dışı bırakılması, mecliste... Şimdi bu milletvekilleriyle ilgili bitti mi? Yani bir şey söylemeyecek misiniz? Olağanüstü e giden, hal yani efendim Bey, olağanüstü giden, hal var meclis. Ha onların ben olağanüstü he, hal var. Ben şeyler. tamam. Ee, sözünü, sözünü kestim ama ona anı sonra anı. gireceğiz herhalde. Evet evet. Derya Hanım'ın anı. sözünü kestim o yüzden diyorum yani anladım bu ben bu netekilerle milletvekilleri... ilgili derken Ersan Hoca'nın bir önceki söylediği suçüstü suç meselesi. Yok ben o fotoğraftaki meselesi... eski ve yeni vekillerin de bu fotoğraftan haberdarlarsa iki tanesinin açıklamasını gördüm. Açıklama yapacaklarını zannediyorum. Ben e, böyle bir e, itibar suikastı yapılınca kendi Twitter'ımdan 2011 yılında e, sevdalısı olduğum Türkçe'mize lehine yaptığım konuşmadır diye kendi tweetimden ya paylaştım. Bu yani bu fotoğraf aslında e, şu... bir FETÖ, bir terör örgütüyle bağlantısı olmadan bugün hangi kurum, vakıf, dernek yapsa alkışlarım çünkü Türkçemizin dünyaya tanıtılması. Ama bugün gördük ki dinin de, Türkçenin de e, hainliğin kılıfı olarak kullanıldığı bir tablo var. İkisini birbirinden ayıralım. Şimdi bu fotoğraf şunu gösteriyor tabii. Bu Hakan Fidan'ın gözaltına alınmaya çalışıldığında yine gazeteciler dedi ki bu bir cemaat operasyonudur. Nasıl tehlikeli olduğu ortada. Bu çözüm süreci karşı yapılmıştır cemaatin e, siyaseti e, bir tür teröriz etme girişimidir denilmesine rağmen e, 17-25 Aralık'a kadar hükümet yine cemaatle ortaklığı bozmadı ve yazarlar yandaş yazarlar ne diyordu fitne çıkarıyorsunuz diyorlardı İşte bu barışma girişimleri başbakanın gönderdiği aracılar vesaire yaşandı bütün bunlar Aslında hocamın hukuksal zeminde söylediği şeylerin nasıl isabetli olduğunu gösteriyor yani MIT'i, MIT, MIT başkanın müsteşarını çözüm süreci nedeniyle gözaltına aldırmaya çalışıyor. Ve bunu yapanın da adresin cemaat olduğunu biliyor siyasi irade. Siyasi irade o tarihte, o an diyelim ki evveliyatı boşverin, o an cemaatle mücadeleye girişmek yerine pazarlığa girişiyor. İşte bu pazarlık siyaseten okuyken sorumluluk uyandıracak bir pazarlık. Pazarlığı, o fotoğraf mı? o süreçte gidilmiştir. Ama... O fotoğraf o pazarlığın bir işareti Bilmiyorum içeride ne konuşulduğunu ama e, işte 7 Şubat 2012'de e, cemaatle mücadele başlasaydı o fotoğraf olmazdı. Geçmeden önce. Şimdi devlet kararlılığı ile siyasi parti üzerinden veya siyasi partiler üzerinden bu tartışmayı yaparsak bir defa iki hatayı yaparız. Bir. Yapmıyoruz öyle bir, bir, bir. Yok sizin için demiyorum canım hadi bu tarafa konuşalım. Yok yok yani, konuşun buraya Yok. Konuşun. yok. Yani ay yani sanki bu fotoğraf... o dönemde birkaç milletvekilinin 5 10 milletvekilinin yapacağı hiçbir şey yok. Önemli olan önemli siyasi olan, irade. Siyasi iradeden ziyade devlet kararlılığı denilen o mekanizmanın devreye geçmesine. Geçemediği geçemediği her zamanda bireysel anlamda hiçbir şey yapamazsınız. Kimse de zaten yapamadı. Yani özeti bunun bu. Anladım. Özetim Anladım bu. ama işte e, devlet aslında siz siz kendiniz söylediniz. 17-25 Aralık'tan sonra bu kararlılığı e, gösterdi. gösterdi. Gösteremedi. Nasıl gösteremedi? 17-25 Aralık'tan sonra gösterdiği Erdoğan. Ama ne, yapabilirdi? 17 -25 Aralık'tan yani ne yapabildi? Ne 17-25 Aralık'tan sonra cemaat kanun yani Eğer, eğer gerçek manada müdahale edilebilseydi Hocam, 15 Temmuz olur muydu? Şunu biliyor musunuz? 17-25 Aralık'tan sonra cemaat ceza muhakemesi kanununda yapılan değişikliği gerçekleştirmiş. Bunu Çatı İdahan söylüyor. Yani mecliste. o kadar iç içe mecliste ve e yani. Erdoğan'ın haberi olmuş mu bundan? Bilmiyorum. <laughs> Yok hayır. Hocam ben, hep ben devlet, ben devlet o adlı diyorsunuz. 17-25 Aralık'tan sonra devletin tüm resmi yapılanmalarına terör örgütü ben, olarak... MGK karar aldı. MGK karar aldı. Cumhurbaşkanı, başbakan, genelgeler yayınlandı. Terör örgütü diye yani devlet bir şey yapmadı. Ama şeyde yani bürokraside bir direnme... Çok iyi Siyasi bir mekanizmalar bir var. içerisinde bir direnme Hocamız oldu. Hocamız söylediği Çok, devlet ah, kurgusuyla bu ayrı şey. Evet. Ahmet bu ayrı Hayır, şey. Devlette şöyle, şöyle şöyle devlet de vardı tabii o. Devlette de bir direnç vardı. Bir defa zaten 17-25 Aralık sürecine gelinceye kadar yaşananlar ne kadar yanlış olduğunu şimdi zaten biz tespit ettik, görüyoruz. Ancak bizim o dönemde, 2007'li yıllardan itibaren kimisine göre basit usul hataları diye dile getirip bağırıp çağırdığımız o yargılama hataları öyle ki amül haline dönüştü ki bu ülkenin başbakanını, bakanlarını dolaylı dedikleri yöntemle dinleyip fütursuzca hareket etme kabiliyetini gösterdiler ve bunu yapma gayeleri hiç de öyle öyle böyle masumane soruşturmaları yürütüp maddi hakikate ulaşmak değildi. Bak netti bu. Benim kızgınlığım 17-25 Aralık'a gelene kadar açık kaynağın her birisine yansımış hükümete ben ulaşmaya çalışıyorum ve onun üzerinden rejimi ele geçirip belki değiştireceğim diyen bir yapıya karşı duruşun sergilenememesi zaten 17-25 Aralık'taki ana çatışma noktası da ana muhalefetin ve muhalefet partilerinin yaptığı hata da bu. Oh olsun. Bak başınıza geldi şimdi siz uğraşın. Zaten bu cemaatin elini güçlendirdi. Ama Çatı iddianamesinde var yok okumadığım için o kısmı bilmiyorum. 6 Mart 2014 tarihi ceza muhakemesi kanundaki değişiklik <laughs> hükümetin canını kurtarmasıdır. Eğer onu yapmasalardı ben size şöyle söyleyeyim o bahsettiğiniz yapının mensupları onların çok daha fazlasını gerçekleştireceklerdi. O anayasaya aykırı HSK'ya da müdahale eden efendim Danıştay'a, Yargıtay'a müdahale eden tüm değişiklikleri de şöyle açıkladı hükümet. Başka çarem yok. Yoksa biz bu işi kaybediyoruz. Elindeki yegane silah olan kanunu çekti. Ben 17-25 Aralık sürecinden sonra 6 Mart dediğin 6526 sayılı kanunun çıkarılmasının eleştirilir. Hak ve hürriyetleri çok genişletmiştir. Kurtuluşudur o. Ellerinden hocam hükümeti kurtardı ama şunu şunu söz. söyleyeyim yani çatı namesinde şunu çok diyor ettik. bu kanun Fethullah Gülen örgütüyle mücadelede kollu kuvvetlerinin ve soruşturma makamlarının elini zayıflatmıştır. Bu kanun değişikliklerinin arkasında cemaat vardır. Diyor. O kanun değişikliği yani şöyle, şöyle söyleyeyim, söyleyeyim belki Savcı ile farklı düşünüyorum. Biz ama öyle, hatırlamıyoruz onu hayır, şimdi hayır, hocam. Şu, meşhur 6526 sayılı kanun işte dinlemeleri kaldırdılar, aramaları zorlaştırdılar, evet, el koymaları o zaman, o. yani bir taraftan öyle bir işe yaramış olabilir. Olumsuz manada ama olumlu manada da siz o hakim ve savcılarla Peki. yola devam ediyorsunuz ve kontrol altına alamıyorsunuz. O yetkileri kısıtlamaktan başka Biz de öyle, biz de öyle algıladık diyor. ama Prensli, savcı da diyor ki cemaat evet, yaptı. O bir değerlendirme bunu. yol haritasını kendisine ee, göre önemli ki. olan tartışmanın konusu şu. Yani 17-25 Aralık'tan sonra siyaset, devlet yeterince müteyakkız oldu mu, mücadele edebildi mi? Devletin o, belgelerine işte, girmiş o, o, bu Bunu konuşuyor. Olamadı işte, canım. Bu, diyor, bu, diyor, bu için olamadı. söylüyorum. Olabiliriz. Yani 17 ilgili... sonra dahi cemaatin bürokratlar aracılığıyla yasa yapım sürecinde belki milletvekili aracılığıyla var. yasa değiştirmiş. Ama işte tartışmalı diyor evet. hocam. Olamadı, olamadı olsaydı 15 Temmuz sürecinden sonra o listeler nasıl çıktı ortaya? Buradan, vardı zaten. Hı. Ama oraya 15 Temmuz'dan önce o o, o o hareketi var. o kabiliyeti gösteremedi devlet. Yani siz ee, cumhurbaşkanından bahsediyorsunuz ama parti... yeterli olmadı. AK Parti 2002'de iktidar oluyor ama yaşadığı badirelere baktığımızda 2007 emuhtırası, 367 garabeti, meclisin devre dışı kalması, kapatma ya, davası. kapatma davası, bir oyla kurtulması, meclisin yasama, yürütme, yargı diyoruz, ee, eğitim, çalışma ve siyaset hakkı boyutuyla anayasal kavramlar var ee, ama iki parti birleşiyor, 411 milletvekiliyle hiç değilse başörtü üniversitelerde serbest olsun diyor. Anayasa Mahkemesi'nin 7 e, hakimi meclisi bypass edebiliyor. Katsayı eğitim işi, milli eğitim düzenliyor, dönüyor. Yani Nereye at, Şuna varacak. 17-25 Aralık'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'ta ilintili de olarak istihbari ve yaşadıklarıyla gördüğü gerçeği ve haykırdığı gerçeği muhalefet ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaki arkadaşları yeterince kavrasaydı daha farklı olabilirdi diyebiliriz. Ama devlet ve hükümet olarak o günkü kararlılığa e da önem vermek ve vurgu yapmak ne lazım. Ben size ama şunu Şimdi söyleyeyim. Şimdi müsaade ederseniz hocam e, izin verir misiniz? İzin lütfen. verir misiniz? Verelim artık izin verelim. Yok Aa, Ahmet evet, Bey Bey'in söylediğine yani. bir farklı bir şey söyleyeceğim. Bir, bir, bir cümle ise cümle. söyleyin. Bir söyleyin hemen. bence bence 17 17 Aralık'ta ve 25 Aralık'ta belirli bir süre en azından e, o dönemde başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanı yalnızdı bu net. Herkes koktu zaten. Ondan sonra tamam ya, ya. gösterildi ama zamanında gösterildi. Şimdi tabii ben 17 25 Aralık milat olarak alınabilir misiniz sizce? Şöyle yargı, e, açısından. yargı açısından alınamaz tabii ki. Yani aslında Ersan hocam bu anlamda epey kapsamlı bir açıklama yaptı. Burada tabii iki şeyi ayırmamız lazım. birincisi suç teşkil eden, somut verilere dayalı e, somut verilerle ispat edilebilen suçların soruşturulması ve cezalandırılması. Dolayısıyla e, her bir suçun kendine özgü niteliğine göre e, soruşturma ve ceza zaman aşımı vardır biliyorsunuz. Bu kapsam içerisinde yani bu süre zaman aşımı dolmadığı sürece her bir suçun soruşturulması, faillerinin e, cezalandırılması mümkündür. E, mümkündür ve yapılmalıdır. Bunu bir tarafa koyalım. Bu kapsamda baktığımızda 15 Temmuz darbe girişimine bil fiil katılan bir grup var. Öncesinde örgüt üyeliğini e, hiyerarşik yapı içerisinde sürdürenler var. E, maddi ve bir takım e, farklı yollarla destekleyenler var veya işte hocanın biraz daha kapsamı genişleterek hiyerarşik yapı içerisinde olmadan yardım veya e, yataklık yapanlar var vesaire. Yani sınıflandırılabilir. Dolayısıyla bir soruşturma ve ceza zamanı şim içerisinde kalmak kaydıyla bütün somut delillerle ispat edilen suçların soruşturulması, faillerinin cezalandırılması lazım. Bu kimi kapsıyorsa siyasetçisi, bürokratı, iş adamı vesaire böyle bir ayrım yaparak korunaklı alan oluşturamayız. Ee, ve böyle bir algı toplumda ciddi anlamda bir moral bozukluğuna bir de sebep olacaktır. Bir adalet duygusunu da zedeler. Kesinlikle öyle. Yani hiçbir alanın, hiçbir yani, grubun... Gariban vatandaşa dokunuyorsun, milletvekiline tabii ki. dokunamıyorsun. Tabii ki. Bu böyle bir, bu hava eserse bu algı... Bu çok kötü. Tabii. Bu yani. çok kötü. Yani böyle bir havanın asla ve asla toplumda hele 15 Temmuz gibi bir travmadan sonra hiçbir şekilde oluşmaması lazım. Evet. Bunu bir tarafa koyalım. Şimdi 17-25 Aralık nerede milattır? Aslında hani başbakanın, cumhurbaşkanının şeyleri açısından baktığımızda kısmen Ahmet Bey cevapladı. İdari soruşturmalarla alakalı. Çünkü 17-25 Aralık daha öncesinde 7 Şubat krizi, sonrasında bir takım süreçler işte vesaire vesaire. Onları bir tarafa koyalım. Bunlar daha spesifik, daha dar kapsamlı yani toplumsal. E, refleksi e, daha kısmen e, ortaya çıkaran durumlar olarak değerlendirilmişti. 17-25 Aralık daha geniş ve daha keskin bir biçimde ortaya çıkarmalıydı diye bakıyor e, hükümet. Bu anlamda e, hatta belki 17-25 Aralık'ı bile e, ki bugün sizin yazınızda vardı e, ya bu işte hükümete dönük bir hareket. E Ben niye o zaman yanında duracağım diye izleyenler var ama benim açımdan bakın yani ben kişisel olarak söylemiyorum. Dışarıdan bakan, karşıdan birisi olarak e, baktığım zaman benim açımdan makul milat MIT e, tırlarının durdurulması, operasyon yapılması ve Türkiye'yi uluslararası e, kurumlar, ceza sistemi nezdinde bir terör ülkesi teröre yardım ve yataklık yapan ülke olarak gösterme şeyi. Eee AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, hukukçu Derya Yanık, profesör Ersan Şen ve gazeteci Kemal Göktaş tartışmamız devam edecek. Devam edeceğiz. Derya Hanım'ın mikrofon sorunu çözüldü. O, bu arada bir DSP Genel Başkanı Önder Aksakal açıklama yapmış e, Ahmet Bey sizinle ilgili. E, Bülent Ecevit'in FETÖ ile ilişkilendirilme gayreti bir suçluk duygusunun ispatıdır diyor. AK Parti Milletvekili Ahmet Bey FETÖ neden Ecevit'e şefaatçi olmuştur gibi absürt bir yaklaşım sergiliyor. Kendilerini temize çıkarmak adına. Ancak unutuyor ki Ecevit sadece FETÖ değil, tüm Türkiye halkı şefaat. Ecevit sadece FETÖ değil, tüm Türkiye halkı şefaatçidir. Allah Allah. Öyle diyor. E, dini terminoloji hiç bilmediği anlaşılıyor. Şefaat kavramı nedir? Kimlere aittir? Ama yani Bunun neyse o aslında amaçı... esasen başta Ahmet Bey'in kendisi şefaatçidir. şefaatçi olduğunu açıklamalıdır Zira sendika başkanlığı yapmış biri olarak Türkiye'de minnet duyacağı ilk siyasetçi Ecevit'tir nankörlük duygusu, minnet duygularını esir almış bunların. Türkiye siyasetinde bırakın cemaatlerle işbirliği ya da korumacılık yapmayı bir tek olayını gösteremez Ecevit'in dini siyasete alet ettiğini. Burada bir Ecevit yargılaması yok. Zaten evet merhum ben, Yani olmuş. merhum diyerek başladık. Bir, şefaat yetkisi peygamberlere ve şehitlere aittir. İki, burada 35 yıllık bir FETÖ hareketini ele alırken Erbakan'a hiç ismiyle anmayıp rahmet diye o adam deyip Bülent Ecevit'e de şefaatçi olacağım açıklaması Bülent Ecevit'in de senin şefaatine ihtiyacım yok diye bir beyanını duymamamız 40 yıllık siyasi tarihi içerisinde doğup büyüyüp gelişmesi seyri içerisinde hangi hükümetlerle irtibatlı olmuş? Bülent Bey'le irtibatını görüyoruz, Özal'la görüyoruz, ile görüyoruz. Erbakan'ı hiç sevmediğini görüyoruz. Erdoğan'ınla zaten konuşmalarında yansıyan şeyleri görüyoruz. Bu siyasi yüzleşme olacaksa hep birlikte olmalı. Hep birlikte olmalı. Bir Bülent Ecevit'e ölmüş birinin arkasından konuşarak onun işte paraleli o yerleştirdiği bir cümle değil bu. FETÖ hareketinin siyasi kimliklere hangi süreçlerde nasıl yaklaştığı. Beceremediniz gidin dediği manşet Erbakan'la ilgili 28 Şubat'ta. Yani şunu söylüyorum. Bu hareket kaoslardan gıdalanmıştır, beslenmiştir. Gıdalandığı süreçlerde de yakın olduğu partiler olmuştur. AK Parti de yakın olduğu partilerdendir. Çünkü iktidara geldiğimizde bilhassa İçişleri ve Adalet Bakanlığı'ndaki o cemaate ait yetişmiş insanların katma değer üreteceğini görmek, ürettiğini görmek memnun etmişti. Ama ihanetini gördükten sonra tam bir karşı koyuş var. Evet. 40 yılı e, tahlil edelim ama karşı koyuşu That yerine I'm... kim ne olmuş olursa olsun... Karşı koyuşu birlikte içini dolduralım. Bugünkü DSP Genel Başkan arkadaşımız da dahil. Bu, onlara da bize de düşen şey ke budur. Kemal Göktaş ne diyecek ama yani ben de hatırlıyorum. Sanıyorum siz de o dönem gazeteciydiniz. Ecevit'in refah partisini ve o çizgiyi tehlikeli bulup Fethullah hareketini biraz daha ılımlı evet, görüp evet. ona ...biraz daha toleranslı, biraz daha değil... ...bayağı bir toleranslı ve müsamahalı davrandın ...hatta koruyu, koruyucu davrandığında... Evet. ...biliyoruz. şimdi Yani DSP Genel Başkanı'nın bu açıklaması... Ama şimdi 90'lı yıllarda şöyle bir şey... ...90'lı yıllarda... Yani böyle klimat... bir şey oldu yani, bunu en, gördük, en, haberlerini en yaptık. En yıllar ve o zaman... ...işte çeşitli sermaye çevrelerinden... ...iş dünyasından, spor dünyasından... ...insanlar gidip... ...Fetullah Gülen'le görüşüyorlardı... ...röportajlar yapılıyordu çok övülüyordu. Bu bahsettiğim tabii dönmeyelim ama 12 Eylül 1980'de başlayan e, ve sola karşı siyasal İslam'ı devletin kendisinin teşvik etmesi e, desteklemesiyle birlikte okunması gereken bir süreç. yani, yani Ecevit de o iklim içerisinde. Ama işte bu, ben de bu okuma biçiminde itiraz ettiğim Anayasal bir... ve yasal olarak siyaset yapan İslamcılar tehlike görülürken e, bir cemaat liderinin şefaatçi olacağım açıklamasına e, bir e, yasal siyasi kimliği olmayan, işte bir cemaat liderinin şefaatine ihtiyacım yok gibi bir açıklama olmamışken yakınlıkları var. Ee, ama Şimdi O ben açıklamayı bir, Gülen açıktan yapmıyor. He, Gülen, bir Gülen, bir Gülen suçlama... bunu bir demeç olarak vermiyor. Kendi yandaşlarına ya, ya yaptığı bir açıklama sonradan ortaya çıkıyor. Kemal Göktaş, cemaat mensupları içerisinde yani ben Ecevit'in aziz hatırasına saygısızlık yapmak istemiyorum. Onu baştan söyleyeyim ama Cemaat mensupları arasında bir Ecevit'e DSP'ye sempati vardı. Vardı yani tabi tabi. Ona ben, karşı ya, bilmiyorum. bilmiyorum. Vardı. Hayır, yani, ama şu, şu, şöyle ben, inkar ederek şöyle, bir yere var ama. Şöyle yani. okunması gerektiğini düşünüyorum işte. A, yani. Ama o devletin devletin 90 -90 devletçi reflektörler 12 Eylül'den yani. sonra devletin. İslami is, is, İslami hareketler arasında da bir ayrım yaptığını yaptı. Yaptı tabii ki Fetullah Gülen'in yani Fetullah ılımlı gördü. Desteği aldığı için ılımlı gördü. Tamam Ölünü ona açıldı. destek verdi. Öbürlerinin de önünü kesti yani. Şimdi onu Ben de, de tam yöntem. bunu söylüyorum Ahmet. Evet. Evet. Yüzleşirken evet. 40 yıl içerisinde hangi iktidar döneminde ne olmuşsa birlikte yüzleşelim. Tamamını yok sayıp da tüm sorumlu AK Partidir demeyi saygım bulmuyorum. Ama ama, beysin, ama ecevit, ecevit bir şey söylüyorsunuz. Şimdi e Ecevit dönemindeki bu müsamaha, koruma, kollama, bu ılımlı yaklaşımla AK Parti'nin belli bir süreç içerisinde cemaatle oluşturduğu ittifak aynı şey değil. Terazinin aynı. Yani hiç kıyas, biri, kıyas 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 biri 60 kilo, içeriği. biri 30 kiloysa 30 kilo yok mu sayacaksın? Yok saymayacağız. Ee, ben söylüyorum yani, zaten. E, o dönemlerde alınanlar hangi referansa göre nasıl alınmış üzerinde durmayalım mı? Duralım e, Yani bir DSP, bir CHP genel başkanı olarak görev yaptığı yani, dönemleri görüyoruz. Şunu söylemek e, istiyorum. Değil mi? Hak, Cumhuriyet Halk Partisi başbakanlığı dönemlerinde yani. sonra DSP, solmaya hükümetinde. Bu bir siyasetçiye yönelik eleştiri değil. Topyekün Siyaset Kurumu e, iş başındayken yaptıklarıyla yüzleşmelidir. Yüzleştir. 2002'den sonraki sorumluluk %100 bize aittir. Hakkaniyeti elden bırakmayalım. Hakkaniyeti elden bırakmayalım. Peki. Söylediğim şey bu. Bu e, denkleştirme. Derya Hanım. Evet. Bir, bir, e... bir şey söyleyecek misiniz? Yok. Bence denkleştirilmemesi gerekir. Peki Onu söyleyeyim. Şimdi ben e, hangisi daha ağır bakalım. Reklam arasından önce, önce herkesin sorumluluğu kendisine ait. E, kaldığım yerden devam edeyim. Evet. Özetle Kemal Bey neden Ergenekon balyoz yargılamaları e, milat alın Şöyle oldu. Siz dediniz ki e, işte 17 25 Evet. Hatta benim için dediniz mid tırları Hadisesidir dedi. Dışarıdan baksaydım en azından MİT tırları bir Tabii. dönem e, televizyonu olurdu. Televizyonu yeni açanlar evet, için özetlemeye evet, çalışıyorum. 25ten sonra oldu. Siz MİT evet, müsteşarının evet. alınmasını mı Hayır, hayır, hayır. Şunu söyledim. Bakın e, MİT müsteşarının e, ifadeye çağrılmasıyla başlayan bir süreç var. Sonrasında e, dershaneler meselesi var. Sonrasında 17-25 Aralık süreci var. Ee, Bunlar yani mit müsteşarının ifadeye çağrılması süreci spesifik özel bir şeydi. İnsanlar uyanamadılar. Konuyu dağıtmayalım. Ee, evet, dediniz evet. ki siz MİT ben olsam dediniz. Hani ben en orada. En kötü ihtimalle mittırlar orada gördüm. Artık evet. Mittırlarında artık evet. görülü dediniz. Ee, Kemal Göktaş da size dedi ki niye Ergenekon'da Balyoz'da görmüyoruz da mittırlarında görüyoruz? Evet, ben dedi. de tam ona cevap veriyordum. Ergenekon Balyoz'da ee, şöyle bir süreç vardı. Ee, AK Parti'nin işte 2005-2007 dönemi, 2007 zaten kapatma davasının açıldığı süreç biliyorsunuz ve e, aynı zamanda aynı eş zamanlı olarak daha doğrusu bir taraftan da e, bir takım darbe hazırlıkları, darbe söylentileri, darbe günlüklerinin yayınlanması, o zamanki Genelkurmay Başkanının açıklamaları o zamanki kimi Hangi kuvvet, e, Hilmi Özkök gün e, daha sonraki dönemde açıklamaları, kuvvet komutanlarının çeşitli e, konuşmaları, işte seminerler vesaire derken başlayan bir e, yargılama <laughs> süreci var. Ergene Ergenekon Balyoz yargılaması e, esası itibariyle tümüyle boş değil, sadece daha sonrasında e, paralel yapılanmanın ben orayı söyleyeyim. da kendi... Müsaade edin hocam katılmıyor olabilirsiniz. Kendi, Yine meşrulaştırıyorsunuz. Hayır meşrulaştırdığım bir şey yok. Müsaade edin. Yani sizin düşündüğünüz gibi söylemek zorunda değilim. Ben kendi kanaatimi açıklıyorum ve izin verin bunu açıklayabileyim ya. Ee, ve sonrasında kendi nüfuz alanını oluşturmak ve orada da bir boşluktan yararlanarak farklı bir e, düzenek sağlamak için boşalttığı ve manipüle ettiği tamamen amacından saptırıp başka bir tarafa yürüttüğü bir dava. Darbe e, vardı yani. Darbe kısmen vardı tabii ki, hazırlığı gayet tabii hazırlığı vardı. Bütün bu sürece baktığımızda çeşitli sebeplerle bunları görüyoruz. Ama tamamen amacından saptırıldığı ve hiç alakası olmayan onlarca yüzlerce insan bir davanın içerisine sokulunca tabii ki iflas etti dava ve sonuçları itibariyle de böyle olması kaçınılmazdı. Ee, ve nitekim sonuna doğru hatırlayacaksınız o zaman Başbakan olarak Sayın Cumhurbaşkanım bugün e, itirazları var işte bir takım e, isimlerle ilgili olmaz dedi. Şimdi biraz önce Ersan Bey çok e, net bir cümle kurdu. Dedi ki yürütmenin şu anda yapacağı şey davaların önüne açmaktır, yargıya müdahale etmemektir, herhangi bir şekilde savcıların ve evet. yargının üzerinde bir baskı kurmamaktır. kurmamaktır. El hak doğrudur. Ya Ergenekon balyoz döneminde yaptığı şey de oydu. Ancak şimdi bakın sonuçları itibariyle baktığımız zaman eleştiriyoruz. Şimdi bir şeyi doğru tespit edelim. Ee, bunu Ergenekon balyoz dönemini meşrulaştırmak efendim işte hükümet. Bakın bir şeyi tespit etmeye çalışıyorum. Ben bir hukukçu olarak evet siyasi bir kimliğim de var. Bu da ayrı bir şey ama öncelikle... E, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak ve 15 Temmuz'u yaşamış birisi olarak bir durum tespiti yapmaya çalışıyoruz. Ve benim için 17-25 Aralık öncesi vesaire vesaire inanın 15 Temmuz sonrasında şimdi işte deminden beri veya bu programın başından beri konuştuğumuz müteyakkız olalım, siyaset müteyakkız olsun, yargı müteyakkız olsun, koluk kuvvetleri e, tetikte olsun, sosyal dinamikler tetikte olsun, cemaatlere nasıl bakacağız, nasıl yaklaşacağız Ama vesaire. Bu Balyoz Bunların ve hepsi Valyoz ve Ergenekon için hükümet kanadından yapılan en çarpıcı açıklama o zaman Başbakan yardımcısı olan Yalçın Akdoğan'dan geldi ve o sizin gibi bak mı bakmadı? Bu bir milli orduya kurulmuş kumpastır dedi. Yani şöyle demedi. Sonuçları itibariyle gayet yani tabii şu, ki öyle şöyle dedi. demedi. Bu ordu bu milli ordu bir takım darbe girişimlerinde falan bulunuyordu. Bunlarla ilgili hukuki bir süreç başlatılmıştı ama bu adamlar işi çığırından çıkarttılar. Bambaşka bir noktaya götürdüler demedi yani siz böyle diyorsunuz. Yatın yani Yalçın Bey'in kanaati ayrı yani ben, ama ben o böyle öyle bir, bakmıyorum. Işte, ee, o böyle bir AK Parti kanaati gibi oldu yani arkasında durulan Tarihi bir söz değil midir o yani? Tarihi bir söz ittifakların değişmesiyle ilgili. E, o ayrı ittifaklar. E, e, yani, yani, yani tabii bu. AK Parti görüşü veya Yalçın Bey'in görüşü vesaire onlar ayrı ama ben kendi kanaatimi bu merkezde çok açık ve net söylüyorum. O günkü şartlar içerisinde baktığımızda e, yargılamaların başlangıcı itibariyle darbe verisi veya toplumda bir darbenin oluştuğu kanaatini oluşturan çok güçlü veriler vardı ve Ayşe sonrasında... Ama de, deniyor ki o kanaatlerin oluşmasında da yine FETÖ'nün payı vardı. Yani sürekli size suikast yapacaklar, darbe yapacaklar, askerde kıpırdama var. O mümkündür bakın. Yani bu e, detayları e, ben O zaman niye milat olmuyor? Hayır, o mümkünse? Şimdi bakın toplumsal algı evet, açısından evet. bahsediyorum Kemal Bey. Yani insanlar toplumsal algı böyle insanlar... o başka bir şey. Hukuksal da bir şey konuşuyoruz aynı zamanda. Tamam. Yani eğer Ahmet Bey'in dediği şuysa... Bakın hukukla şey işiyorsa... alakalı kanaatimi söyledim. Bir saniye. Yok yok ikisini karıştırmayın. Hayır hayır. Çok net bir şey söylüyorum. Hukukla alakalı hukuk kanaatim hukuk ben çok konuştum. net söyledim. Hukuk. Dedim ki soruşturma ve ceza zaman aşımı içerisinde hayır, kalmak kaydıyla hayır milat meselesini anlatmaya çalışıyorum işte. Ee, her türlü somut delille desteklenen ee, suç soruşturma soruşturulmalıdır. Faili yargılanmalıdır. Bunu bir tarafa koyalım. Bunun 17-25 Aralık'la 7 Şubat MİT kriziyle efendim işte Ergenekon balyozla belki daha öncesine gidecek. Bu ayrı bir şey. Bunu bunu hiç tartışmıyorum bakın. Yani ben sadece e, insanların e, temelde toplumsal olarak aldığı milattan bahsediyorum. Peki. Benim açımdan hukuki olarak Ergenekon, Balyoz öncesi sonrası Siyasi o süreci tabii için. o süreçte Peki. olan şey apayrı bir şey. Bunu karıştırmayalım. O yüzden ilk başta söyledim Kemal, bu vurguyu şey, zaten ama aradan Şimdi tabii zaman ben daha tabii. geniş bir perspektifle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu Ergenekon-Balyoz e, kısmen katılabilirim ama Ergenekon e, başlama sahiki Türkiye'de derin devletin tasfiyesi, darbeci bir e, damarın kesilmesi olarak lanse edildi. E, ama e, hiçbir şekilde ne gerçek darbeci bir damarla uğraşıldı ne de derin devlete yönelindi. E, orada Fethullah Gülen cemaati kadrolarının, Ahmet Bey'in dediği o çok başarılı Adalet ve İçişleri Bakanlığındaki e, bürokrasinin yani bu polislerin ve savcıların, Temel ereği şuydu, toplumu e, siyaset alanını kriminalize etmek, muhalifleri bastırmak. 17-25 Aralık'ta da benzer sahiplerle yapılan şeyler, fark e, benzerliğini birazdan söyleyeceğim. Şimdi Ergenekon'da olan neydi biliyor musunuz? Ergenekon'da evet ortada bir şey var. Toplumun da genel olarak rahatsız olduğu bir şey var. Bir darbeci gelenek var, bir derin devlet var. 90'lı yıllarda işlenmiş suçlar var. Bunun üzerinden giderek, ama tamamen baştan sona kurgulanmış, baştan sona işte algı dediği şeyi medyasında oluşturulmuş. Hrant Dink cinayetini bu anlamda istismar etmiş. Ee, ve diğer işte Danıştay vesaire o siyasal cinayetleri e, buraya bağlayarak e, rollerin ne olduğunu yavaş yavaş Peki öğreniyoruz. Ordu bir darbe girişiminde <laughs> var, bulunmuş muydu Ergenekon Balyoz sürecinde? Şimdi var ergen, bir, şey? bir zor öğrendiğimiz şey şu günlükler yazılmış, eylem olmamış yani değil mi? Bir günlük var, çıkmış. Balyoz'da bir seminer yapılmış. Bunlar bence de çok ağır suçlardır tabii. İşte bunların kullanarak, bunları istismar ederek ve gerçek bir yargılama yapmayarak. O zaman Derya Hanım haklı. Hayır, hayır, hayır. Şöyle, şöyle Balyoz'da mesela seminer var ama bu e, hukuken etkin pişmanlığa girin. Çünkü harekete geçilmemiş bir olay böyle soruşturulamaz başka bir suçlamayla soruşturulur. Ergenekon'da da gerçek suçların üzerine gidilmedi. Bir algı oluşturuldu. Derin devletin üzerine gidiyoruz denilerek derin devletle ilgisi olmayan bir ağın üzerine gidildi. İşte tamam, aynı ya şeyi bir söylüyoruz işte ortada derin bir, şey ilgisi yoktu. Hayır, tamam, bakın, hayır. bir şey var. Bakın bir şey var. O bir bu şey, baştan başka sonra, bir şeye sonra, aynı Baştan sonra baştan sona düşman ceza hukuku uygulaması. <laughs> Nedir? Önce medyada hedef haline getiriliyor insanlar. Daha sonra e, savcılar o medyadaki verileri alarak harekete geçiyorlar. Kendilerinin oluşturduğu algı üzerinde bir operasyon yapıyorlar ve e, algılarına uygun insanları topluyorlar. Bu baştan sona suçtur. Ortada 17-25 Aralık'ta da yolsuzluk var diyoruz ama bu da cemaatin aynı zamanda bir girişimidir diyoruz ya. Orada da benzer bir şey var. İkisini ayırmak mümkün değil. Yani ikisinin benzerliği aynı. İkisinde de evet üzerine gidilmesi gereken, hukuken, hukuken gidilmesi gereken vakalar var. Ama cemaat ve AKP bunların bunun üzerine Ergenekon ve Balyo'da bunun üzerine hukuken gitmiyor. Başka bir sahip de gidiyor. Sonrasında tabii hiç konuşulmayan KCK operasyonu Mesela var. Mesela 17-25 Aralık deyince Muharrem İnce mesaj atmış. Peki kardeşim böyle diyorsunuz ama hırsızlık yok muydu? Yolsuzluk olduğuna dair kamuoyunda genel bir algı var. AKP'de ne yaptı? O dört bakanla yollarını ayırdı. Yolsuzluk olduğunu kabul eden yani, çok. Petö, i̇şte Petö bunu hafifletiyor mu? Hafifletmiyor aslında. Ne oluyor peki? Aslında vehamet şu. Aslında bu hukuksal yollarla üzerine gidilse, hukuksal bir soruşturma yapılsa, bugün o insanlar yargı karşısında olacaktı. Yargılanıyor olacaktı. Peki ne oldu? Ne yapıldı? Hukuk, Nasıl gidildi üstüne? Cemaat. Yine bildik yöntemleriyle, hukuk dışı yöntemleriyle bunu yürütmeye çalıştı. Usulsüz dinlemeler vs. Ergenekon, vesaire. Ve, Balyoz'da Ergenekon ve Balyoz'da yaptığı gibi 17-25 Aralık'ta da bildik yöntemlerini devreye soktu. O bildik yöntemler sonuçta aslında yine belki yargılamaya neden olabilecek bir e, zemin sundu ama sonuçta bunu yapan bir örgüt olduğu için e, bir karşı siyasi müdahaleyle karşılaştı. Bir dakika, hukuku şimdi, konuşma zeminimizi ortadan kaldırdı. Ergenekon ve Balyoz'da darbe vardı Adamlar saptırdılar. Yani 17-25 darbe vardı demiyorum. Yani e darbe... ama 17-25 Aralık'la ikisini eğer eşleştiriyorsak. Adil 20... devlet operasyonu algısı yaptılar ya. Bir darbe e, niyeti bir olmuş ama 17, bir darbe hazırlı olmamış. 17-25 Aralık'ta yolsuzluk vardı. Evet. Ama adamlar saptırdılar. Evet. Böyle mi? Evet. Tabii. Yani yolsuzluk var. Onu hiçbir şekilde darbe e, yapmamız. Hangi yargı? Darbe da orada var şey var tabii şimdi Özden örneğin darbe günlükleriyle onun zemine hazırlandı. Ahmet Görüyoruz şey ki orada ben. harekete geçmemiş bir durum. Bir duruma. sonra söz verir misiniz? Vereceğim. Ee, söylediğim şey şu Kemal Bey. diyor. Yolsuzluk var diyor. FETÖ ile mücadele ve polis kısmını da diyor. O gece karşımızda asker vardı polis yoktu. Demek ki bir mücadele yapılmış. Polis de oradan İçişleri Bakanı'na bağlı siyasete bağlı. O gece Türkiye genelinde karşımıza bir tane polis yoktu. Demek ki 17-25 Aralık'tan beri doğrudan siyasetin alanında olan e, konularla ilgili ciddi bir o, mücadele o yapılmış. Ama tamam, başka başka, tartışmak e, konusu değil. çelişkiyi söylüyorum. Ergenekon'da toplantı vardı, plan vardı ama darbe girişimi miydi, değil miydi diye orada bir muğlaklık e, var. Olabilir, olmayabilir. E FETÖ'de planı niye e, fark etmediniz? E, 17-25 Aralık'ta ee, yolsuzluk vardı diye yola çıkmak kendi ifadesiyle şu anda o dört bakanın hiçbiri partide değil. Demek ki yolsuzluk var. E, yargıda ortada kararını verir. Ka ne? Karar Demek ki yolsuzluğun olduğunu AKP de kabul etti ki onları Yok. sahiplenmedi ve istifa Ya şimdi e, bir siyasi partide CHP MHP dahil listeye koyulmayan herkesin yolsuzluğu kabul edildiği için koyulmuyor diye bir kurala gitmek doğru değil. Burada Ya bakın bir bakan televizyona çıktı. Buyurun. Ben ne yapıyorsam başbakan emriyle yaptım dedi. Ee, ve orada tamam Kemal hukuka ben, aykırı elde edildi dinlemeler şey söyleyeceğim. Dinlemeler burada, vardı ama o dinlemeler burada, var yani. Burada yolsuzluk algısıyla ihanet çemberi oluşturuldu. Ben Açıkça hayır diyorum, ki, yolsuzluk açıkça diyorum vardı, ki Kemal Bey. Yolsuzluğu kullanarak AK Parti'den AK Parti'den diyorum. ya da başka partiden yetimin malına kim göz dikmiş Allah belasını versin. Ama burada bir kurgu var. 17-25 Aralık'tan önce bir gezi olayı oldu. Gezi olayı 11 ağaç. Hepimiz üzüldük ağaç niye kesilsin? Üzülmedik mi? Ama ağaç, 11 ağaç kesilme olayının seyri Ankara'ya gelen heyet başbakan vekili Sayın e, Bülent Arınç da görüştüğünde içinde hiç ağaç geçmedi. Kanal İstanbul iptal edilsin. Marmara'yı iptal edilsin. 3. Havalimanı iptal edilsin. 3. Köprü iptal edilsin. Sade buyurun. Sonra arkasından bu ağaçlar Yalova'da 148 ağaç kesilince bu arkadaşlardan ses çıkmadı. Ahmet Bey, Diyarbakır'da 400 ağaç kesilince. Gezi'yi darbeye bağlamaksa olmaz. Ha, yani şey... Gezi'de bir darbecilik bulmaksa olmaz. Gezi'de Fethullah Gülen cemaati organlarını nasıl yayın yaptığını, hükümetle nasıl saf tuttuğunu... Fethullah Gülen'in Kemal Bey tam nasıl bunu söyleyeceğim. İşte ağzımdan aldığını söyleyeyim. Fethullah yani Fethullah hayır, hayır, mi? hayır, Hı -hı. çok ağır hakaret. Yani Ahmet bunlar, Bey. E, Ahmet Bey. Ama böyle ama arkadaşımız yapıyorum. gazeteci belgelere baksın. En Gezi lehine de, ilk şey makale Tuday zamanda yayınlanmıştır. Kanal Türk Gezi'nin lehine yayın yapmıştır. STV ve Zaman gazetesi de aleyhine yapmıştır. Hmm. O gün Kanada Evet, ya. o gün Kanada Taksim'deki yenen yemeklerin ücretiyle ilgili oradan akan para diye konuşuluyordu. Bugün Kanada konuşuluyor. Burada gezi uluslararası bir şey servis gezi, var. Gezi'ye bunu yapıştıramazsınız. Yani bu konu gezi meselesi. Peki, söyler misiniz Kemal Bey? gezi, lira ağaç için Ankara'ya gelen insanlar gezi, gezi. niçin İngiliz'in Alman'ın istediği gibi 3. E, havalimanı iptal edilsin, 3. köprü bir iptal bakın, edilsin bakın, siz her şeyi, diyerek geldiler. 9 maddeye bir bakar abi, mısınız? Abi, toplumsal tartışmaları böyle her şeyi dış mihraka bağlarsanız işte tam da e ee, bu 15 Temmuz ruhu diyorsanız ona aykırı bir Hayır diyorum yani. Bey. Orada Kanal İstanbul'a İstanbul karşı olamaz mıyım? Olursam Amerika'da ol, 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 da yanıma Her şey üzerinde Ama. söylerim. Çevreciysem, çevreyi düşünüyorsam ben Kanal İstanbul'a da 3. köprüye de karşı olamaz mıyım? Bu hakkı hakkında elimden alırsınız. Gezi olayları yani sadece darlamadım. bir eylem bir olarak mı çıktı Efendim? sizin için? Bir dakika, bir dakika. Gezi olayları gezi, tamamen gezi, çevreci tepkilerle mi çıktı? Gezi çevrecilerin başlattığı bir olay itibarıyla Milyonlarca gezi, ağaç gezi, şey. dikmiş bir iktidarı orya ağaç yok, üzerinden o baş, devirmeye gezi, kalkışmak baş, ve baş, dış bağlantısını görmemek Efendim? nasıl gezi, bir anlayış bir bağlantısı var Allah aşkına? Hayır bir dakika. Geziye, Gezi de çevreci duyarlılıkla başladı ama gezi yaşam tarzına müdahale ve laiklikle ilgili meselesi olan kitleler ortaya Yapmayın şimdi. Hayır, onları tartışırız. Yani o, o süreçte neler oldu, neler bittiğini. Gezi, bakın, Gezi'de ne oldu biliyor musunuz? Gezi, Gezi'de, şey. Gezide ne oldu? Kardeşim, de Ahmet Bey, Gezi'de. Bir dakika Gezi'ye bir suçlama yönettiniz. Ben de şunu söylüyorum. Gezi toplumsal bir itirazdı. Öyle Gezi, başladı. Bir sanatçının mesele ağaç meselesi değil Anlamadığınız anlamadınız tweetinden ağaç, sonra ağaçtan seyri değişti. Değişerek gitti. Yapmayın. Kim bakın, ağacın yaparak, korunmasını saçmayı istemez? Saçmayı da artırıyorsunuz hala. Gezicileri anlamadığınız için bu ülkede kutuplaşma da artıyor, demokrasiden de uzaklaşılıyor. Gezi de çok e, tarihe geçmiş örnek bir sivil direniştir Gezi. Yapmayın, bu Gezi'de, Gezi'de, bakın ne yaptınız Gezi'de? Kü yürüyen kitlelerin üstüne gaz bombaları attınız. 10 küsür insan öldürüldü. Gezide, gezide 9 maddeli heyetin talebi hayır, neyse hayır, Avrupa bugün hayır, Türkiye'den hayır, hayır. ondan bir dakika, rahatsız. ben bu gezi meselesiyle ilgili, Çok ilgili, net ortaya gezi meselesiyle ilgili mi, görüşlerimi kesmeden, yani kesmeden dinleyin lütfen. Gezi eylemleri toplumsal bir duyarlılıkla ağaçlar evet ağaçlarla başladı ama çevreci bir duyarlılık. Kent hayatına e, kendi görüşleri alınmayan insanların itirazları ve topyekün de siyasal iktidarın yaşam tarzına müdahalesi ve laikliğe aykırı uygulamalarına itirazdı. Ve gezinin üzerine eğer devlet gaz bombasıyla kurşunla gitmeseydi Gezi yaygın protesto Laikliğin eylemleri olarak kalırdı. İşbi şekilde Gezi vardı? De, Hükümetten ama istifayı talep etti. De. Bir dakika hükümetten istifayı ama de, talep etti ama hükümeti ama... devirecek bir eylem içerisine girmedi. Hükümet yani e, Gezi e, şey olmuş olabilir. Yani karşılık. Ya değerli kardeşim şey soruyorum. Olabilir. Ama 11 ağaç için yönelmedi. gösterilen duyarlılık Yalova Belediyesi'nin kestiği 148 ağaçta, Diyarbakır Belediyesi'nin kestiği 400 ağaçta niçin piyasaya çıkmadı? Ya çıkıyor. Niye çıkmadı? Ya siz niye siz, siz görmüyorsunuz görmüyorsunuz? çıkarmadınız? Siz görmüyorsunuz. Nereden biliyorsunuz göstermediğimi? Eyle... Abi geziye ya, yüzlerce haber Aynen. yaptınız ama Yalova ile ilgili, ilgili ağaç ilgili bir tek makale abi. yazmadınız. Nasıl ya, ya Ben kişisel olarak e, Yalova'daki aşiğini yazmamış olabilirim ama ge geziciler dediğiniz insanlar Yalova'ya da duyarlılık gösteriyor. Nerede bir çevre katliam ama varsa ya, ona da. Kemal ama be, gezi, Kemal Bey şu Eşit konuda haklısınız. bahsediyorsunuz Hayır da. Hayır ya. Da, geziyle geziyle Yalova'ya gösterilen tepki aynı şey mi Gelişmesini ya? birbirinden ayrı tutalım lütfen. Şimdi ben emek örgütü memur sen genel başkanıydım o gün. E, kamu sen yok, ya, Türk iş sizden, yok, hak emek iş yok. Emek örgütlülüğünüz hükümetin sarı sendikası. Yani şimdi bunu <laughs> sizin kaldıkları... gazeteciliğiniz din <laughs> ve devlet düşmanlarının yanaşması dersi yapmak olur böyle mu şey diyemezsiniz. Nasıl ee, diyorsunuz? Siz nasıl dersiniz? Şey? Sarı Sendikayı bilirsiniz. Nasıl yani siz hükümetin, ya göre hükümetin yanındaki ya, sendikada siz maaş artışlarında bile hükümetin verdiği daha fazla maaşı kabul etmeyip kendi düşük maaşınızı verdiniz. Memurlar hala o Kemal maaş Bey alıyor. siz bu kadar ben beni böyle itham bir şey inanacak böyle. kadar Bakın. seviyede sıkıntı yaşayan biri Ahmet misiniz? Bey, Ahmet Bey nasıl Ama siz ya hükümetin verdiği şey, özür maaşı Hayır. Kabul etmeyen, düşüne razı olan bir beyin olur mu dünyada? Ya siz ya? yaptınız onu. Memur ben sen mi? yaptı evet. Ya etme kardeşim. Yaptı. Ya, ya. ya bu kadar iftira siz olmaz. Ne zaman ne zaman memurun Ar hakkını eee iktidarın Kemal karşısında? Kemal Bey, müsaade ne zaman eder misiniz? savundunuz? Demin söylediğiniz şeyler için özür dileyeceksiniz. Bir dakika, Bir dakika. Özür dileyeceksiniz. Siz hayır ben de devam edeceğim. Siz özür dileyeceksiniz. Hayır, Sarı Hükümetin verdiğinin Dindirilir, altına işlerdir. razı hayır. olan cümlesi iftiradır. Ahmet İspat Bey. etmezseniz. Hayır Ahmet Bey. İspat etmezseniz bu eleştiridir. Sizin yaptığınız Hayır, bu eleştiri değil. İftira eleştiriyi karıştırmayın. Ya bu siz demin Bak, Kemal Bey için özür dilemek Kemal zorundasınız. Bey, i̇stirham ediyorum. Ben istirham mı? Ne demek siz bana böyle bir şey söyleyemezsiniz ya ben gazeteci Ben neyi ben, imza attığını bilmeyen adam mıyım İmiz da hükümetin verdiği imza Memurlar, memurlar sizin yüzünüzde düşük maaş alıyor. Kemal siz, Bey, hüküm, gelin bu iftiralardan ya, vazgeçin. Iftira Size mı? yıl yıl Hükümetin o, ee, bu hükümet döneminde öncesinde ve memur senin yetkili olduğu dönemlerde memurun ne kazandığını 2 saat anlatayım. Ya Anlamadığınız anlatamazsınız onu. onu. Saat... onu anlatamazsınız. Siz memurlara bunu herkes biliyor yazıldı bütün memurlar da biliyor ki. Kemal Bey siz o zaman iddia şey, ediyorum. Hükümetin verdiğinden iddia daha düşüktü. ediyorum ve diyorum ki düşüktü. hükümetin verdiğinden düşüğe imza atan da şerefsizdir. Attı deyip e, bunu ispat etmeyende tamam, mecbur başka bir program yapalım. Mecbur ettiriz. Bunu ettiniz. Hayır, bunu Sadece bunu, bunu bırakalım. Bir dakika. Şu şu Bakın, üslubunuz iktidar partisinin milletvekili dakika. olarak bir eleştiri dakika. getiren evet. konuşan bir gazeteciye yönelik şimdiki üslubunuz çok vahim. Buyurun. Buna buna, buna Hayır. özür dileyeceksiniz. Taşıncı atmaz. Belgeyle konuşun. Sarı sendikacı dedim Bildiğine diye konuşun. devlet konuşun. düşmanı mı oldum? böyle e, bir şey Bakın, olamaz ya sizin. Sarı sendikacı dediğiniz sendika Ek ödemeyi öğretmen alamadığı yıl Yapmayın Mahmut Tanal'ın katıldığı sen... Güven Park'ta iş bırakma eylemi yapmış sendikadır. AKP Bunun haberini yaptınız mı? kaç üyeniz vardı? Bir dakika. AKP Bunun iktidara... haberini yaptınız mı? AKP iktidara kaç üyeniz vardı? Sonra niye üyelerinizin sayısından AKP iktidara, iktidara gelmezden önce yüz binlerce üyemiz vardı. Yüz binlerce kaçtı? S Soru sordun cevabını tahammül edin. Anasol M hükümeti e sendika yasası çıkardı. Geçmiş üyeliklerin tamamını bitirdi. 8 ayda bir konfederasyon 400 bine diğeri 300 bine çıktı. Biz 41 bine ancak çıkabildik. Çünkü 28 Şubat'ın iklimi devam ediyordu. Bugün iktidarın 14. yılında ne kamu senin ne keskin üyesi azalmadı. Kesten kamu işte olmasına rağmen devam ediyor. Memur senin üyesi 1 milyona yaklaştı. Nasıl oldu acaba? Şimdi gazeteci olarak soruyorum. Nasıl oldu acaba? AK Parti iktidarının Beyefendi, e, memur sendikası olduğu... olmayan memurlar e, iktidarlarının alamıyorlar. Devlet daire cümleme, olabilir, cümleme de dikkat edin. Olabilir. AK Parti iktidarının yetkili olduğu bakanlıklarda kamu senin keskin ve e, kamu işin 700 bin üyesi varken CHP'nin ve HDP'nin belediye başkan olduğu belediyelerde başka sendikanın üyesi hiç yok. Bunun üzerine hiç kafa yordunuz mu? Ya siz siz hükümetin hükümetin yan kuruluşu gibi çalıştınız hep. Hiç memurun, emekçinin evet, hakkına dair e, bazı esaslı, bir şey, e, yazarları, esaslı bir şey e, Terör şey örgütlerinin, bazı partiler PKK'nın, PYD'nin yan kuruluşu gibi çalıştı e, dendiğinde rahatsız olmayacaksanız bu cümleyi tartışırız. Böyle bu zemine çekmeniz esef verici, kışkırtıcı. Ha, siz cümle kuruyorsunuz, iktidar partisi, milletvekili. Ya ben eleştiri getiriyorum. Siz nereye, nereye, nereye götürüyorsunuz? Bilmediğiniz alana nereye giriyorsunuz, sendikacılığa giriyorsunuz. Ne, nasıl yani ya? Ne El, demek? Siz e, ben velev ki yanlış bir eleştiri getirmiş olsam ki öyle değil. Ki öyle Kemal değil. Kemal Bey ya, neden Muğla Belediyesi'nde bir tek kamu senli ve memur senli üye yok? Bu sizi rahatsız etmiyor eder, da. O da beni rahatsız memur eder. Memur senin 14 yıllık rahatsız eder. AK Parti Siz iktidarında yetkili olması size batıyor. Hayır siz, İstiraf siz ediyorum. bundan ne Öyle ifadeleri kullanmayın. Siz iktidar partisi milletvekilisiniz. Batıyor matıyor terör merörü. Bir e, sükunetinizi koruyun. Bakın aynı programdayız değil mi? Ama ben size sarı sendikacı diyebilirim. O başka bir şey değil. Ne demek? Hayır bak hükümetin Siz hükümeti, desteklemediniz mi? Memur, demek, hükümeti desteklemedi altına imza attığını Memur sen hükümeti desteklemedin mi? Yani hükümetin e, bu sözleşmelerde. Ortak de, akıl mitingleriyle büyük fotoğrafa sahip çıktık. 1 Mayıs'ta bakanlar birlikte toplu sözleşmeye toplu, de topladınız. toplumsal sözleşmeye de evet dedik. Hükümetin bazı bakanlarını istifaya çağırdık. Milli Eğitim Bakanı başta olmak üzere bakın. Mahmut Tanala'da gidin sorun deyin ki e, Güven Park'ta memur senin eyleminden ne yaptınız deyin. istirham ediyorum. Bu bir e, iftiradır. Ben seviyeli konuşmayı severim ama geçmiş kimliğime ve bugünkü siyaset bilincime iftira atıldığı zaman şeyim e, dağılır isterim. Ağzıma geleni söyleyen söylerim. Söz, e, söyleyeni söze bakarım, Ahmet sözün Bey, sahibine bakar. Bey, Ahmet Hazreti Mevla'nın cümlesini Bey, cümle kurarım. Bey, ama siz, gerekiyor, özür ama siz iftira gerekiyor. özür attığınız için misiniz? özür dilerseniz... Ben iftira atmadım. Müşteri. Benimkini eleştirdiniz Ahmet Bey. Sizinki Benim söylediğim... eleştiri oluyor da benimki niye iftira oluyor Kemal Bey? Söylediğiniz şeyler eleştiri mi? Ya siz beni bunlar eleştiri siz, kapsamına girebilir siz, mi yani Allah aşkına? Sizin söylediğiniz eleştiri olabilir mi? Olur tabii sarı sendikacı olduğunuz bütün keske gidin, kesli memurlara, sizi memur sendi memurlara gidin sorun. Bunu Buna böyle diyeceklerdir. Olanın Kemal Bey yer ya yapmayın şimdi. ediyorum. Sizin üslubunuz hakikaten konuşmayın. çok şey bir lütfen, üslup. Yani lütfen. E, e, bu hayır. bu üslupla hayır Peki. Ahmet Bey'in e, Ahmet Bey siz de bu suçlamasından kaynaklı olarak bu Kamusal bir tartışma ve bu kamusal, kamusal tartışmada, tartışmada özür dilemesi gerekiyor. İftira atma hakkını size kim veriyor veriyorsa Kemal Bey bakın bakın deminden beri tartışıyoruz değil mi? Bu tartışmalarda sert eleştiri olabilir ama sert Sizinkini eleştiriyle Eleştirilidir. Evet, evet aynen öyle. Bizimki evet katlarım. öyle. Şimdi ben size başka, bu türden şeyler söylesem iftira şey hakaret olmaz mı? Kemal Bey ben de size bir şey sorayım. Hükümette yaptığı pazarlıkta hükümetin verdiğinin çok üzerine çıkararak Konuyla imza attığınızı. Resmi belgelerle ortadayken... Ya bence kabul bunun, etmeyin sarı selinlik hacı Evet ama diğer dedikleri yenileri benim kabul edeceğim, ya bu suçlama muhatap de olacağım de şeyler değil yani. Ben de kabul etmiyorum ama herkes ne? söylüyor. Nasıl? Ben de sizin söylediklerinizi kabul etmiyorum ama Siz, söylüyorsunuz. Siz işte bu manzara 15 Temmuz ruhu falan diyorsunuz ya, demokrasiden bir haber olduğunuzu gösteriyor. Size eleştiri getiren, size şey yapan herkesi... E, 15 Temmuz'u darbeye karşı durmak olarak algılamak gerekirken Demokrasi AK Parti'ye ve AK Parti'nin, dünya ruhu. görüşündeki kurumlara karşı olmaya döndürürseniz bu 15 Temmuz'daki duruşunuzdan ayrıldığınızı, fabrika ayarlarına döndüğünüzü gösterir Kemal Bey. Kemal Kılıçdaroğlu'na da bunu diyorsunuz değil mi? Yani Yeni Kapı'ya gelen Kılıçdaroğlu mağduriyetleri dile getirmeye başladığı andan itibaren gözünüzde 15 Yeni Kapı ruhundan vazgeçti. Efendim işte FETÖ'cüleri koruyor. Kılıçdaroğlu'na o gece evet. arkadaşlarını meclise gönderdiği için teşekkür ediyoruz. Toplumun iki Ülüyedeki kesimlerine bunu yapıyorsunuz. Için Böyle ediyoruz. bir şey olamaz. Yenikapı yani. ruhuna teşekkür Böyle ediyoruz. Böyle şey olamaz. Ama bu kanalda FETÖ'nün e, kanalları niye kapalı eleştirisini de siyaseten doğru bulmuyoruz. Avukatlığını yaptığın için söylüyorum. Al, bir şey söylüyorum. Ahmet bu Hakan Bey'in sorduğu soruya ya, ya. terör örgütün kanalı açık mı kalsın dediğinizdeki cevabı da dahil siyaseten bunu e, fabrika ayarlarına dönüş olarak görüyoruz. Bu da bir siyasi. Ne demek kesinlikle. o fabrika ayarı ne demek? Siz toplumda AKP'ye yöne, eleştiri yönelten herkesi terörist olarak görüyorsunuz. Sayın bu, Kılıçdaroğlu siz girdiğiniz bu yıl, için Kemal Bey Kılıçdaroğlu'na da benzer biliyorum. şeyler yapıyorsunuz. Kılıçdaroğlu'na ee, bu ülkede ne yapıyorsun? Kanallarının kapatılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Niye kapatıyorsun kardeşim?" dedi. Ahmet Hakan'ın örgütün yayın organı eee Or, yayın organı mı olsun 15 Temmuz darbesini yapan adamların şeklindeki itirazı karşısında ise Kılıçdaroğlu hayır hayır efendim şimdi bakın o televizyonlarda sadece örgütün değil ben o televizyon kanallarında pek çok kişinin haber program yaptığını biliyorum ifadelerini kullandı. Bu, bu ee, Hamit Akın Bey'in programı. Siz Kılıçdaroğlu ile ilgili cümle kurduğunuz için söylüyorum. Sizin ben de diyorum ki de. Sayın Kılıçdaroğlu'nun darbeye karşı yani. oluşunu yeni kapıya gelişini, külliye gelişini nasıl alkışlıyorsam FETÖ ile mücadelede FETÖ'nün e, Samanyolu TV gibi kanallarının açık kalmasına yönelik e, cümlesini de doğru bulmuyorum. Bu siyasi bir tespittir. Hayır, hayır. Siz mağduriyetleri dile getirmeye başladığı andan itibaren Kılıçdaroğlu'na yönelik böyle bir KK'lara itiraz etmesinden itibaren anayasa mahkemesine götüreceğiz demesinden itibaren yeni kapı ruhundan uzaklaştığını siz ve sizin partileriniz söylüyor değil mi? Yani bu bu ne demek biliyor musunuz? E 15 Temmuz'dan karşı sonra herkes AK AKP'ye biat etsin demek. Ki? Ne diyeyim? Hatta ya şimdi yani Kılıçdaroğlu'yla başbakanımız bir hafta önce görüştü. Şey yani. Siyasi itirazlar neyse görüşüyorlar. Biz bu mutavakatı önemsiyoruz. Devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. HDP ile ilgili desen tavrımı koyarım. Niye? Terörle mesafe koyamamış. Ama CHP ve MHP ile oluşan mutabakatı elbette siyasi partiler görüşünü söyleyecek. Siz öyle deyince ben de size somut bir veri söyledim. Siz bu tespiti tasvip ediyor musunuz? O ayrı bir tartışma. Yani basın özgürlüğü mealinde ayrı bir tartışma o. Kılıçdaroğlu'nun kastettiği elbette Zaten örgütte... Zaten sorun bu. Yani diyor Sizin tasvip ettiğiniz bir şeyse düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü biz karşı cevap verince hakaret oluyor. Beyefendi Bu siz, sağlıklı siz, değil. Siz nasıl demin gezicilere geze eylemini darbecilikle eşitlediğiniz gibi... Benim burada size ben, sarı sendikacılık Kemal dememi Bey. de hazmedemediniz. Kemal Bey bana bakayım. bana hakaret ettiniz. Bundan Kemal dolayı Bey. özür dilemeniz gerekiyor. Kemal Bey özür dilemezseniz de o sizin siyasal kimliğinizin bir unsuru olarak kalır. Size birisi sarı sendikacı olmadığını halde sarı sendikacı der derse siz ağzınıza geleni söylersiniz. Siz, size birisi attığınız rakamı sarı e, yutarak yani. e, iftira atar siz buna cevap vermezseniz, gazeteci olmazsınız, hala ısrarla sarı sendikacı diyorsunuz. Bunu tasvip etmediğim için kendinden emin olan ve geçmişine sahip çıkan adam kimliğiyle cevap veriyorum. Peki. Ama siz Kılıçdaroğlu Utardır. kavramını açtınız, bir belgeyle karşınıza çıktım, bitti. Peki. Hayır Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu o sözde bir dakika, gelin, bir dakika. Gelin beni de eleştirilerde, <laughs> siyasi partilerde belgeleriyle yapalım yalan ve iftiralarla değil benim gezide gezicileri mahkum etmek için değil açtığım alan şuydu 17-25 Aralık'a gelmeden başlayan gezide Tudayız zamandaki makale ile başlatılan sürecin de bilinçli bir süreç olduğunu Kanal Türk'ün lehine program yaparak Demek ki de diyorum orada kafa karışıklığı ve hesap orada başlamış. 7 Şubat'ta olduğu gibi 17-25 Aralık'tan önce başlamışlar. O geziye gelip masum ağaçları sevenler ya da buradan iktidara sövenlerle ilgili değil. Paralel yapılanmanın geziyle irtibatını ortaya koymaya Paralel yapılanma etiketini vuramazsınız. Gezi... E hükümete olduğu kadar Gülen cemaatine de bir itirazdı. Onun yarattığı otoriter iklime de bir itirazdı. Bu böyle olduğu için de cemaat organları Gezi'ye küfrettiler. Fethullah Gülen gezicilere çok ağır hakaretleri oldu. Bu, bu çok tarihsel bir vakayken yok Kanal Türk'te bir programda şöyle böyle diyerek o büyük hani hep diyorsunuz ya büyükleşip şey yapamazsınız diye. Tudeç yani. zamanında makalesi Yani, yani Tudeç zamanında bir makale çıkmış diye. Ee, biliyorsunuz bu cemaatçiler bir sürü görüşten insanları gazetelerinde yazdırıyorlardı ki bir toplumsal meşruiyetleri olsun. O yazanı da cemaatçi mi değil mi bilmiyorum ama orada öyle bir şey çıkmış diye cemaatin sanki Gezi'ye bir desteği biz görmedik. İşte Hüseyin Avni Mutlu Hüseyin Çapkın tutuklandı şimdi değil mi? nasıl sert müdahaleler yaptıklarını görüyorduk. Onların üstelik onun da üst otoriteden aldıkları emirle yaptıklarını söylüyorlardı. O ortaklık da orada vardı. O ortaklık var be, orada varken siz gezicilere işte. kalkıp da bak. darbeci falan ya demeniz be. bir e, absürt şey yani. Gezi, bunu gezi siz gezi eyleminde gezinin, onca insan öldürülmüşken, kalkıp onların hesabını sormadan çadırların yakılmasından polis şiddetine ben e, şiddete dönüşmeyen bir eyleme şiddet kullanılmasına tasvip edecek bir adam mı? onu emrini siz, kim verdiğini söyledi ama o, siyasi otorite dedi ki buyurun. emri ben verdim dedi. Siz, siz keski, emri ben verdim keski dedi. cümle kuruyorsunuz ama kes genel başkanına sorun. Kes, diz, kamu sen, hak iş, türk iş, memur sen. O gün sayın başbakan'a çıkarak 76 yılından beri eyleme kapalı olan Taksim'i eyleme açtıran birlikteliğimizdi. Ama daha sonra biz oraya geldiğimizde Sözcüğümüz Türk İş Başkanı Geziyle da alakalı, meydan şey üstten indirilerek mi? tartıklanarak geldiğimize geleceğimize pişman eden taraflar oldu. Şimdi Emel Gölüktü yaklaşımıyla istismarını Gezi ile Gezi'den rant elde edenleri ve şiddet potasına girenleri ve bir kez daha söylüyorum siz saygın bulabilirsiniz ben 3. Havalimanı'nın iptalinden tünellerin iptaline, üç, üçüncü köprünün iptaline kadar dokuz maddelik Türkiye'nin kahir ekseriyetinin demokrasiyle yönetilmiyor büyük bu ülke? Büyük çoğunluğu bu projelerden memnun. Yani çoğunluğun bu dışındaki insanların görüş belirtme hakkı yok mu? Görüş belirtmek ayrı şeydir. Ama Gezi'deki e, ee, nasıl yani? Ge Gezi'de yani, bir proje yakarak, içerisine yakarak... alet olarak yapmak Gezi'de ayrı toplantı şeydir. toplantı ve gösteri şey anayasal bir haktır, izin ne tabi değildir ve bu insanlar bu haklarını kullanmak Bankaların istediler. Bankaların camları Siyasi kırılarak emriyle e şeyler sert müdahaleler sökülerek. oldu. Ya yani yo, eylemlerin, eylemlerin, yani. eylemlerin anayasal tanımları var. Kemal Bey. Bir şey. İnsanlar Kemal Bey, eylemlerin, var, eylemlerin anayasal tanımları yani var. Ali Korkmaz, Ethem Sarı Sülük. Bir, sürü insan öldürüldü orada. Yani bu insanlar öldürülmüşken polisin şiddeti bu düzeydeyken siz kalkıp hala başka e, ıı, Şimdi bakın, şey, polisin şiddetini, şiddetini tasvip eden bir mi bir var Kemal Bey? Hayır hayır. Polisin Değil şiddetini ya, böyle bir şey. zaman tasvip etmedik. o Gezi gün de tavrımızı işte. koyduk. Gezi polis şiddetine yönelik tepkiydi. Hayır i̇lk gün, hiç değildi. İlk bakın, gün Gezi'de, hayır, hayır Gezi'de, Gezi'deki o insanlara çevre eylemi yapan insanlara çok polis sert şekilde müdahale Gezi, etmeseydi. Gezi, bu kadar yayılmazdı. Hayır Gezi olaylarının başından itibaren. Gezi buna ve otoriter uygulamalara yaşam tarzına müdahaleye bir tepkiydi. Yani siz Üçüncü köprü, Kanal İstanbul gibi 9 mega projelere, projelere, mega projelere kimse itiraz etmesin, kimse bunlara karşı çıkmasın. Karşı Hayır, çıkan varsa şey değil, efendim, şey değil. Hayır. E, çok Amerika, İngiltere bu işi. İnsanlar çok, kaldı ki. onların çevreye verdiği tahribat da göz ederim. önünde. Bununla ilgili bir şey söylemem lazım. Bakın gezi olaylarının başından itibaren takip eden ee, ve o dönemde İstanbul Büyükşehir Meclis üyesi AK Parti grup sözcüsüydüm ben. Gezi Parkı'nın yapılması süreciyle alakalı kararlar Büyükşehir Meclisinde oy birliğiyle alınmıştır. Ee, kararlar meclis kararları mevcuttur. Defaatle, teşekkürlerle e, muhalefet grubu olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili tarafından teşekkürlerle karşılanmıştır. Ve Gezi Parkı'nın yapılması, o e, meydanın düzenlenmesi bütünüyle ee, Topçu Kışlası'nın e, tescilli tarihi eser olarak planlara işlenmesi de dahil olmak üzere bütünüyle oy birliğiyle... Oy birliği büyük... olsun Ne yani olsun oy Hayır şunu yani, söyleyeceğim. Oy bakın, birliği nedir yani? Hayır şunu söyleyeceğim. Ee, alınmış bir karar ve uygulama süreci... Tam yani tam. İnsanlar da, <laughs> da itiraz ediyor Buna itiraz ya, ediyor, ediyor. Yani, CHP'ye de itiraz Ahmet ediyor. Ahmet Bey... Hayır e... c şunu söyleyeceğim bakın. Şunu söyleyeyim, izin verirseniz. Ama çok e, hayır, başka mecraları çıkıyor. Evet yani konu da aldı iyice. Siz son ee, başka bir mecraları çıkıyorsunuz. Mesela o değil ki o. Sonrasında gezi olaylarının başlamasıyla beraber e, aynı e, gruptan arkadaşlar meydanlarda e, yer aldılar. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. AKP'liler evet, de yer Gezi'de yani Başka hepsi bir, şey bir partiye ait değildi. Nasıl ki 15 öldü. Temmuz'da farklı siyasi Bey, görüşlerden insanlar, insanlar öldü. indi alana bir, Gezi'de bir, de indiler. Bakın deminden beri konuşuyorsunuz bir şey söylemeye çalışıyorum. Gezi olaylarında insanlar öldü. Allah rahmet etsin. O dönemde Demek daha olaylı. Da bir bu müsaade edin. Siyasi irade ve şey bunun hesabını sormuyor. So, yani bunun sorsun, hesabını sormuyor. E, soruşturmaları Etem devam Sarı ediyor. Etem Sarı vuran dışarıda Ali Osman Ali İsmail Korkmaz'ı vuranlar aldı ceza ortada. Ceza, yani. Devam, devam, ediyor Şimdi ama bir koruma şey, altındalar şey, yani. Şey, hayır bu sadece. Hayır hayır bir saniye. Bir saniye. Iki, i̇ki, hocam bir müsaade edin. Ne ben? alakası var? İki şeyi ayırmamız lazım. Gezi olaylarında Hayır şey hayır. Gezi olaylarında insanların ölmesi gezi olaylarını başlatan ve o kadar şiddet ortamına dönüştüren insanları masum kılmaz. Gezi olaylarında, Gezide gezi, de gezi olaylarında, polisli. yani bir saniye, Ahmet Bey hayır, onu Sadece polis değil de yapmayın. Nasıl polis e, değil e, miydi? E, hayır. çadırları kim yaktı, gaz bir bombasını kim saldırdı? Şimdi müsaade edin ya bir şey söylüyorum. Bir, ya, polisi taş atan... Ee, İlk polise taş atlamak yapma ya Ahmet Bey. Ya, başka bir şey Allah, Allah aşkına ya yapmayın. bir, bir şey söylemeye Gezi Parkı'nda polise taş mı atıldı? Tabii ilk gün tabii ay ne canım ne te taş atıldı ağ çıçı çıktı lan o çocukların üstüne gaz bombalarıyla bakın polis şiddetini görüyoruz Kemal Bey bakın polis iki şeyi ayırıyoruz sonra tepki oldu iki şeyi ayırmaya çalışıyoruz polis şiddetini o gün de savunmadım bugün de savunmuyorum kendi hesabıma söylüyorum hiçbir zaman polis şiddetiyle alakalı sosyal medya... O gün bir medya... şey söylediniz mi polis şiddetine? Tabii Hiç ki. Hiç söylemediniz mi? Ne biliniz? münasebet. Polis Nereden, biliyorsunuz tabii. Nereden biliyorsunuz söylemediğimi Nereden biliyorsunuz? Ne kadar tanıyorsunuz benim yazıp ettiklerimi? Sosyal medya hesabımda da söyledim. Ankara'daki arkadaşlarıma da ayrı ayrı hepsine teşekkür ederim. Ama bu istihsa üslubu hiç şey değil. Deminden kendinize, beri hakaret ediliyor. Kendinize saygı bekliyorsunuz. <laughs> İftira, saygı göstereceksiniz. Karşılarım. Saygı İftira, bekliyorsanız. İftira hakaret Hayır evet, bir saniye. İftira öyledir. Saygı hakaret bekliyorsunuz. Karşı istira, saygı göstereceksiniz. Olur, hakaret Saygı göstereceksiniz. Böyle saçmalık mı olur ya? Dinlemiyorsunuz hakaret bile. Dinlemiyorsunuz peki. bile Kemal Bey. Dinliyorum, dinlemiyorsunuz dinliyorum, bile ya. Dinliyorum ama yani insanlar yani ölmüşken siz. Bilmeden bakın bilmeden itham ediyorsunuz. Ve ithamlarınızda son derece haklı olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Böyle bir şey olmuyor. Ben sizi itham etmiyorum. Ne yazdıklarını da, ne söylediklerinizde veya niye yazmadınız, niye söylemedinizle de değil. Burada kendi kanaatlerimizi, kendi görüşlerimizi paylaşmak, kendi iddialarımızı, kendi tezlerimizi ortaya koymak için buluştuk. Herkes kendine göre söylüyor. Ben sizin gibi düşünmek zorunda değilim. Siz benim gibi düşünmek zorunda değilsiniz. Ahmet Bey, ama gezi meselesi açıldı. Ediyor ama. Ayrı bir şey ben Ahmet Bey adına konuşmuyorum. Ahmet Bey burada ya Kemal kendi Bey adına konuştum, iftira sürece Hoşlanılmayan e, Hocam bunun hukukta yeri ya, var mı? <laughs> hukukta İftira atıyorsunuz. <laughs> Ahmet Bey bir şey, bir mi şey yani. söyleyeyim hocam, hocam öyle geçelim. Şey İngiliz siyasetçi Churchill'ın bir tespiti var. Türkiye'ye dikkat edin. Sömürmekten vazgeçmeyin. Solarsa sulayın, büyürse budayın diyor. Biz 2002'de Gitar iktidar vardı. olduğumuzda Sadece da Türkiye güzel. belli bir noktaya gelememişti. Aa, biz Ama bugün da, milli projeleriyle IMF'i kovarak Churchill geldiğinde IMF şefi Churchill geldiğinde e, e, ayak bağı, dizleri çözülen başbakanlar olmayarak Türkiye dünyadaki ekonomik pastadan payını İlme. artırmaya başladı. O gelen IMF şefinin adı Churchill miydi? Şey Kotorelli e, özür Kotorelli Churchill dedim, İngiliz ne İngiliz kadar siyasetçi. İngiliz ediyor. siyasetçi Churchill söylüyor. E, IMF şefi Kotorali geldiğinde hizaya geçen. Şimdi Türkiye bilhassa 2010'lu, lu yıllardan beri dünyadaki ekonomik pastasını büyütüyor, hedef alınıyor. 15 Temmuz gecesi CHP'li MHP'li arkadaşlarla da konuştuğumuzda bu gece eğer devletin başında Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı devlet vatan gitmişti diyor. Ben de diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan bunun için hedef alınıyor. Hedef alanlar da ya PKK'yı kullanıyor ya PYD'yi kullanıyor ya Gezi'yi ya 17-25 Aralık bir şekilde bir malzeme buluyorlar. Biz 15 Temmuz'daki duruşumuzu koruyalım Nasrettin Hoca'ya. Genelce e, tabutla taşırken ya neresinde olalım bir diyorlar, bir içinde olmayan yerde olursanız, tamamını karşı olalım i̇şte, devam edelim. Bir şey Bey, söyleyeceğim? Böyle... Şimdi bir e, tarih perspektifi çizilecekse, hani e, anlıyorum ben ne demek istediğinizi ama e, gezinin farklı bir tarafı da var. Yani sizin de kabul ettiğiniz tarafları var işte. Ya yani biz de gördük, spontane gelişmiş bir şey. İnsani başladı. Yani projeye demek, döndürüldü. Demek ki insani başladı. Çok İnsani var, yani başladı bir yani. birinci gün. Tamam. O zaman kullanıldı. Projeye döndürüldü. Tamam. Biz, ve talepler de ağaç sevgisinden çıktı. Bunu tamam. söylüyorum. İnsani Ama bunun ötesinde bir şey söylüyorum. Paralelin o günkü pozisyonu 17-25 Aralık'ta o gün %50-%40 destek vermişse 17-25 Aralık'ta %100 bir projeye döndü. Yani mi? o 9 dokuz talebin 9'u da çevreci talepler. Bunu anla. Yani ee, bu, neyse gezi tartışması Bey bu, çevreci talepler. Ya, Aa, e, Kemal Bey. Ya bay. yanlış ya, bulabilirsiniz e, ama çevreci talepler ilgisi yok diyemezsiniz. Çevreci taleplerdir bunlar. Üçüncü köprü yapımında Sizin zihniyetiniz bu ülkede bir ağaç dikmeme ve tüm teknolojiye karşı olarak devam konuşmayın. ettiği Şimdi için zihniyetinize bunu çevreci kabul ediyorsunuz. Hocam. Sizin zihniyetiniz Değerli kardeşim İstanbul trafiğini hafifletmek için 3. köprü Allah Allah. dünyanın üçüncü en, köprü. en saygın havalimanı yani yapılması için 3. havalimanı çevreci yaklaşımla karşı çıkılacak proje Hayır ben 3. köprüyü istemiyorum deme hakkımız yok mu? Hayır ben Var kanal Ay şey yok terör diyor. bu gazeteden şey... yazarsın e, sen... ama Taksim'de bir araya gelen bileşenlere baktığın zaman onların devletle kavgasını görürsün. Niye? PKK e, ve kısa bir HDP aradan dahil. sonra kısa bir aradan sonra devam edelim. Bir sakinleşelim şöyle bir stüdyoda. Şu gezi Şu olaylarını bir galiba. bırakalım. Esas konumuza Ersan Şen'le devam edeceğiz. Ersan Şen hoca deminden beri söz istiyor. Ee, bu özellikle herhalde Derya Hanım'ın sözleriyle ilgili bir takım ergenekon balyoz. balyozla ilgili konuşacaksınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Devam ediyoruz. Artık son bölüm. Bir daha reklam arası yok. Ee, Ersan Şenle devam edeceğiz. Ama az önce e, gerginlik sırasında e, Kemal Göktaş'ın eleştirilerine Ahmet Gündoğdu, e, ben de size dinme devlet düşmanı desem olur mu şeklinde bir karşılık verdi. E, reklam arasında da bu konuşuldu. Bunun yanlış anlaşılabileceğini hedef gösterme olarak algılanabileceğini ifade etti Kemal Göktaş. Ahmet Bey de ben ona bir düzeltme yapayım dedi. Yani size benim din ve devlet düşmanı denemem ne kadar absürt olursa sizin de bana bu ithamlarda bulunmanız o kadar absürttür. Bu anlamda Bu söyledim. anlamda söyle. Yani onun bana yönelttiği suçlamadan ben ne kadar uzaksam ben de size böyle dersem şık olur mu anlamında yoksa şahsını kastederek bir Peki. Şey değil. Bunu yeterli buluyoruz. Çok teşekkürler. Ee, hocam buyurun. Şimdi biraz önce geniş kapsamlı bir tartışma, e, reyting açısından da zannediyorum gayet güçlü olmuştur. E, ben o genişlik çerçevesinde birkaç mesajım vermek istiyorum. Birincisi, bu Churchill dönemini ve o tarihi vaziyetleri e, açtı kısaca bir cümleyle Ahmet Bey. E, i̇nsanları tabii kitap okumaya davet etmek güzeldir. E, kırmızı çizgi paylaşılamayan toprakların yakın tarihi. James Barr'ın kitabını insanlar kanaatimce Türkiye'de çevrildi, yayınlandı. Okusunlar. iyi, Gayet gerçekten Fransız, İngilizler üzerinden 1916 yılından itibaren başlayan süreçte esasında maksatların ne olduğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl parçalanıp paylaşıldığı üzerine gerçekten o emperyalist güçlerin yayılmacı anlayışlarının güzel bir örneğini görüyoruz ki şu anda da tarih tekerrürden ibaret benzerini aynı topraklarda Türkiye'yi de içine alacak şekilde, kasıp kavuracak şekilde o yöntemlerin bu defa sücelerde değişiklik olmuş, i̇şte Amerika Birleşik Devletleri devreye girmiş, farklı ülkeler devreye girmiş ama benzer mahiyette yine uzaklardan gelenlerin yayılmacı politikaları üzerinden Türkiye'yi içine alabilecek bir paylaşma arzusunun, menfaat kavgasının içine girdiklerini görüyoruz. Bunlara karşı dik ve bir durmamız tartışalım tabii ki demokratik toplumunda mutlaka azınlıkta kalanlar da çoğunluk karşısında elbette eleştirilerini ağır da olsa söyleyecekler ve bunlara karşı tahammül etme, onların haklarını, hürriyetlerini savunmak noktasında da herkesin siyasi iradenin öncelikle duruş göstermesi gerektiğinde bir düşünce olarak ortaya koymak istiyorum. Bir. ikincisi samimiyet ve iyi niyet. Kanaatimce çok önemli bu süreçte. Yani ne kadar samimisiniz ve iyi niyetli olarak e, o yeni kapı ruhunu oluşturalım ama yeni kapı ruhundan bir takım itirazları, eleştirileri dile getirmekte ayrılmak olarak telakki edilemez. E çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz'da karşı karşıya kaldığı o süreci e, kanlı darbe girişimini özellikle Ergenekon ve Balyoz üzerinden tartışırsak büyük bir hataya düşmüş oluruz. Ben bunu net olarak söylüyorum. Ergenekon ve Balyoz onun benzeri 2007'li yıllardan itibaren başlatılan özel yetkili mahkemelerdeki yargı süreçlerinin hepsinin hukuki altyapısı boştu. Daha sert ve net ifade kullanıyorum. Ergenekon ve Balyoz iddialarında hani şu deniyor ya meşhur söz hukuk bir kenara bırakılarak konuşalım. Hayır kardeşim, hukuku hiçbir zaman bir kenara bırakamazsın. Türkiye'nin başına ne geldiyse zaten hukuku bir kenara bırakmaktan, arasallaştırmaktan gelmiştir. Ergenekon ve balyozla ilgili, bak altına da imzamı atıyorum, dosyayı getirin, isteyenle istediği yerde tartışalım. Niyet okuyuculuğunun kimse yapmaya hakkı yok. Ergenekon ve balyozu 15 Temmuz süreciyle özdeşleşmeye, mukayese etmeye kalkarsan sınıfta kalırsın. Çünkü Ergenekon ve balyozda iddia edildiği gibi o yasal tanıma uygun cebir şiddetin kullanılması suretiyle hiçbir şekilde darbe girişimi yoktu. Eğer vardıyı efendim vardı ama sulandırıldı şeklinde açıklama yaparsan o FETÖ yapılanmasını meşrulaştırırsın. Başka hiçbir işe yaramaz. Bakın hiç söyleyeyim. mi bir şey yoktu? Hayır. Darbe iddiaları adı altında hiçbir şey yok. Ha siz onu bireyselleştirip kişiler üzerinden efendim şu da şuna karışmış bu da buna karışmış kusura bakmayın torba davalarda bunlar olur. Yani siz getirirseniz oradan buradan dosyaları Hocam, ondan sonra da kalkıp da kalkıp da düzenleniyordu. Efendim? O darbe toplantıları Kemal Bey'in onu, onu, Bey, yani onu, onu da söyleyeyim size. Onu da söyleyeyim. Yani onu için miydi? Onu da söyleyeyimse insanları 4 5 yıl 6 yıl 7 yıl içerlerde tutacak o iddiaların altı boştu. Bakın tekrar söylüyorum. Ona bir şey yani ona Siz karar anlaşma buna değil. Ona ona bir şey o ayrı demiyoruz bir zaten. Yani Hayır ben şunu görüyorum. Yanlış anlamayı size ikram etmiyorum. Hep bir savunuculuk var. Yani benim düşüncelerime benim savunduklarıma ters bir durum olursa iğne batarsa mutlaka buna karşı bir savunmaya gidiyoruz. Ne geçin. alakası var? Hayır efendim, yani. ben kesinlikle sizin şu söylediğinizi reddediyorum. E, Ergenekon'da da balyozda hukuki süreçler zaten. anlamında siz bir hukukçusunuz, avukatsınız. E, tamam. Hiçbir zaman bana şunu söyleyemezsiniz. Efendim orada darbe teşebbüs iddialarının doğruluk payı vardı ama altı e, sulandırıldı, üstü sulandırıldı. Bunlar genel sözler, genel geçer sözler. Bunların altı bana delillerle ortaya koyulup ispatlanmadıkça, kanıtlanmadıkça bunlara inanmak Topluma da bu konuda algı oluşturacak şekilde bir takım tespitlerde bulunmanın doğru olmadığını söylüyorum. Peki tersine bu inanmak için var mı elinizde neyin, bir kanıt? Neyin? O cümlenin tersine. Benim söylediğimin doğruluk payı her yerinde zaten. 2007 yılı, 2008 yılı bakın açık kaynak. Ya o zaman röportajda söylemişim. Ergenekon bilim kurgu yaz Bak oraya altını yazmışım. Her şey var orada. Söz uçar yazı kalır. Ben bir de şöyle dönmüyorum. Yani o dönemde hararetli tartışmalarda bana karşı... Biz o zaman örgüt tartışması yapmadık ki hukuk tartışması yaptık. Yargılama kurallarının tartışmasını yaptık. Suçun unsurlarının tartışmasını yaptık. Dedim ki arkadaş bu mefruzca bir denilen bir uydurma kavram var. Sakın bunların arkasından gitmeyin. inanmayın. Hukuku araştırılaştırıyorsunuz. Yerle bir ediyorsunuz. Yarın bir gün bu hukuka ihtiyacınız olduğunda, yarın bir gün bu hukuk bize de lazım olur dediğinizde hukuk ve yargı bulamayacaksınız ortada. Dolayısıyla şu söylendi. Askeri vesayeti yıkmak efendim işte bu noktada darbe kültürünü Türkiye Cumhuriyeti'nin dışına itmek e 15 Temmuz'da ne oldu? Demek ki sen bir darbe kültürünü veyahut da askeri vesayeti yıkamamışsın, kandırılmışsın. Bu analoji ben, doğru ben, bir analogi Ben şunu söylüyorum, yıkamam. bakın tekrar söylüyorum. Türk Ceza Kanunu'nun 311 ve 312. maddeleri orada. Yorumluyorum diye kitap serisi çıkarmışım, zannediyorum 13.sü 14.sünü çıkaracağım. Ben Hodri Meydan diyorum, oralara yazmışım. Bak bunu şimdi söylememişim 2016 yılında. O tarihlerden itibaren söylüyorum. Ve sözümün hep arkasında durmuşum. Demişim ki siz Türk Silahlı Kuvvetlerine kalkışıyorsunuz. Esas sizin hedefiniz Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Şimdi eğer siz bunu kabul etmezseniz o balyoz gerçeği, efendim işte niyet okuyuculuğu, bunların böyle düşünüyor. Evet vardı. Zaten İktidar Partisi'nin Gülen yapılanmasına o dönemde cemaatli şimdi işte terör örgütü yapılanmasına yaklaşması belki o anda bir mecburiyetti. 2002 ve 2007 yıllarına bakarsanız Türk Silahlı Kuvvetleri ile barışamadı. Mecbur kaldı belki. Ama bu gerçekleri konuşarak yolumuza yürüyecek olursak bir yere varırız. AK Parti, Gülen Cemaati ve o yapıyla asla aynı düşünmedi ki. Cumhurbaşkanının asla aynı düşünceleri olmadı. Ama o mecburiyetler getirmiştir. O birliktelikler belki birileri üzerinden kurulmuştur. Ama görüldü ki en azından şunu kabul edelim. Bu da Türkiye Cumhuriyeti için, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını ilgilendiren siyasi partilerin, kişilerin menfaatleri üzerinde bir yanlıştı. Niye? Çünkü yeşerdi, büyüdü, büyüdü, büyüdü. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nden talep eden değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne talip olan bir yapıyla karşı karşıya. Peki Ergenekon ve Balyoz'da hiç mi bir şey yoktu? Bakın, Ergenekon ve Balyoz'da hiçbir şey yok dediğiniz zaman Ankara'dan gelen o e danıştay saldırısını benim önüme oturup koyarsanız e, bir şey vardı bireysel bazda bir takım iddiaları belki delillendirebilirsiniz. ama bu aynen 17 25 Aralık'ta olduğu gibi Hayır darbe bakın, günlükleri ordu bilmem Bunlara ben. suç için anlaşma diyebilirsiniz Türk Ceza Kanunu 316. maddesi diye yani bir şey var ama onu hukuksal ama bu darbe de değil. Darbe neydi? Başka biliyor musun? bir suç olarak. Yani millet soruşturur. soruyordu. Bize de sordu, yazdık, çizdik. Aha, darbe 15 Temmuz bak. O darbe teşebbüs bu. Elverişli vasıtalarla Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisine, hükümetine devirmeye, kısmen veya tamamen onu ele geçirmeye çalışmak çabası. Bak ve, buna ve, diyebilirsin. Ve en büyük hocam. Ama, ama şuna diyemezsiniz. Yani siz balyoza bakarak, seminer çalışmasına bakarak, ergenekona bakarak, o insanları bir takım niyet okuyuculukları yaparak, özel hayatlarına müdahale ederek, sanal örgütler kurarak, dinleyerek, izleyerek, acımasızca, operasyon adı altında, dalgalar adı altında esasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin altını boşaltıp kazıyarak ve komuta kademesine müdahale ederek Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz'a geldi. Mesele bu. Siz şimdi polise siyaset üzerinden müdahale edersiniz. Sayın Vekil iyi bilir. Ama askere, yüksek askeri şura dışında müdahale edemezsin. Onun bir komuta kademesi ve geliş disiplini vardır. İşte o geliş disiplinine, o geliş disipline müdahale balyozla ergenekonla olmuştur. Ve ama siz buna böyle demezseniz buna şunu derseniz insanlar bizi seyreden insanlar şu yanlış algıya düşer. Ha demek ki orada da bir şey vardı, darbe vardı. Ama ya bu cemaat esasında hayırlı işler yapmış ama biraz e, Biraz da kendine yontarak gitmiş. Canım bunu da Yok demek bunu sulandırmak derseniz. dırmak arasındaki çizgi kayboldu hocam. Hayır yok. Ben ediyorum. olmadığını söylüyorum. Bakın darbe Ergenekon bakın davasında darbe bakın cemaatin bakın, aynen, hukuku aynen, araçsallaştırmasını aynen, siz aynen, araçsallaştırıyorsunuz. Bakın şunu söylüyorum. Benim söylediğim orta sahadan yuvarlak tamam, cümlelerle. Bakın orta Ergenekon, sahadan yuvarlak cümleler kurmuyorum. Ne diyorum mi? bakın arkasında durarak şunu söylüyorum. Darbe ve Ergenekon iddianamelerinde yer alan şey darbe diyorum. Balyoz ve Ergenekon iddialarında yer alan darbeye teşebbüs iddialarının ceza hukuku ve ceza yargılaması hukuku açısından altları bomboş. Yok. Ama niyet okuyuculuğu yaparsın. Askere niyet okuyabilirsin. Partiye niyet okuyabilirsin. İnsanların duruşlarına niyet okuyabilirsin. Buna dersin ki demokratik toplumda ifade hürriyetinde çok aşırı kullanmış, öyle yapmış, böyle yapmış diyebilirsin. Ama bir hiyerarşik yapılanma o dönemde genel kurmaya sorulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı'na sorulmuş bu Ergenekon denilen bir terör örgütü yapılanması var mı? Yok demişler. Ona rağmen savcılar 2000-3000 sayfalık kafa karıştırıcı, anlaşılmaz, sanık haklarını hiçe sayan iddianamelerle ki onun rezaleti de ortaya çıktı. 6 ayda gerekçeli karar yazamadılar. Çünkü kendileri ne yazdığını, nerede neyin olduğunu bilemediler. Sorumlulukları bireyselleştiremediler ve insanlara Ahmet Bey dikkat buyurun. Kapalı cezaevlerinde yaklaşık 5 yıl, 4 yıl, 7 yıl ortalamalarla tuttular. Ve sonra geldiğimiz süreç ne oldu biliyor musunuz? Geldiğimiz süreç 17-25 Aralık'ta aynı yapılanma yine hukuku araçsallaştırarak bu defa hükümet mensuplarını ve hükümetin doğrudan doğruya önüne çıktı. Şimdi eğer biz kendi tuttuğumuz takım gibi bir tarafı savunup bir tarafı ya burada bir takım lekeler var dersek o zaman büyük resmi görmeyiz. Büyük resmi görmediğimiz zaman bizi seyreden insanların kafaları karışır. Derler ki ya burada oturanlar hep kendi taraflarından konuşuyorlar. Kendi taraflarından karşı Yok kardeşim burada net bir husus olmuş ki tamam ben şunu kabul ediyorum. AK Parti ile uyum sağlayamadığını, sivil demokratik yaşamı o zaman bir noktada saygı gösterilmediğini askerin, Kürt'lerde bakın devam ediyorsunuz. Seçilmiş hükümeti hedef alıyorsunuz. Ya yanlış şey. kardeşim. Bak Kürt e, yanlış. Hergenek konu bundan bağımsız alamazsınız ki. Ya bakın siz şöyle söyleyeyim de. size. Tamam. Şunu da söyleyeyim. Şimdi bu bir tartışma konusu. Şimdi siz mecliste değildiniz o zaman 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye değil ama Türkiye'de yaşıyor. Niye ben söyleyeyim? Diye yaşıyorsan o zaman bilmiyorsan ben hatırlatayım. 2004 yılında Meclis'e şu kanun geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Meclisi'ni veya hükümetini cebir ve şiddet veya tehditle yıkmaya teşebbüs etmek. Niye tehdit kavramını kanun metninden çıkardınız? Şimdi siz Meclis'in içinde AK Parti'nin mebusu olarak bulunuyorsunuz ya. Ben size söyleyeyim gerekçesini. Sivil toplum örgütlerinin özellikle cemaat yapılanmaları ile ilgili de ifade hürriyetlerinin önü kesilir. Tehdit kavramını oraya koyarsak efendim işte darbe suçunu çok genişletmiş oluruz. Ondan sonra olan şu oldu. Şu oldu. O kavram tehdit olarak orada bulunmadı ama mefruz cebir denilen varsayılan tehdit gibi bir kavram uyduruldu. Ha ben şunu söylüyorum. Hatırlıyorum cemaat çok evet. büyük bir kampanya yapmış. Evet şöyle söyleyeyim ben size şu oldu hukuk araçsallaştırıldı. Çünkü kendilerine dokunacağını düşünerek o dönemde koydurmadılar. Daha daha sonra lazım olduğunda da hukuku genişleterek suçta ve cezada kanuni prensibine aykırı mefruz cebir kavramı uyduruldu. Peki hocam o zaman bunun... darbe yoktu hesap. Bir dakika Ersan Hoca. Hesaplamışlar mıydı adamlar bu kampanyaları <laughs> yani yaparken? Şöyle 2004 yılında o meclisin genel kuruluna geldiğinde anladığımız kadarıyla daha net değillerdi. Net olmadıkları için gelen tasarıya bakın Türk ceza kanunu tasarısını devir ve şiddet veya tehditler tehdit genel kurulda çekildi çünkü niye o, o, o takdirde bunun yarın bir gün kendilerine tehdit oluşturacağını düşünüyoruz. Hocam o şeyle de bağlantılı. Terör ve mücadele kanunda değişiklik yaptılar ve o ben değişiklikle de Fethullah Gülen'in ve ben neden e, sözlerimi bitirin, söyleyip bitirmek istiyorum. Yapıyordum. Şu, şunu söylemek Petrolak istiyorum. Kurtaran bir Madem açıldı çıkardık. konu, gezi ile ilgili meseleyi de söyleyeyim. Hani bir şey cevapsız bırakmayalım. En azından konumuz değildi ama tartıştık. Evet doğru. Gezinin başlangıcı ve devam ettiği zamanda sivil toplum örgütleri, şahıslar herkes bir şekilde o protestoların içinde şu veya bu şekilde bulundu. ha Devletin görevi nedir? Onu söyleyeyim size. Silahsız, saldırısız toplanan gruplara elbette bir şey yapmazsınız, güç kullanmazsınız. Ama ne zaman silaha Sopaya, taşa, bıçağa savunursa, devletin güvenlik kuvvetlerine müdahale etmeye kalkarsa ben onu 311-312 boyutunda darbeye teşebbüs derecesinde görmüyorum. Devlet o kadar basit değil. Devlet o kadar basit ele geçirilmez, hükümet o kadar kolay yıkılmaz. Oraya polis müdahale eder bak. Söyleyeyim size. Hocam Bu dünyanın ederdi. her yerinde böyle. Düşün. Gezide olan bakın, şuydu. Gezi'de... Bakın ben şöyle söylüyorum. Daha mı? sonra marjinal grupların elbette o işi mecrandan saptırdığı noktada devlet gerekli müdahaleyi yaptı. Bu kadar basit. Ama yani, yani ama ben onu bir şeyi önce hayır bir dakika şimdi önce Yok yok başlangıç için baş, tabii ki onu başlangıçta söylemiyorum. devlet şiddeti bunun önüne bakın, açtı. Bakın tamam açtı ama açtıktan sonra bakın şimdi Ödürü zaten gezi Bak, konusunu şöylesi, Efendim, bu gezi kim açtı? bu gezi konusunu kim açtı Aramsın. ya, bilmiyorum oradan biraz önce <laughs> geldim. Şöyle söyleyeyim size. Artık çok geç A Ben ama ben somuttan konuşuyorum. Amerika Birleşik Devletleri özgürlükler ülkesi kimisine göre kimisine göre değil. En azından kendi vatandaşları öyle nitelendiriyor polisin siyah, işte öldürdüğü iddialarından sonra başlıyor. Kim başlattı şiddeti? Polis. Şimdi polis şiddeti başlattı diyerek orada yapılan her şey sessiz ve seyirci kalamaz. Kalmaz tabii. Çünkü herkesin ve kendinin can ve mal güvenliğini koruyacaksın. İş koptu bir noktadan sonra koptuğu yerde devlet müdahale etti üzerine düşeni yaptı hocam ali İsmail korkmaz ya bakın kaçarken onların hesabını sorarsın yani bakın onların hesabını sorarsın yani, ama siz, siz, sorulsun başlı şey evet. şöyle söyleyeyim ama ali İsmail Pardon, korkmaz bir cinayet şöyle cinayet Tabii bakın canım, onların yani. onların ceza yani. sorununun bireyselleştirilmesi esnası e, ceza sorununun bireyselleştirilmesi çerçevesinde hesabına sorarsınız ama devlet ama işte. Sokakları hocam, bakın hep sokakları. hep aynı şey yapılıyor. Bakın, hep aynı şey yapılıyor. Kemal Bey, hocam, devlet devlet hocam. sokakları ve kanunluk bir teslim etmez bak, ama söyleyeyim. devlet öyle anayasa bir, öyle bir dünya siz, yok. Siz bu temel hak ve özgürlükler meselesinde devleti bak, önceliyorsunuz. Bakın ben devlet Hocam ben de devlet 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 devletle siyasi bir örgütlenme milletin kurdu. Evet. Hocam ben de söyleyeyim mi? Neyi söyleyeceksin Ay, ya? Şunu söyleyeceğim. İnsanların silahsız saldırısı, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı var. Silaha saldırıya silaha sopaya sığındığı yani. Bir dakika şu nedir peki? Silahsız saldırısı Barışçıl bir gösteri yapan insanların üzerine gaz atmak, onları e, vurmak şiddeti ve ölüme yol açacak onları ölçüde. Onları savundum mu ben? Hayır savun ama, ama tamam. neyi önceliyorsunuz? Ben diyorum ha, ki gez, ya? gezi, gezi Kemal'i <laughs> <sen de>. Neyi <laughs> gezi, önceliyorum? Ama gezide bunu Bunu yazmış çizmiş bir insan olarak evet. söylüyorum. Evet. Diyorum ki insanların protesto hakkı var, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu bunun için var. Hatta insanlar, evet. Avrupa mahkemesi de bu kavramı genişletti. Dedik. Hatta önceden izin almak diye bir şey olmaz bildirimde yapmasa, silahsız saldırısız toplanmışsa bu grupları silaha başvurarak güce başvurarak dağıtma. Türkiye'de evet. mahkum etti. Anayasa Mahkemesi de bunu kararlarında yine belirtti. Peki hocam bir şey daha demedi Ama bunun mi? Ötesine, hayır hayır hayır. Bak, şunu söylemem lazım. Bir dakika ben lütfen. Şunu söylemem lazım. Ana, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynı zamanda dedi ki bir gösteride şiddet kullanan varsa sadece o şiddet tamam. kullananı enterne tamam. edebilirsin bütün tamam. gösteriyi dağıtamazsın. Tamam. sen şunu Türkiye'de yapamazsın. olan bak, neydi? Şöyle yapayım ben. İki tanesi taş sen atıyor diye yapamazsın. bütün gösteriyi eline, dağıttılar. Eline taş sopalıp köprüden teslim alamazsın. Hayır. Köprüden yürüyemezsin gidip oralarda istediğini yapıp bütün trafiği kapatın. Hocam şimdi ya öyle yapamazsın diye yok. Ben a, 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 diyorum ki. Ya ya, ya şiddet... arabaları arabaları ahim, deviremezsin. yapamazsın. Ahim, ahim ya. kararı ne diyor? Bunların ahim ne diyor bak bunları şey yaparsan bunlara müdahale edilir. Hocam. Ahim kararı da ne diyor? Bir gösteride şiddet uygulayan varsa sadece ve sadece şiddet uygulayanı internet etsin. Diğerlerinin gösteri hakkını Bunu yapabilme kapasiten varsa yaparsın. Bunlar Ye, teoride güzel sözler ama... Ahim kararı hocam ne teorisi? Ya, bak, ahim, kararını, ahim kararı kararı uygulamak ahim, zorundayız. Bak, İham kararı veya ahim kararının bahsettiği noktasındaki o tespitleri ben de biliyorum. Ama evet, ama ama eğer orada. silaha, sopaya, molotof kokteyle tamam. ben gezide bu yapıldı mı yapan varsa polis buna müdahale de. Kemal Gezi etmek zorunda zaten. Ge, ge, İşi o devletin. Ama Gezi'de olan bu değildi. Gezi'de Molotof gösteri falan bu Gezi'ye karakterini veren şey. Ama Gezi'de, her yeri... gezi ha, Hayır, yapayım, Gezi'de Allah böyle aşkım. şeyler olduysa bile bu e, fotoğrafları hala duruyor Kemal. Bey. Gezi'de yani, olan insanlar Boğaz Köprüsü'nü Molotofla taşla bak, şeyle geçmediler. İnsanlar Boğaz Köprüsü'nü yürüyerek geçtiler. Gezi, tamam ben ben Gezi, gezi, gezi meydanında geldiler e, ve orada Taksim, polis Taksim, Taksim karşı olan ben, ben olan şeylerin işte. fotoğrafları hala duruyor. Orada ya, bakın toplumsal olaylarda toplumsal yok. olaylara bakın, damgasını vuran çok şey Çok net bir şey söylüyorum. İki şiddet Başta polis devlet devletliğin yapacak? Gayet Devyan, tabii ki başta yapsın. devlet devletleri yapıp yapsın. insanların Ama gösteri hakkını koruyacak. Ne karşı Şimdi diğer şirketi yani savunmanın bir Hayır. manası şunu, şunu yok. Söyleyeceğim. Bunu Sema, söylüyoruz sabahtan kardeşim. beri. Anlıyorum seni. Allah aşkına. Ama devlet birinci gün yaparsın, ikinci gün yaparsın, hocam, üçüncü gün yaparsın, devlet şiddeti dördüncü şiddeti vardı, şiddeti ilk vardı, yaparsın. gün yaparsın. Vardı, i̇lk gün var yaparsın tamam da devlet bir noktadan sonra müdahale etmek zorundaysa. Hocam ne yapacak ya? Etmek zorunda olduğu anda eder de. Gezi Parkı'nın içerisinde beton tamam, o yanlış çevreci... E, tamam e, tam ama o insanlar buna tepki için e, Boğaz tamam. Köprüsü'nü e, yürüyüp tamam. geldi. E, ama yürüyüp sonraki geldi. Yani tepkisini... Yani bir de taşla belirsizli. sopayla gelmediler. Gayet çıplak elle tamam, yürüyerek geldiler. Tamam seni söylediğin şu Senin yani. söylediğin şu, şu noktaya gidiyor. Polis Hiçbir sebep yokken, gerek yokken bir iki evet. günün dışında da devam eden her gün illa evet. şiddet kullandı. Evet. Vatandaş da kendisini savundu diyor. Hayır, savunma meselesi değil. Yani Orada şey. olabilir canım. Hayır, ben savunma ben bu meselesine girmedim. Var. Hayır. Devlet dediniz. Karşılıklı dedim ki... şiddet kullanıldı. Hayır, hayır. hayır. Ee... Devlet, devlet dediğim ki devlet temel hak ve özgürlükleri ha... Ya benim edelim. söylemediğimi lütfen mealen söylemeyin. Ben söylüyorum. Öyle ben gördüğümü söylüyorum size. size. Ha pardon. Ersen hocama diyorum. Eee devlet toplantı ve gösteriş hakkını kullanan insanlara anayasa ve hukuk dışına çıkarak sert müdahalede bulundu. Bu da toplumda bir infial yarattı. Bu infial sonucu akan milyonların yani İstanbul'da Türkiye'nin her yerinde 10 milyona yakın insan sokağa çıktı. Hepsini devlete taş attı, marjinal gruplardı, şuydu buydu diye geziyi böyle mahkum edemeyiz. Peki ben şey. de şunu söyleyeyim. Eee tamam. ben izi toptan mahkum etme gibi bir niyetim yok. Sadece evet. bireysel bazda o dönemde polisin haklı müdahaleleri vardı. O müdahaleleri yapmak zorunda kaldığı noktalarda et belki. Ama bu başlangıcında durup dururken Ahmet Bey. gereği yokken kullandığı Ersan gücü hocam. şiddeti asla haklı kılmaz. Bireyselleştirme anlamında gereği yapılıp polis kim olursa olsun bunun karşısında durup hukuk hesabını sormalı. Teşekkürler. Yani neticede ne söyleyebilirim evet. ki bunların? Ee, i̇lk meclis ve ilk anayasa Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlik bila kaydı şart milletindir. Meclis eliyle yürütülür. 60 darbesi 61 anayasası meclis eliyle yürütülür. Kaldırıldı. Belli organlar eliyle yürütülür denilerek her organ yasamaya, yürütmeye müdahale ede ede geldi. Bu büyük fotoğraf. Ben hocamın e, Ergenekon tanımlamasını e, zaten hocamla bugün anlaşamadığımız temel nokta e, onu kamuoyundaki algısının nereye gittiği ile ilgili e, anlaşmazlığımız, belgesiz anlaş. Buradaki gördüğüm şey de Ergenekon'daki FETÖ'nün hukuki gücü üzerinden algı 15 Temmuz sonrasına bir tehlike algısı da oluşturuyor. E, rahmetli Erbakan Hocam bir, e, bütün mesele şeftali yerine motor üretmek isteyişimizdendi diyor. Amerika Kissinger'ın bir tespiti. Amerika diyor çok güçlü ülkedir. Ülkedeki bütün hainleri öldürür, başka ülkelerdeki hainleri bulur, kullanır. Asala sonrasında PKK, sonrasında FETÖ. Ben laiklik tanımının Kemal Bey'le zaman zaman laikliği Fransa'dan almış olmamıza rağmen orada kilise ile devlet arasındaki ilişki için ihtas edilenin Doğrudan alınma biçiminin geçmişte e, normalde tanımı ateistin ateistliğinin dindarın dindarlığının teminatı olması gerekirken uygulama biçimlerinin hep dindar dövmenin sopaya sopasına dönüşmesinden dolayı bu milletin geriye dönük acıları var. Evet layıklık, e, fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti zaten İslam dini. Dinde zorlama yoktur ayetiyle. Leküm dini kümeliye din. Senin dini sana benim dinim bana diyerek. inanç hürriyetinin temelini atmış. Ahmet Bey. Burada. Bir, şey, bir şey diyebilir miyim? Bir soru sorabilir Müsaade edeyim de ondan sonra. Ama bir, yok bu like Hayır şu, çok birbirine yetişeceğim de müsaade like de. Ama sormam gerekiyor. Ya, sor, olur sorun cevap vereyim. Ee, 16 darbe olmuş geçmişte 17. .'si. Açık darbeleri söylüyor. 16 darbecinin tamamı. Kemalizme sığınmış. Yani Kenan Paşa da Kemalizme sığınarak Ama bir Kenan, soldan... Ama Kenan Paşa gelip yaptıklarıyla rahmetli herhalde kimlerin önünü açtığını biliyoruz ya yani e, bu dönemde. O yani. yani, 12 Eylül müsaade terbiyesi. Müsaade buyurun. Ben bir bir tane, ne oldu dönünün? Kemalizmi mi Açmasından yani? bahsetmiyorum. Yani, yani sığınıyor 15 Temmuz'da e, o neydi? Hocam, hocam. Ne şeydi grubu? Yurtta sulh konseyde. Zaten başına taş düşse herkes... Eyvallah hocam müsaade buyurun. Diyeceğime bakın şunu diyeceğim. Bir soldan bir sağdan astık diyen darbecinin bile sığındığı yere baktığımızda Hazreti Ali Efendimizin şu sözü geliyor. Düşmanın en tehlikelisi sizden gözüküp de sizden olmayandır cümlesi FETÖ ile tezahür etmiştir. Kastettiğim şey bu. 15 Temmuz ve yeni kapı ruhunun katmanları çoktur ama merkezi Cumhurbaşkanı ve millettir. Biz o gece buna karşı koyanlarla mutabakatın, ruhun devam etmesini istiyoruz. Ama merkezin de işte bir tarafta millet Menderes'e, Özal'a, Erbakan'a, Yazıcıoğlu'na sahip çıkamamanın pişmanlığını yaşarken diğer tarafta darbe olunca şapkasını alıp kaçmayacak lider özlemi de duyuyordu. O gece millet... Hem Özal'a hem Menderes'e hem Erbakan'a hem yazıcı Yazıcıoğlu'na sahip çıkmış hem de e, liderinin arkasında durmuştur. Bu ruh bozulmaz çünkü ruhun o millet ruhun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş gazetesinin arkasında durdu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıktı. Eyvallah bir sorun yok. Ee, sorun yok. Sorun ee, yok. Bir sahip çıktı hocam. o. Bir ee, bir şey sorabilir miyim? Söylediğim şey budur. Hoca Kemal Bey'in sorusunu bekliyorum. Şimdi laiklik diyorsunuz da bu layıklık meselesiyle ilgili bugünlerde bir kampanya var. laikliği kazanacağız diye. Haziran Hareketi denilen soldaki bir takım yapılamalar bir arada ve onların laiklik savunusu yaptıkları bildiriyi dağıtan bir partinin genel başkanı üstelik. Halkın Komünist Partisi'nin genel başkanı Erkan Baş ters kelepçeli gözaltına alındı. Yurt çapında 50 civarında bu bildiriyi dağıtan insanlar gözaltına Laikliği alındı. savunduğu için alınmamış. Layıklığı savunduğu için sonucunu bekleyelim. Bildiriyi dağıtan bir siyasi ben, ben, partinin genel başkanı. Kemal Bey ben şunu söylüyorum. Bakın deminden beri gezi şiddet falan diyorsunuz ya. Burada hiçbir şey yok. İnsanlar sokağa çıkmış bildiri dağıtıyor. Üstelik adı belli, sanı belli. Bir suç unsuru varsa sonra savcının gitsin evinden eğer alıyorsa, alması gerekiyorsa alsın vesaire neyse. Sokakta bildiri dağıtan üstelik bir siyasi parti genel başkanından tutun. Vatandaşlar Türkiye'nin her yerine gözaltına alınıyorlar. Niye? Anayasada yazan... Yasama anayasada yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı önemlidir diyorsunuz. Yargının yaptığı işlemler işinize gelince harikadır. Gelmeyince ha, yani hükümet yaptı. Yargının yaptırmış. harika işini görmedim Türkiye'de de. Ha, şimdi e, bu yas... yargı bağımsızlığı yargıysa, yargı... yargıysa bırakalım işini yapsın. Hocam şimdi ke, e, Ama layıklıkla ilgili tanımınızda bir, deliğine şeyde, deliğine biliyor, bir şeyde, hocam da bir şeyde uzlaşalım Kemal Bey. Yeni, yeni Kapı ruhundan ya, sonra yargının suçu, e, yargını suçu mu? O ben bildiri. suç demiyorum. Ya, ya, yargını yani yargının Layıklık tanımı laikliği savunduğu için içeriye alınma ihtimalini görmüyorum. E, zaten bu ülkede Her, Peki neyi savunsa içeri alınabilir? Yahu bildiri dağıtıyor adam. Ya, bildiride suçun doğarsa işe yapar ya bildiride soru soru de. şey ya, ya Kemal Bey şu anda, şu anda şu anda FETÖ ile mücadele var. Adam diyor ki ben e, FETÖ ile uzaktan yakından ilgim yok diyor. Arkasından soruyoruz bu adamın nedir? Diyorlar ki bu adam FETÖ'nün tepe noktası bankayı batırmayın, bankaya sahip çıkın dediği zaman arabasını satmış 2015'te oraya yatırmış. Şimdi ideolojik olarak şey yani? Taraf, bu dediğiniz adamla ilgili ne olduğunu ben bilmiyorum ama bir şey söylüyorum. Yasama, yürütme, yargı, yargı burada bir işlem yapıyorsa bu yanlışsa hukuktan döner yani bunun bir şeyi yok. Ama Peki. benim laiklikle ilgili söylediğim şey şu. CHP Cumhuriyet Halk Partisi ile Başörtü özgürlüğünde son süreçte işte belli bir noktaya gelmişken e, o, o, yeni kapı ruhundan sonra en çok tartışılan konulardan birisi de polisin isteyen polisler de başını örtebilir uygulamasına karşı laiklik bahanesiyle karşı koyulması olmuştu. Şunu söylüyorum. Bizler farklı düşüncede olabiliriz. Eğitim hakkı, siyaset hakkı, çalışma hakkı boyutuyla evrensel hukukun kamu güvenliği, kamu düzeni, kamu sağlığı gibi tanınıyor olmak, hijyenik olmak, örf adetlere aykırı olmamak gibi tanımlarda uzlaşabiliriz. Birbirimize kızdığımızda yeniden o laikliğin geçmiş, ezanı Türkçe okutan, camilere ahıra döndüren Hocam, uygulamalarına Türkiye'de gitmeyelim. Bugün, bugün laiklik... Bunu söylüyorum. Türkiye'de geniş kesimlerin bugün hükümetin uygulamaları nedeniyle laiklik hassasiyeti var. Yani bu hassasiyet öyle bir şey ki işte Anıtkabir'e bir park yapıldığında bile e, nüks kim ediyor. Kim parkı yapan kim? Neyse hayır hayır orada bile ha. nüks ediyor diyorum. Bikan yani hassasiyet. Kim yapan kim? Yani bizim de Hükümet, şey yani ki yani bizimle ilgili bir eğitimin e, ben ya, bence, ayrı tartışmalar açmak bence, istemiyorum. Ben, bence, Ama bence yani layıklık konusunda çok ciddi bir hassasiyet bence var Bence Ben de layıklık konusunda şu hassasiyeti göstermesi lazım daha fazla kamplaşmaması daha fazla uçlar yani cenaze töreni üzerinden görüyoruz bunu başka noktalardan görüyoruz bir bakıyorsun A bir bakıyorsun Z. Bu değil. Din ve vicdan hürriyetini yaşamaksa laikliğin en önemli meselesi ülkenin, hukuk kurallarının bir dinin, birkaç dinin, bir mezhebin veya birkaç mezhebin kurallarıyla donatılmaması, dayatılmaması. Bu noktada mutabıksak sorunumuz yok. Herkes dinini yaşasın. Böyle bir şey dayatan yaşasın. yok ki. mühendisliğine başladın ya. Efendim. Böyle bir şey dayatan yok, yok Size, söylemiyorum. Yani size ortak, yakışan cümle ortak, şu olmalı. Ortak Layıklıkla ilgili ortadan bir hakem gibi cümle kuracaksanız bu ülkede İnananlar, inanmayanlar olabilir. İnanmayanlar in, e, inananların şimdi, inanma hürriyetine. Şimdi bak tersi inananlar da var. Hocam burdur milli Yok yok bu bir tersi tartışma da var. O, dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesiyle ilgili eğer tartışmaya girecek olursak ülkenin kuruluş felsefesinde laiklik var. Laikliğin de ne oldu? Herkes kendisine göre tanımlıyor. Oluşuyla ilgili ya, bir bir kavgadan kimse yok ki. ki. Tamam Belki olmaması de. gerektiğini söylüyorum zaten. ama, zaten. Ama Ersan hocam, Laikliği demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir ülkesi anayasada laikliğin Suç işimamını istese bile başını örten var. kızları dövmenin aracı yapılmadı yani ya yapılmadı mı? Bunu söylüyorum. Yani. Bundan sonra, ya, sonra ya. bunlara müsaade tamam. etmeyin. Eyvallah. Onu başörtüsü değil artık. Bugün insanlar şunu diyor. Laiklik laikliğe aykırı uygulamalarla laikliğin altı oyuluyor, bir erozyona uğruyor diyor insanlar. Bu yani, bunu, bunu diyen Hükümet insanlara, bunu diyen insanlara gözaltına alıyor. Kimseyi layık polisler. Yani layıklık tartışmasının bırakmayız. bakın şöyle insanların şey, hürriyeti de şey, inanmayanlar da, Bey, da tek, yaşam biçimi de. Sayın Bizimle Vekil, layıklık tartışmasının yüzlerce eleştiri vardı. Bey, Şu ana kadar ne böyle bir açmak da sizin şey açıklamalarınız var. Bula bula o bir densiz çıkıyor şortlu birine. Biz diyoruz ki Şortundan dolayı birine tekme vuran ne kadar adi ise şort giydiği için şort giyene tekme vuran adi evet, zaten, üzerinden İslam'a saldırmak da o kadar yanlış. Bir dakika başbakan, Bunu hep beraber şunu demeseydi keşke yani tekme atacağına mırıldansaydın demeseydi. Hayır Oradaki Ona başbakanın ifadesi. Ne oldu? Başbakan orada tekme atmayı asla tasvip etmiyor. Etmiyor ama mırıldansaydın diyor. Hayır. Niye mırıldanıyorsun ya. canım insanı kıyafetine? Şöyle insan diyor bu tasvip etmediğim ya kimse, bir kimsenin şey. Polisi düşünce olarak bir diyor, bir diyor yani. tasvip etmeyebilirsin ama şiddet diyor ihanettir. Yani başbakanın şortluya verdiği Bence desteği listeyi, tekme atana desteğe hayır. döndürmeyin. Ya hayır. Mırıldansaydın ama ben, o, o konuşmayı şey. ben o yaptım. Ama, ama, yani. ama mırıldansaydın demeseydin. Yani niye mırıldansaydın diyor. Şöyle. Şimdi eee yani ben onun avukatlığını yapacak değilim. Kendisi buna bir izah getirir ama yani kadın örgütleri çok sert tepki gösterdi bir, bunu. Şöyle bir durum söz konusu. Başbakan orada şunu yaptı. Yani dedi şuradan yola çıkarak o mırıldanma lafına geldi. Dedi ki bu adam normal bir adama benzemiyor dedi. Yani ki hareketleri zaten tavrı evet. Hareket Net. bir de bir açıklayabilir miyim? Hı hı. Hareketleri tavrı normal bir insana benzemiyor dedi. Yani normal bir insan olsa dedi. Ya en fazla hani bir mırıldanır geçer falan dedi. Tekme atıyor yani olacak iş mi? Yani bu minval üzere söyledi. Evet, evet. Eleştirecekseniz bunun üzerinden eleştirin. Evet, bunu söyle. Yani söylüyor. bunu hala eleştirilecek bir şey varsa evet. Bu Burada e, kimse kimsenin kıyafetiyle ilgili bir rahatsızlık hissetmemeli. Rahatsızlık hissetmek, evet. mırıldanmak e, bunlar daha sonra biriktiğinde Hayır, başka eylemlerin önüne açan şeyler olabilir. Arkadaşlar tekme atmayın, mırıldanın demedi adam. Demek. Onu söylüyorum yani. Peki, Peki ama, bu adam normal ama değil ya bu, bu yani, yani bu, o yazılı yazılı metinde okuduğumuzda ben öyle, de birkaç kez okudum öyle. tek mat mırıldansaydın gibi bir şey ifade var. Hayır şöyle diyor yani ya hasta bu adam diyor manyak ya Sadece tabii bu, bu, meselede, ama mıdır? bu mesele meselede. mıdır nedir diyor yani. Oldu. Tekme yani atılır mı diyor yani. Tekme atıldığında insanlar şunu bekliyor hükümetten. Kemal Bey bir bir dakika, birbirimizin bir refleksi, refleksi, refleksi gösterme. Evet o hukuku koruyacağız. O refleksi hükümetin çok hızlı göstermesi. Ama, ama gösterdi ama zaten. Bakan Hayır şeydi, bakan 2 gün geçti. Bakan 2 gün sonra hürriyet sorduğu için bir açıklama yaptı. Ahmet Bey gidip sorduğu için başbakan hemen bir, bir bu konuda insanların kılık kıyafet meselesi konusunda rötortaj, saldırıya şey. uğradığına Bakanlığı dair çok da şeyler geliyor. Şey. Hükümetin buna hassasiyet buna, göstermesi lazım. Müdahale devlet Şu, müdahale edecek. Devlet müdahale yani evet. bu çok evet. ağır Daha bir saldırılacak yani. Bir e, tutulmalı. Yani, yani ceza bunun bunun bir başörtülü kadının başını zorla açtırmak farkı yok. Bakın Farkı yok ama eğer olay öyle gelişseydi ee, bir kabataş yalanının etrafında neler çıkarıldı biliyorsunuz. Yani yani bizim bizim ben yapmamız olurdu? gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine sahip çıkıp rejim değişikliği gibi bir derdimiz yok bizim. Mevcut ya asıl onu mevcut tartışmadık ama bu 15 Temmuz bir sonrası bir uygulamalar demokrasiyle bağdaşmayacak bir aşamaya Ümit ederim hal uygulamalarından yavaş yavaş çıkıp bütün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Eskiden olağanüstü hallerde caminin imamı bile camiye ezan okumaya gidemiyordu. Bu halde hepsi serbest. Bu hal devlete yamuk yok, yapanlar yok, hocam, ilgili ne bir zaman hal. en kısa sürede ne zaman çıkarız. oldu? Tabii. Hepinize ne zaman oldu? iyi geceler evet. diliyoruz. bütün olan üstü dolayısıyla bütün... hayatında yaşantı biçimi değişen kimse var mı Kemal? Ya bütün... zaten hedefimiz olağan hukuk düzenine açığa dönülmesi alınan... ya. Yani. Açığa, Tarımla bir an önce Bu döneriz ben haldım. onu söylüyorum. Ya Eyvallah. basın açıklaması nedeniyle açığa alınan binlerce öğretmen var. Bütün konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Pek Hepinize iyi geceler diliyoruz. Pekrebe'ye destek ve basın açıklamasını karıştırmayalım. Hocam pek...